Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz, Sayın Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan Akar, özür diliyorum, TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem Kaya, başkanım ve saygıdeğer meslektaşlarım, değerli konuklar. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlardaki değişiklik adlı seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Abdullah Dolu ile Yeminli Mali Müşavir Sayın Soner Ülgen'in sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuya dair ayrıntılı bilgi alacağız. Kendilerine sözü vermeden önce Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Evet sevgili meslektaşlarım, Sayın Yeminli Oda Başkanımız, değerli dostum hoş geldiniz. Sayın Cevdet Akçak Hoca, Sayın Selahattin İpek, sizler de hoş geldiniz. Bu arada yarım saatlik gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün mesleğimizin büyüklerinden Yeminli Mali Müşavir Sayın Süleyman Fidan, ebediyete intikal etti ve onun cenazesine katıldım. Sizleri bir yarım saat gecikmeli olarak seminere başlamak zorunda bıraktım. Kusura bakmayın. Bu arada huzurlarınızda tekrar Sayın Süleyman Fidan'a da Allah'tan rahmet, kalanlara, meslek camiamıza da sabırlar diliyorum. Üstadımız Sayın Yeminli Mali Müşavir Abdullah Dolu ve Sayın Yeminli Mali Müşavir Soner Ülgen bu konudaki ricamızı kırmadılar ve 7440 sayılı yasayı TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Muharrem Kaya ile birlikte bize sunmak ve anlatmak konusundaki teklifimizi kabul ettiler. Ben başarılı bir sunum olmasını, hepinizin aklındaki soruların ve çelişkilerin gidereceği bir sunum olmasını diliyorum. Şimdiden her iki üstadıma da, her üç üstadıma da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Seminerin sonunda sorularımızı, bu arada kayıt aldığımızı, sorularımızı mutlaka mikrofonla sormanızı rica ediyorum. Mikrofonla soracağınız sorular kayıtlanacağı için sonradan konuya ilişkin takıldığımız bir şey olduğunda dönüp odanın sitesinden, kayıtlarımızdan aklımızdaki soruları gidermiş olacağız. Ben başarılı bir sunum olması dileğiyle hepinize teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. Açılış konuşmalarından dolayı Oda Başkanım Sayın Hüseyin Halil'e teşekkür ediyorum. Ve şimdi de semineri gerçekleştirmek üzere üstadlarımı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hani yüreğimiz yandı. Süleyman abi bizim kurucu, müteşebbis heyette olan bir yönetim kurulu üyemizdi. YMM odasında da yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Mesleğe katkısı büyük. Bugüne denk gelmesi belki katılımı azalttı ama Allah'tan rahmet diliyorum. Yine meslektaşımız olan eşi Elif ablaya başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Yani gerçekten kamuoyunda meslek örgütümüzün duayen isimlerini burada görmek, bizleri kırmamaları bizim için onur verici. 7440 sayılı yasa öteden beri yapılandırma yasaları çıkıyor ama bu yasanın diğerlerinden farkı
2022 yılı daha beyan etmediğimiz dönemin de kapsadı. İki, ek vergi geldi. Üstadlarım bu konulara değinecekler. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü ilk konuşmacımız Abdullah Üstad'a veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ben de Süleyman Bey'i isim olarak biliyorum. Sözlerime başlamadan önce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bütün meslek mensuplarına, odaya. Ben yaklaşık 3-4 yıldır aslında hiçbir eğitime katılmıyordum. Ama gerek Muharrem abinin, gerekse oda başkanımızın ısrarlı şeyler olunca, bir de Bursa'ya daha önce ben hiç gelmemiştim. Bursa'yı hem göreyim hem sizlerle bir tanışayım. Hem de bu 7440 sayılı kanunun teklif aşamasından yasalaşma aşamasına kadar içinde bulunan birisi olarak da hem size ayrıntılı bilgi verelim. Tereddüt ettiğiniz konular varsa burada canlı olarak cevaplayalım. Yani şöyle hızlı bir şekilde geçiş değil de daha ayrıntılı bir şekilde. Tabi bu kadar zaman süreç içerisinde ne kadar ayrıntılı anlatabiliriz onu bilmiyorum ama biliyorsunuz 241 sayfa bir tebliğ var ortada. Ekleriyle beraber fazla. Biz okumaktan sıkıldık yani. Şey olarak ama Koray Ateş dostuma da aradı, telefonlaştığımızda söylüyorum. Diyorum ki 30 yıldır aynı idare, 30 yıldır bu aflar, 30 yıldır aynı tebliğ, iç genel gelinme, 30 yıldır aynı meslek mensupları, yenileri hariç diyorum. Her defasında bir daha anlat. Sıkıntısı oluyor. Gerçekten herkes de yoruldu biraz da. Bu kanuna da tabii çok sayıda değişiklikler falan da oldu. Bu teklif aşamasından itibaren de aslında biz görsel basına, televizyonda, gazetede de bunu özellikle yazdık. Farklarını falan da belirttik. Ben size bunları ayrı ayrı tablo haline getirdim. Mesela 7440'ın önceki bütün af yasalarından ne farkı var? Hani Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlısı diyoruz ama şimdi tabloda göreceksiniz aslında en geniş kapsamlı olanı 7143. Ben 6736 diye tahmin etmiştim tablodan önce ama 7143 en geniş, en fazla düzenlemenin olduğu bir yapılandırma yasası. Bu süreç içerisinde tabii Muharrem abi nasıl olacak? Yani soruları anlatırken de çok işte bölmemen kaydıyla alabiliriz. Bölüm sonunda da alabiliriz. Üstadım yani, siz nasıl uygun göreceksiniz? Şöyle, tarz olarak eş zamanlı olursa konunun daha iyi anlaşılması açısından daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Daha iyi olur. Ben de aynı o zaman senin. Sunumlardan sonra mı alalım yoksa? Anlatırken de olabilir. Eş zamanlı kafasına takılan o slaytla ilgili bir... Evet, aynen öyle. Tamam, tamam. Ya şöyle katılımı da sağlamak lazım. Evet. O bayağı bir anda tecrübe ettik. Çünkü katılım sırasında sormazsa sonunda biraz problem olabiliyor sorularda. Benim bir de hocalık tecrübem de olduğu için çocukların kafasında bir şey olduğu zaman dersi dinlemezler. Hep bu soracağına gelir. O yüzden eş zamanlı meslek mensuplarının meslek mensubu arkadaşlar kafalarındaki sorulara anında cevap alırlarsa kalan dinleme açısından da daha katılımcı olur diye düşünüyorum. O zaman sunum esnasında kafanıza takılanları mikrofonla soralım yalnız soruları. Bence daha katılımcı. Evet, o katılımcı anlayışa daha verimli geçeceğini söylüyor üstadlarımız. Bizce de uygundur. Şimdi yapılandırma yasasının özel durumlarından geçmeden önce bu yapılandırma yasası ile ilgili bir genel bilgiler vermek istiyorum. Aslında bunlar çok önemli. Neden? Hem idarelerin performanslarını değerlendirmek açısından hem neden böyle bir şeye sık sık ihtiyaç duyuluyor. Onlar açısından bu rakamları vermekte fayda var. Biliyorsunuz 7440 sayılı kanun 12 Mart 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ondan 13 gün sonra bir serinin oğlu tebliğ yayınlandı. 2 gün sonra iç genel yayınlandı ama bu normal standart zaten. Yıllardır böyle. Önce bir kanun, sonra bir oğlu tebliğ, sonra iç genel yayınlandı, sonra diğerleri falan diye devam ediyor. Sadece bu kanun uygulamasında ilk defa bir şey oldu.
Gümrük ve SGK Maliye'den daha önce yayınladı ilgili mevzuatları. Gerçekten bu 7440 sayılı kanunla yapılan yapılandırma Cumhuriyet tarihimizin en büyük borç yapılandırması. Neden borç yapılandırma? Hem kapsam hem tutar olarak. 13 kurumun alacakları yapılandırılıyor bu kanun kapsamında. Bunun toplamı yaklaşık 1 trilyon 300 milyar civarında. Bu borç yapılandırmasında en büyük payda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye'nin. Vergi dairelerine olan toplam 837.3 milyar liralık bir borç yapılandırması var. Bunun 521 milyarı ana para, 316 milyarı ceza, gecikme zammı ve faiz. Şimdi bu meclis görüşmelerinde ben çok yakından takip ediyorum. Orada gelir idaresi yetkilileri dedi ki bu 837 milyarın 350 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yok dediler. Şimdi tahsil kabiliyeti yok demek ne demek? Bunun tahsil imkanı mümkün değil. Şimdi 350 milyar çok ciddi bir rakam. Neden? Ek vergiyle hedeflenen rakam, hedefledikleri rakam 100 milyar ama bana göre 38-40 milyar. Göreceğiz tahsilat sonuçları yapıldığında. Şimdi bir tarafta tahsil edilmeyen 350 milyar var. Bu 350 milyarın tahsil edilmemesi bunun hepimize yol, su, elektrik olarak dönmesi demek. Maalesef böyle. Ve bu 350 milyarın büyük bir kısmı arkadaşlar çok uzun yıllardan bu yana geliyor. Zaten Sayın Veli Konseyimiz Adnan Gerçek Hocamız da burada. Bu Türkiye'de aslında tahsil zaman aşımının olmadığını da gösteriyor. Çok enteresan şeyler bunlar, saptamalar. Tahsil zaman aşımı 5 yıl. 25 yıl, 30 yıldır bir borç devreder mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi 350 milyarı çıkardığınız zaman bunun içerisinden işte 485'e falan denk geliyor. Zaten bütün yapılandırma yasaları bu 400 milyar için yaptı. 400-500 milyar aralığında. Fakat bu hiç düşmüyor aşağıya. Hiçbir şekilde bu kadar af yasaları olmasına rağmen. Vergi dairelerine bu kanunun görüşmeleri başladığı sırada borcu olan mükellef sayısı 14 milyon 556 bin arkadaşlar. 14 milyon vergi mükellefinin borcu var. Vergi dairelerine 2000 liranın altında borcu olanlar var. Bunlar da 7.6 milyon. Bu 7.6 milyon çıkardığımızda yaklaşık 6.5 milyon vergi mükellefinin borçları bu yapılandırma kapsamına giriyor. Bu 2000 liranın altındaki borçlar genellikle idari para cezaları, trafik cezaları, nüfus falan gibi. Onlara birazdan değineceğiz. Bu borçların silinmesi ilgili. Zaten bu 7440 sayılı kanunda da var. Türkiye genelinde şahıs bazında 2000 liranın ceza her şey dahil 2000 liraya geçmiyorsa bu Maliye Bakanlığı zaten sistemde de onun yazılımı yapılıyor. Hiçbir müracaata gerek kalmadan bu 2000 liranın altındaki borçları silecekler. SGK'ya baktığımızda SGK'nın 361 milyar liralık bir alacağı yapılandırılıyor. Bunun 196 milyarı ana borç, 165 milyar da gecikme zammı, cezası ve faizi. Bu teklifler görüşülürken, daha görüşülmeye başlamadan önce bu SGK'da da ciddi bir yapılandırma sorunu var. Bunu da mesela SGK'da, çünkü devletin de para ihtiyacı var, SGK primleri yönünden de vergi ve matrah artırımına benzer bir sistem getirelim. Yani para daha fazla toplayabilmek aslında. Çünkü artık işçi, işveren, SGK'da inanılmaz derecede uyuşmazlıklar var. Olay vergiden falan çıktı. Türkiye sadece son günlere bakarsanız SGK üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Ne demek? Hem primden hem EYT'den yok stajdan falan derken olay SGK'ya kalmış durumda. Artık işverenler de bu fazla şikayet edince yani bu SGK yönünden de mükelleflere bir incelememe garantisinin bir şekilde verilmesi lazım. Neden? Çünkü Türkiye'de maalesef şirketlerin büyük bir bölümünün aile şirketi olması nedeniyle bu gerçek ücretler
bir şekilde ödenmiyor. Yani açıktan ücret ödemeleri falan fazla. Tabii bu sürdürülebilir de değil. İşten ayrılanda zaten bir şekilde davalık oluyor. Bunları da geriye dönük bir şekilde kaldırmak gerekiyor. Yine SGK'ya olan alacaklarda da hani vergilerindeki 2000 liranın altında kalacak olduğu gibi alacak aslı 500 lirayı aşmayan alacaklar siliniyor. Sadece aslı ödenmiş perileri varsa orada da 10 bin liraya kadar borçlar silinecek. Bunun tutarı da 9,1 milyon lira civarında. Aklınızda bulunsun, SGK'da da böyle bir borç sınırlandırması var. Yine gençlerimize, öğrencilerimize dönük bir KYK borçlarının silinmesiyle ilgili bir düzenleme var. Ben olsam verdiğim KYK'larda almam yani öğrencilerden. Net olarak söylüyorum. Ama 2022 yılında bu çok büyük ızdıraplara neden olan endeksleme uygulaması kaldırılmıştı ama gecikme zammı unutulmuştu orada. Bu 7440 sayılı yasayla da gecikme zammı kaldırıldı. Öğrenciler ne kredi çektiyse sadece onu ödeyip kurtulacaklar. Ama dediğim gibi ben siyasi bir figür olsam açık söyleyeyim, ben öğrencilere verilen hiçbir paranın geri alınması taraftarı da değilim. Gelirken Soner Üstad'la konuştuk. Ankara'da bir belediye başkanı var. O da eski belediye başkanı, vefat etti. Öğrencilere o Çankaya Belediye Başkanlığı döneminde 3 öğün yemek ücretsiz olarak vermiş. Çoğu öğrenci o şekilde katılmış. Şu anda da belli bir segmentin üstündeki kişiler, Adnan Hocam, hepsi cenazesine gelip orada bunu yad etmişler. Bence en önemli şey öğrenciye bir yemek, bir kahvaltı, bir barınma şeyi çok önemli. O yüzden üstadım, burada cenaze kısmı hariç bir an önce o zaman siyasette sizi görmeyi arzu ederiz yani. Yok, ben gireceğim ama ben icra tarafında olmak istiyorum. Aslında şimdi 1,5 sene sonra zaten yeni bir seçim olacak. O yüzden özelde konuştuğumuz şimdi gidip bir şey ama yapmaya gerek yok. Arkadaşlar biraz önce belirtmiştim, bütün af kanunlarını size bir tablo haline getirdim. Ben odaya bırakıyorum. Soner Üstad da bırakacak slaytları. Bütün af kanunları ve yapılan düzenlemelerin karşılaştırılması bir tablo halinde size bırakıyorum. Tabloyu incelediğinizde yeşil tikin en fazla 7143'te olduğunu göreceksiniz. Bu size yarın herhangi bir af yasası falan geldiğinde bir pratiklikte sağlayacak. Bunu tek tek anlatmaya gerek yok. Bunu incelemenizde fayda var. Bu 7440 sayılı kanuna baktığımızda kapsam maddesinde birinci madde çok önemli değil. Kapsam ve tanımına var. İkinci madde kesinleşmiş alacaklar. Üç, kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar. Dördüncü madde inceleme ve tahriyat safhasında bulunan işlemler. Beşinci madde matrah ve vergi artırımı. Yedi ve sekizinci maddeler, altıncı madde işletme kayıtlarının düzeltilmesi. Yedi, sekiz SGK ile ilgili. Dokuzuncu madde ortak hükümler. Onuncu maddede diğer hükümler ve çeşitli hükümler olarak belirleniyor. Biz paylaşımı Soner Üstad'la, Soner Üstad matrafı vergi artırımını anlatacak. Ben diğer maddeleri anlatacağım. Ama süreç içerisinde birbirimize de katkı tabii ki sunacağız. Bir şekilde tamamlamaya çalışacağız bunu. Kesinleşmiş alacaklı idarelere baktığımızda toplamda 13 idare demiştik. Bu genelde hemen hemen aynı. Hiçbir af kanununda bunların dışında ekstrem bir durum yok. Hazine Maliye Bakanlığı ile başlıyor. Bu meslek örgütleriyle bitiyor ağırlıklı olarak. Dediğim gibi 1 trilyon 300 milyar liralık borcun 1 trilyon 200 küsür milyar lirası zaten SGK ve maliyenin. Burada tabii belediyelerde de ciddi alacaklar söz konusu. Arkadaşlar ben yani bütün ilgili mercilerde de bulunduğum yerlerde de söylüyorum. Şu anda Türkiye'de ne kadar emlak vergisi mükellefi var, devlette kayıt yok. Biliyor musun? Mesela ne kadar gelir kurumlar vergisi mükellefi var, gelir dairesinde var. Ne kadar KDV mükellefi var, var. Fakat ne kadar emlak vergisi mükellefi var, hiç kimse bilmiyor. Ne kadar belediyelerin borçları yapılandıracak, o da yok. Bakın SGK ve maliyeyi söylüyoruz. Aslında bu devlet yapısındaki bir bozukluğa da işaret ediyor. Şimdi belediyeler o kadar önemli ki herkes gayrimenkul sahibi. Mesela motorlu taşlar vergisinde var. Ne kadar
mükellef var, o da belli. Ne kadar araç var, o da belli. Türkiye'de ne kadar gayrimenkul var kimse bilmiyor. Çünkü bilse o kadar emlak vergisi mükellef var. Onu da biz de atıyoruz. Rahmetli hocam Şükrü Kızılot bu 4369 sayılı yasa çıktığında bana dedi ki Abdullah dedi, git ne kadar emlak vergisi mükellef var bunu öğren. Hocam dedim bak o bize bağlı değil, ben o zaman maliyedeydim. Bizde yok o. Valla nereden öğrensen öğren dedi. Gittim İçişler Bakanlığı'yla görüştüm. Rakamı kimse bilmiyor. Belediyeler Birliği'ne sordum Adnan hocam. Yine kimse yok. Geldim hoca dedim ki hocam kayıt yok bu kadar. Ya ne kadar olabilir? Ne kadar olabilir? 15 milyon ne bir rakam. Dedi ki bana göre 15 milyon. Hocam dedim öyle bir şey olamaz dedim. Ya dedi tersini söyleyen ispat etsin o zaman dedi. Neyse hoca ertesi gün Hürriyet'te yazdı. Dedi ki 15 milyon atıyorum öyle bir mükellef var dedi. Akşam televizyonda gördüm. O zaman Maliye Bakanı Zekeri Temizel'di. Diyor ki 15 milyon emlak vergisi mükellef. O yüzden arada bir sallamakta fayda var. Ama gerçekten ne kadar belediyede kaç tane emlak vergisi mükellef var. Bunlara ne kadar borcu var kimse bilmiyor mesela. Bunları bilmekte fayda var. Kapsama giren alacaklara baktığımızda birinci sırada vergi ve vergi cezaları var. Bunun içerisinde bütün vergiler giriyor. Bunun arasında tabii 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa sayılan vergiler de buna dahil. İdari para cezaları var. Asıl burada bir devrim yapıldı idari para cezalarında. Diğerleri zaten var. İki tane idari para cezası bu kapsama ilk defa bu kanuna dahil edildi. Birincisi düzenleyici denetleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları. İkincisi de 4207 sayılı bu tütün mamuliyle ilgili kullanımı ile ilgili kanun var. O kapsamda verilen idari para cezaları. Bu zamana kadar çıkarılan hiçbir yapılandırma yasasında bu ikisi yoktu. Çok önemli bu. Neden önemli? Düzenleyici denetleyici kurumlar açısından ifade edeyim. Ben daha önce rekabet kurumlarına göre yaptım. Bunlar şirketlerin cirolarının belli bir yüzdesi kadar kesiliyor. Bunların kestiği cezaların maliyenin, SGK'nın kestiği cezaların binlerce misli yani. Bizim maliyenin ve SGK'nın cezaları burada devede kulak kalıyor. Bununla ilgili olarak yapılacak tek şey yargıda dava açmaktı. Önceden ödemeden dava açabiliyordunuz. Fakat sonradan getirilen düzenlemeyle ödedikten sonra ancak şey yapıyoruz. Yani durdurmuyor. Dava açmanız durdurmuyor olayı. Ve dava açsanız bile onlarla ilgili ciddi takipler falan başlıyordu. Bunların yapılandırma kapsamına alınması çok önemli arkadaşlar. İkinci durum bu sigara yasağıyla ilgili. Bu sigara yasağıyla ilgili cezalar da bütün yapılandırma kanunlarında hep hariç tutulur. Dikkat edin eğer incelediyseniz. İlk defa bu kanunla idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı. Önümüzdeki dönem alkol gelir mi yani? Gelir. Umutlanalım mı? Gelir. Bir de EPDK'nın kestiği cezalar çok ağır aslında ama hiçbir yapılandırma kanununa da girmedi. Girmemişti. İlk defa. Yani EPDK'nın kestiği cezalar da Üstad cironun belli bir oranı kesin. Mesela bir rekabette %3. Evet. %3 çok ciddi rakam yani şimdi. Mesela hani son dönemde vardı ya bu 3 harfli marketler. Şimdi 3 harfli marketleri dünyanın cezası kesildi. Yani onların hepsi ödediler ve dava açtılar. Dava açtılar şimdi. Mesela orada çok bir enteresan bir durum var. Bu yapılandırma ilişkin kanunun 9-15. maddesinde yatırılan paranın iade edileceği belirtiliyor. Şimdi burada yani dava açmışsa, davadan vazgeçerse %50'si hani kesinleşmediği için %50'si kalıyor. Orada %50'si mi iade edilecek? Hiç mi iade edilmeyecek? Büyük sıkıntı. Şimdi hani kaş yapayım derken göz çıkarma olayı da var. Milyonlarca lira yatırılmış. Onun şimdi geri iadesi söz konusu davadan feragat edildiğinde. O konuda nasıl bir karar alınacak? Ben çok merak ediyorum. Israrla da bunu takip ediyorum. Bunun dışında yine vergi dairesinin takip ettiği diğer alacaklar var. Bunların içinde işte KYK borçları var. Madenlerin devlet hakkı ödemeleri var. KKDF ödemeleri var haksız. Ecir misiller var. Bunun gibi şeyler var. Bu
yasa kapsamına giren yeni unsurlardan birisi de adli para cezaları. İlk defa bu yasayla adli para cezaları da bu yapılandırma kapsamına girdi. Fakat burada şöyle küçük bir ayrıntı var. Adli para cezalarının hepsi değil, vergi daireleri tarafından takip edilen adli para cezaları. Vergi daireleri tarafından takip edilmeyen adli para cezası varsa o yapılandırma kapsamına girmiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, aklınıza bulunsun. Aynı durum bu idari para cezalarında, bu köprülerden, otoyollardan kaçak geçişlerle ilgili. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekteyse bu otoyollar, köprüler, o yapılandırma kapsamına giriyor. Ama özel şirketler tarafından işletiliyorsa, karayolları işletmiyorsa, oradan geçen kaçak geçişle ilgili idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmiyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Bu Ticaret Bakanlığı'nın alacakları var. Bu tamamen gümrük idaresine bağlı. Gümrük idaresinin işte gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zamları da yine bu kapsamda yapılandırılıyor. SGK'nın bütün, hemen hemen bütün prim alacakları yine bu kapsamda yapılandırılıyor. Yine SGK'nın idari para cezaları, bununla ilgili diğer gecikme zamı faizler de bu kapsamda. Büyükşehir Belediyelerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu çevre kanununa göre aldıkları bu katı atık ücreti alacakları var. Bunlara bağlı işte gecikme zamı faizleri bu yapılandırma kapsamında. Yine su ve kanalizasyon idareler var büyükşehirlerde. Onların su ve atık su bedeli alacakları da yine yapılandırma kapsamında. Yine belediyelerin emlak vergisi, diğer vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları bu kapsamda. Ücret ve pay alacakları var. Mesela bu ücret ve pay alacaklarının bütün belediyeler açısından bir yeniden ele almakta fayda var. Çünkü belediye meclisleri ücret almak istedikleri, ekstra kanunda yazılı olmayan bir şeyde eğer bir para almak istiyorlarsa belediye meclisinden bir karar geçirerek adı da bir ücret oluyor. Saçma sapan öyle bir sürü ücret alacakları var. Yine onların ücret alacakları da yapılandırma kapsamında. Yine belediyelerin su, atık su alacakları da bu kapsamda. Arkadaşlar bu kesinleşmiş borçlar, yani ikinci maddedeki borçların yapılandırmasında milat 31 Aralık 2022. Yani 31 Aralık 2022 tarihinden önce kesinleşmiş, vadesi geçmiş, ödenmemiş bütün alacaklar bu yapılandırma kapsamına giriyor. Bu teklif verildiğinde en çok işte Aralık ayı beyannamesi, işte muhtasar ya da KDV beyannameleri girecek mi? 31 Aralık'a kadar verilen beyannameler, dönem olarak verilen beyannameleri yapılandırma kapsamına giriyordu. Bu en çok özellikle otomotivcileri, otomotiv bayilerini etkiledi. Özellikle ÖTV'de falan. Girer mi girmez mi? Çünkü onlarda ciddi bir ÖTV beyanı söz konusu olduğu için ödemezsek acaba yapılandırmaya girip 48 taksitte ödeyebilir miyiz falan gibi oldu ama o hazinenin de nakit ihtiyacı dikkate alınarak o engellendi. Önceki af yasalarına bakarsanız af yasasının yayınlandığı, yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem, aylık dönemlerde KDV, muhtasar, ÖTV onlar da bu kapsama giriyordu ama bu kanunla ilk defa kanun yayım tarihi değil 31 Aralık 2022 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar bu yapılandırma kapsamına alındı. Burada sadece 2022 yılına ilişkin ödenmeyen geçici vergiler yapılandırma kapsamında değil. Kimse 2022 geçici vergi, ödemediği geçici vergi 7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırması söz konusu değil. Yine motorlu taşıtlar vergisi 2022 yılının bu kapsama giriyor. 2022 yılından önce tahakkuk etmiş, ödenmemiş tapu harçları da yine bu kapsamda yapılandırılabilecekler. Bu özel usulsüzlük cezalarında ve usulsüzlük cezalarında 31 Aralık 2022 tarihinden önceki bir tespite dayanması gerekiyor. Eğer önceki 31 Aralık 2022 tarihinden önceki bir tespite dayanılarak bir usulsüzlük, özel usulsüzlük cezası kesiliyorsa tebliğ tarihine bakılmaksızın o yapılandırma kapsamına giriyor. Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar, vergi ziyar cezası var. Mesela dün birisi sordu telefonla. Ta 2008'den gelen, daha yeni tebliğ edilmiş ihbarname ile
herhalde mahkemelikte bilmiyorum ama ağır kusur cezası var. O zamanlar ağır kusur cezası falan vardı biliyorsunuz, kusur. Onlar da bu kanunun kapsamına girer mi diyor. Bu asla bağlı olarak kesilen cezalar olduğu için ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceki bir dönemi kapsadığı için o da yine yapılandırma kapsamına giriyor. Bu idari para cezalarında enteresan bir durum var. Bunda 31 Aralık 2022 tarihinden önce verilen tüm idari para cezaları giriyor ama yine 31 Aralık tarihinden önce tebliğ edilen ya da kanunun yayınlandığı 12 Mart 2023 tarihine kadar tebliğ edilenler, yine 31 Aralık 2022'den önce olması kaydıyla bizim başımıza şöyle bir olay geldi. Bizim otel işletme cihazı yapan bir mükellefimize hocam 15-12-2022'deki bir tespite dayanarak 18 Mart 2023'te bir ceza tutanağı düzenleniyor ve tebliğ ediliyor. Mesela o ceza tutanağı normalde 12 Mart'tan önce tebliğ edilse idari para cezası yapılandırma kanununa giriyor. Ama sonra yapıldığı için girmiyor. Ben Çevre Bakanlığı'nı aradım. Neden böyle bir şey yaptınız dedim. Yani burada bir haksızlık var. Bunu dedi sistem yapacağım. Bu kanun belli. Kanun çıkacak. Bu sisteminizi ona göre ayarlasaydınız. Çünkü rakamlar çok yüksek. Ciddi rakamlar ulaşıyor. Yani böyle bir şekilde ben bunu bir vatandaşa mükellefe eziyet olarak değerlendiriyorum. Bununla ilgili biz bir girişimlere falan başladık ama o tutanaklar geriye nasıl çevrilecek onu bilmiyorum. Yani iki hafta öncesine girse Muharrem abi yapılandırma kapsamında %50'si silinecek. Yani çok enteresan düzenlemeler öyle ama bunlar üstadım, da birilerini burada şeyi de lazım. Bir açmanızı rica edeceğim. Siz de daha önceki yasada özel usulükle ilgili 31-12-2022 tarihinden önce ben kesilmiş dedim. Olması önemli. Yok, tespit dedim. Tespit edilmesi. Yani 31 Aralık 2022 tarihinden önce özel usulük cezası kesilmesini gerektiren bir tespit yapılmışsa yapılandırma kapsamına giriyor. Ne zaman keserse kessinler. Önceki yasalarda yasanın uygulama süresi sonunda bile kapsayan dönemlerle ilgili özel usulük gelseydi biz vergi dairesine dilekçe verip yasa kapsamını aldırıyorduk. Burada öyle bir sınırlama var mı şimdi bu yasada? Şimdi onu açmanızı rica edeceğim. İnceleme ve tarihat aşamasında diye 4. madde var. 4. madde yaşayan bir madde. Yani yaşayan bir madde. Kanundan önce başlamış incelemeler, tarihat işlemleri, tespitler, kanundan sonra, yürürlük tarihinden sonra eğer bir ihbarnamedeki özel usulük cezası falan ihbarname bildirilecek, ihbarnameyle mükellefe tebliğ edilirse mükellef 30 gün içerisinde kanundan yararlanmak üzere başvuracak ve o imkanların tamamından yararlanacak. O yüzden özellikle gerçek faydalanıcı bildirimleri falan var ya, onların hepsi bu kapsama girecek. Gerçek faydalanıcıdan dolayı önem arz ettiği için dikkat çekmek istedim. Evet. Açmanızı rica ettim. Teşekkür evet. ederim. O da bir angarya tabii. Gerçek faydalanıcı bilirim. Buyurun Cevdet Hanım. Mikrofon gelsin. İdari para cezaları girer mi? Giriyor. Abi mikrofonla sorarsan kayıtta kalıcı olur. Kamyo genel müdürlüğünün kesmiş olduğu cezalar. Bu noktada ben az önce Tuncay Bey, şimdi şöyle mikrofonla alalım da kayda girsin. Çevre Bakanlığı'nınki de girmiyor. Bazı şeyler. Ses gelmiyorsun. Beni kaydetmiyor. Arızanın giderilmesi uzun sürecekse biz devam edelim. Biz devam edelim. Şöyle Tuncacığım şöyle. Kamyo Genel Müdürlüğü'nün verdiği ceza vergi dairesi tarafından takip ediliyorsa idari para cezası bu kapsama giriyor. Vergi dairesi takip etmiyorsa girmiyor. Orada böyle bir ayrıntı var. Zaten düzenleyici ve denetleyici kuruluş kapsamına girmiyor. Oraya girmez. Çünkü şöyle 5.18 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu var. Onun ek 3 liste var.
düzenleyici, denetleyici kurumlar o kapsama giriyor. Orada sayılmış. 12 tane, 13 tane düzenleyici, denetleyici kurum var. Kambiyo Genel Müdürlüğü düzenleyici, denetleyici kurum değil, genel bütçeli idare. Hazine ve Maliye Bakanlığı altındaki bir genel müdürlük. O oraya değil de vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilen idari para cezaları maddesine giriyor. Oradan kurtarabiliyor insanlar. Cevdet abi soracak mısın? Soracağım ama mikrofonu bozdum. Mikrofon bozdum. Yapılınca devam ederiz. Tamam. Arada sonra. Şimdi borç yapılandırmasında hani bu teklif falan olduğu zaman işte herkese bazı yerlerde ben açıklamıştım. Bu bir haksızlık falan filan diyor. Yani şey olarak doğru, teorik olarak doğru. Ama hiçbir yapılandırma yasasında ana parada hiçbir şekilde indirim yapılmıyor. Enteresandır. Ana parada indirim yapılmadığı için de her kanunda artarak ya da aynı tutarların yapılandırılması söz konusu oluyor. Bana kalsa ben ana parada da indirim yapıyorum. Neden biliyor musun? Bu paraları alamayacağız. Bu paralar daha çok başkalarının üzerine kurulmuş şirketlerin, çaycının, sekreterin, odacının, kapıcının, sahte fatura düzenleyicilerinin falan, bunların borçları zaten. Bunları alamayacağız büyük bölümü. Ki alınamıyor. Geçen 400 milyarlık bir yapılandırma yapıldı. 80 milyarlık tahsilat yapıldı ana parada. Şimdi çok komedi bir rakam bu aslında. %20. Hatta daha da altından denk geliyor. Tam rakamı veremiyorum. Demek ki bu ana parada da indirim yapmak lazım. Şimdi orada vergiye uyumlu mükelleflerin çok ciddi tepkisi oldu. İşte biz zamanında vergimizi ödüyoruz, vergi yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Neden bunlara yapılıyor da yapılmıyor diyor. Ben size bir soru soracağım. Türkiye'de ne kadar vergiye uyumlu mükellef var? 3 hak veriyorum, bakalım kimse bilecek mi? Kaç insan? 11. Tamam, başka? 10.000. Ben söyleyeyim, hiç yorumlayın. 3 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi var. 65 bin vergiye uyumlu mükellef var. Yani %2,4. Üstadım, bu %5'lik indirimden önce mi sonra mı? %5 indirimden sonra. Ondan önce biraz daha mı olmaz? Bakın %2,4. Neye denk geliyor biliyor musunuz? Türkiye'deki vergi inceleme oranına. Bakın enteresanlar bak. Değil mi Adnan Hocam? Bak ne kadar paralelde. Diyorum ki kimse konuşmasın o zaman. 3 milyon mükellef de 65 bin uyumlu mükellef mi olur? Bizim sıkıntımız zaten orada. Şimdi aflarla borçları zorluyoruz ya. Aslında bizim vergiye uyumlu mükellef statüsünü ve ondan yararlananların sayısını artırmamız lazım. %5 çok komik bir rakam. Bunun %15'e kadar çıkarması lazım kademe. Fakat öyle bir madde yazıldı ki dönemin Maliye Bakanı şöyle dedi, ben bunu getiriyorum ama bundan kimse yararlanamayacak dedi. Tebrik ederim, evet 65 bin kişi yararlandı. Şartları çok ağır. Ya bir kere o statüye girmek için, statüyü kazanmak için 3 yıl vergi mükellefi olmanız lazım. 3 yıl. Ya adam onu kazanmak için uğraşsa bir yerde mutlaka kaza yapıyor. Mutlaka kaza yapıyor. Ya bırak o adam o statüyü ver, adam o statüyü kaybetmesin. Değil mi hocam? Yanılıyor muyum? Bırak ver adama, daha başladığında vermek lazım. Dinen de bu böyle. SGK böyle yaptığı için alacak miktarı da daha az zaten. Daha az. Başkanım dinen de öyle. Doğan çocuk günahsızdır. Onun için kutsuyorlar falan zaten. Ya yeni bir mükellefi açıldı mı? Açtın. O zaman o adama o hakkı ver. O adam devam etsin. Ha kaybediyorsa gereğini yap. O ayrı. Şimdi biz ne yapıyoruz? 3 yıl onunla uğraşıyoruz. Vergi mükellefleri 3. yılın sonları eşit oluyor o zaman değil mi? Ben YMM'ye ayrıldım 2015'te. 19 Ocak'ta mükellefiyeti açtırdım. Ben ne zaman kazanacağım diyorum. 4. yılda kazanım. Neymiş? O 19 gün yıl sayılmıyormuş. Ya böyle aslında bir şey olabilir mi? Aslında sistem vergiye uyumlu mükelleflerden yararlandırmama üzerine kurulu bir yararlandırma. Sistem. Haktan daha doğrusu. Bir şekilde mayına basma ihtimaliniz yüksek. Çok yüksek. Yani bu kadar, yani düşünün, kurumlar vergisi beyannamesine bakın ya da bu kanunları inceleyin. İndirilecek giderden çok kanunların kabul edilmeyen gider var. Böyle bir vergi sistemi olabilir mi yani?
Yani kanunen kabul edilmeyen gider yazmaktan millet artık gına geldi. Benim de vaktim geldi. Mikrofon da geldi. Mikrofonum gelmiş. Sevgili üstadım, kamu gözetim kurumunun verdiği idari para cezaları bu yasadan yararlanır mı acaba? İlk defa yararlanıyor bu yasayla. Düzenleyici, denetleyici kurumlar arasında yer aldığı için kamu gözetim kurumu, evet. Cevdet abi, o da bu yasa kapsamında yapılandırılıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ona. Şimdi bu şekilde iyi değil mi arkadaşlar? Sıkılmıyorsunuz. Tamam. Şimdi borç yapılandırmasında ana parada kesinlikle indirim yapılmıyor. İndirim yapılan şey, bununla ilgili olarak bir ceza falan varsa, işleyen bir gecikme zammı faizi varsa ondan yapılıyor. Onlar kaldırılıyor. Onun yerine yurt içi üfe dediğimiz bir faiz oranı var. O oran üzerinden bir faiz hesaplanıyor. Aslında bu teklif aşamasında arkadaşlar bu %30'du. Belirlenmiş oran. Ben ciddi anlamda uğraştım bu yasayla, açık söyleyeyim. Dedim ki bunun daha makul olması, yani ödenebilir aşamaya yapacaksanız bunu indirmek lazım. Ne olabilir dedik. Ben dedim ki şey olabilir. Mesela Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranı 10.75 olabilir. Çünkü gecikme zammı oranı da yüksek. Faiz oranı da yüksek. Tecil faiz oranı da yüksek. Neyse, belli bir aşamalardan sonra bu yıllık %9 olarak belirlendi. Yasada da yıllık %9. Bu neye geliyor? Aylık 0.75. Şu andaki faiz oranlarını falan dikkate aldığınızda bedava bir faiz var. Bedava. O yüzden borçlu olan mükelleflerin bu kanun kapsamında borçlarının yapılandırması ve bu avantajlı faiz oranından yararlanmasında fayda var. İdari para cezalarının aslında da indirim yok eğer kesinleşmişse. Ona da işleyen gecikme zammı faizleri var. Yine ikinci madde kapsamında yapılandırıldığında onda da sadece tüfe faizi kadar bir faiz hesaplanması gerekiyor. Onu bırakın, ben peşin ödeyeceğim dediğiniz anda bu yurt içi üfeye göre hesaplanan faizin de %90'ı siliniyor. Yani kalan yüzde, düşünün %9'a göre faiz hesaplanıyor. Peşin ödeyeceğim dediğiniz anda bunun da %90'ı siliniyor. Ama dediğim gibi ana parada indirim olmadığı sürece bu şeyi başarmak imkansız. Şimdi 837 milyar vergi borcunun toplamda 350 milyarının zaten şeyi yok, tahsil kabiliyeti yok. O zaman bu 350 milyarı sileceksin. Şimdi hazır oraya gelmiş. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Onun vergi dairesinin silmesi mümkün değil. Vergi dairesi müdürlerine böyle bir sorumluluğu yüklemenin de bir anlamı yok. Değil mi Cevdet abi? Bunu bir kanunla sileceksin, belli. Ne olursa olsun, eğer 5 yıllık tahsil zaman aşımını geçmişse bunların tamamını silmek lazım. Artık kanunlarda olan, hukuken var olan bu tahsil zaman aşımı süresini, tahsil zaman aşımı müessesesini işletmek lazım. İşletmediğin zaman böyle gündeme durmadan af yasası da gelir. Üstadım, buna sık değindiniz, tahsil zaman aşımına. Aslında bunu af yasalarından ziyade 6183'te yeni bir düzenleme ve idarecilerin eğitimi sonrası işler hale getirilebilir. Takip ve tahsil usullerine uyulmuyor aslında. Uyulmayarak zaman aşımının kesildiği birçok nokta var. Ben burada bir sürü genç arkadaşımız var. 6183 okuyan var mı? Ya da okuyup da anlayan var mı? Yok. Şimdi böyle bir şey yok yani. Şimdi o birikmiş olan geçmiş yıl borçları ile ilgili... Mikrofon aslında... geliyor hocam. Tabii birikmiş olan geçmiş yıllardan gelen borçlarla ilgili tabii tahsil zaman aşımına uğramamış borçlar bunlar tabii. Biliyorsunuz tahsil zaman aşımını kesen haller olduğu için biz öğrencilere anlatırken de yani kanunda zaman aşımı diye bir şey var, tahsil zaman aşımı diye bir şey var. Teorik ama gerçek olur. Hayatta yok öyle bir zaman aşımı. Çünkü 11 tane kesen hal var. Hatta belki bu noktada hani üstadları da uyarmak gerekiyor. Ben eğitim verdiğimde şunu söylüyorum. Bakın, eğer bu borçlarınızı yapılandırıp da ödemeyecekseniz hiç yapılandırma yapmayın. Kesin. Çünkü kendi elinizde zaman aşımınızı kesiyorsunuz. Ondan sonra da ya benim bu borcum nereden çıktı diye sonra da hayıflanıyorsunuz.
Yani muhtemelen o işte gelen o 350 milyar oradan geliyor tabii ki. Biliyorsunuz hala şu anda yurt dışında olan çok meşhur bizim iş adamlarımız vesaireler var. Onların borçları onlar. Onları silip de bir de ertesi gün göğsünü gere gere Türkiye'ye gelmelerine de imkan vermemek için de tabii ki bu zaman aşımı sürekli devam ediyor. Bari ülkeye dönsünler. Zaten alamayacaksın bunu. Şimdi onlara da bir kamuoyu tepkisi oluşmasın. Şimdi hocam benim orada bahsetmek istediğim husus şu aslında. Doğru. Tahsil zaman aşımı var. Ama Danıştay ve şey kararları da var. Eğer tahsil zaman aşımına uğramışsa diyor. Uğramışsa İdarenin zorlamasıyla eğer bu devam ediyorsa yapılandırmaya başvursan da bu zaman aşımını kesmez diye bir sürü karar var. Şimdi 5 yıllık bir şeyde sen son yıla gelip de bir gün kala, iki gün kala sistem üzerinden atarsan birer lira şey yapar. Şimdi adam hiç borcunu ödemiyor. Sen adamın borcuna mahsuben 5 lira yatırıyorsun. 1 lira yatırıyorsun, 10 lira yatırıyorsun. Böyle bir zaman aşımını uzar mı yani? Uzamaması lazım işte. Veya birden fazla ödeme emri tebliğ ediyorsun. Tabii. Tekrar ödeme emri tebliğ ediyorsun. İşte bu hocam teorik olarak var, fiilen yok anlamına geliyor. Bir anekdotumu anlatayım. Şimdi bir gün, birkaç sene önce oldu, bir mali müşavir aradı. Ya hocam dedi, biz sizi yanınıza ziyarete gelmek istiyoruz. Çünkü işte şirkette bizim patron dedi, çıldırdı dedi. Ben anlatamıyorum dedi. 2002 yılına ait bir borçla ilgili 2018 veya 2019 yılıydı. Ödeme emri gelmiş. Bu da görünce 2002 yılına ait borç diye ya olur mu ya 5 yıllık zaman aşımı var demiş. Yani nasıl şimdi gelir mi yani 15 sene geçmiş üzerinden 16 sene geçmiş. Öyle şey mi olur falan diye. O da demiş ya gelmemesi lazım ama gelmiş işte falan. Beni aradılar. Ya zaman aşımına uğramıyorum hocam 5 sene geçti ya falan. Ya dedim normalde uğruyor ama uğramamış da olabilir. Ya nasıl yani? Ya biz dedi ben anlatamıyorum sizin yanınıza gelelim. Atladılar geldiler üniversiteye. Bir iş adamı bir de mali müşaviri. İş adamı verdi ödeme emrini bana. Ya hocam dedi böyle bir şey olabilir mi dedi ya. Aradan 15-16 sene geçmiş dedi. Borç şey ödeme emri geliyor. Ya dedi normalde gelmez. Ama şimdi 11 tane kesen haller var ya siz bunun bir kısmını ödediniz mi? Hayır. Ödeme emri daha önce geldi mi? Hayır. Haciz yapıldı mı? Hayır. Yani tek tek çek ediyorum. En sonunda aklıma geldi. Ya dedim siz dedim Afganlarından yararlanıyor musunuz? Evet dedi. Yani çıkan Afganlarından başvuruyoruz ama birkaç taksit ödedikten sonra öyle kalıyor. İşte nasıl olsa bir daha çıkar diye. Dedim gidin ödeyin bunu. Siz hak etmişsiniz. Yani siz her defasında kendi ayağınıza sıka sıka buraya kadar getirmişsiniz. Yani zaman aşımı bazen mükellef kendisi de kesiyor. O yüzden yani yeniden yapılandırılmada buna dikkat etmek lazım. Boşu boşuna zaman aşımını kendi kendinize de kesmemek gerekiyor. 5 yıl zaman aşım var tamam mı? Tahsil zaman aşım var. Artık son günlerine falan yaklaşmış. Ben de fanatik Beşiktaşlıyım. Dedi ki Abdullah abi dedi maça giderken beni de götür. Götüreyim dedim. Ben dedi pasolik çıkarayım. Çıkar dedim o zaman. Pasolik'e de para koymak gerekiyor. Parayı koyunca buraya gideriz çekmiş. Bitti adamın 5 yıl. Ya diyor zaman aşım geliyor. Ya gelmeseydin maça dedim yani. Kimseyi zorla götürmüyoruz. Buyurun Selahattin. Çok gülmüştüm yani. Bu arada çok güzel geçiyor yani interaktif yüz yüze baby böyle face to face olarak falan tebrik ediyorum. Adnan Üstadıma ek olarak mesela aflardan dolayı kestiğinden yani zaman aşımını kesiyor ve fakat orada bir de başka bir şey var. Zararları da kullandığınız zaman zaman aşımını kesiyor ve o süreyi uzatıyor üstadım. Yani orada bir gol yemiş oluyoruz yani. Bunun dışında mesela senin de belli ettiğin 2.4 aslında iyi bir rakam. Yani vergi incelemesinde veyahut da denetim pozisyonunda 1.5'lardan 1.5'a 1.5'tan 2'ye falan yükselmişti. Abi hiçbir zaman 3'ü bulmadı. Yani, mikrofonu yaklaştırırsan arkadakiler duymuyor olabilir. Şeyse kaldı. Bir de benim belki Adnan Üstad konuşurken mesela geçmiş yıllardaki bu zaman aşımına girmiş pozisyonun devletimin yani mali idarenin otomatik olarak kaldırması gerekiyor. Yani burada bir tuzak pozisyon var gibi görünüyor ve bunu da
zannımca dava açtığınız zaman düşüyor. Ama dava açmazsanız gidiyor adam paşa paşa orada ödemiş oluyor. Yani bunu bir ifade edeyim dedim. Zaten ben onu bunu anlatırken özellikle anlattım. Şimdi meslektaşlarımız açısından bu ayrı bir uzmanlık alanı aslında. Yani şimdi yaparken biraz da mükellefleri farkındalık da yaratarak böyle mesela 5 yıl aşkın borçlar falan geldiğinde bunları bu yönüyle bir bakmanız lazım. Dava açabilirsiniz ya da vergi dairesinden başvurup bazen sildirme olanağı da olabiliyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra. Bunlar hep aslında bizim mesleğimizin bir ek ücrete, ek bir hizmete tabi olan şeyler bunlar. Bu yüzden yapılandırma yaparken bu zaman aşımı ile ilgili borçların yapılandırmasında bu hususa dikkat çekmek için ben özellikle bunu anlattım. Üstadım ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi Selahattin Üstadım az önce konuşurken bir cümle kelime kullandı. Zararların kullanılması durumunda da zaman aşımının kesileceğini ifade etti. Zaten anladığım kadarıyla geçmiş yıl zararlarından mı bahsediyorsunuz? Geçmiş yıl zararı. Anladım. Zaten orada 5 yıllık bir süre var zaten nihayetinde baktığımız zaman. Onun haricinde başka bir durum mu var acaba? Kullandığınız zaman. 5 yıllık süreç içerisinde kullanacaksınız nihayetinde. Kullandıktan sonra 5 yıl tekrar uzuyor. 5 yıla geçiyor. 2018 diyelim. Üzerine 5 yıl koyun. 2023. Zararla sınırlı. 2023'te kullandınız. 2023'ün üzerine artı 5 mi diyeceksiniz? Ama bakın üstadım zararla sınırlı diyor. Zarara kullandığınız dönemde edelim. Zarara isabet eden kısmıyla sınırlı olmak üzere. Yani zarar isabet. Geçmiş yıl 2018'deki zararınız da var. Ya bu tespitiniz önemliydi. Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim her şeyden önce. Amortismanlar da öyle. Şimdi olay 7440'tan tahsilattan başka yere kayıyor. Toparlamak adına evet. Ben üstadıma tekrar kaldığı yerden devam etmesini rica edeceğim. Evet şimdi bu kesinleşmiş önemli olacak. Konular ama insicamı bozduğu için kusura bakmayın. Tekrar dönelim. Bu kesinleşmiş alacakların yapılandırılması ile ilgili arkadaşlar tablo var. Burada gözüküyor. Ne dedik biraz önce? Vergi aslında indirim yok. Evet ödenecek tutara bakın %100. Vergi aslında bağlı cezalar tamamı kaldırılıyor. Vergi aslında bağlı olmayan cezalar ususlu gözetim cezalarında %50'si siliniyor. Gümrük vergisi gibi bir gecikme faizi, gecikme zammı gibi peri alacaklarda da onun tamamı kaldırılıyor. Onun yerine yurt içi üfe oranında bir faiz geliyor. Bu zamana kadar çıkarılan bütün yapılandırma yasalarında en fazla vade 3 yıldı. 36 ay. 2 ayda bir ödeme vardı. Buna çok yoğun bir tepki vardı. Özellikle pandemiden sonra arkadaşlar İnsanlar daha halen işlerini toparlayamadı. Belli sektörler hariç. Ve bu yapılandırmada sürenin 5 yıl olarak belirlenmesini istiyor. Hatta biz de yazdık. 5 yıl makul bir süre. 3 yıldan 5 yıla çıkarsın diye. Ama maliye burada ortayı buldu. 4 yıl dedi. 4 yıl 48 taksit. 2 ayda bir değil yalnız. Her ay ödenecek. Yani her ay SGK, her ay vergi yapılandırması ilişkin borçların ödenmesi gerekiyor. Bu peşin ödemede dediğim gibi yurt içi üfenin %90'ı siliniyor. Ana parada bir indirim yok. Taksitle ödemede de seçeceğiniz taksit sayısına göre yapılandırılan borç tutarı bir taksit kat sayısıyla artırılıyor. Mesela 12 taksitte 1,09 ile çarpılıyor toplam borç hesaplanırken. 12, 18, 24 ve 36 eşit taksitte ödenebiliyor. Sadece spor kulüpleri ve belediyelerin borçları 120 aya 10 yıl şeklinde bir ödeme yapılabiliyor. Yapılandırma başvurusunda bütün bu 7440 ile ilgili başvuru süresi 31 Mayıs arkadaşlar. 31 Mayıs'a kadar bütün bu kanundaki düzenlemelerle ilgili başvuruların yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemesi de 30 Haziran. Fakat 30 Haziran hafta sonu tatiline denk geldiği için orada 3 Temmuz'a denk geliyor. 3 Temmuz'a kadar da ilk taksit ödemesinin yapılması lazım. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek ilk taksit gerekse başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya yetkili. Yani başvuru süresini de bir ay uzatabilir.
ilk taksit ödeme süresini de bir ay. İkisini bir anda da uzatabilir. Yani onu uzatınca onu uzatacak diye bir şart yok. Ama genelde bu zamana kadar yapılan Cumhurbaşkanımız bunu her ikisinde bir ay uzattı. Bir ay uzatınca zaten 31 Mayıs, 30 Haziran'dan öbürü de 31 Temmuz'a çıkıyor. Bu hak mı? Bence şu anda hak. Neden hak? 12 Mart'ta kanun yayınlanmış. Şu anda haklı gerekçelerle, ben maliyedeki arkadaşlara da buradan bir haksızlık yapmayayım. Haklı gerekçelerle halen daha sistem açılamadı. Önümüzdeki hafta başı ya da ortalarına doğru sistem açılacak. Kötü bir döneme denk geldi. Deprem, gelir vergisi beyan dönemine rastlamış. Şimdi sistemle oynasan geri vergisi beyannamesini alamıyorsunuz falan. Böyle bir döneme denk geldi. O yüzden ben bu bir ay uzatmanın olabileceğini düşünüyorum. Tabi burada deprem bölgesi için de bir ayrıcalık tanındı kanunda. 31 Mayıs olan başvuru süresi deprem bölgesindeki mükellefiyeti olanlar açısından 31 Ekim 2023 ilk taksit ödemesi de 30 Kasım olarak belirlendi. Üstad aslında rahat rahat oynayabilirdin. Başkan mikrofonla sorarsan. Mikrofonsuz. Burası zaten, kayda girmesin. Zaten beyanname alınamıyor. Sağ ol ki arkadaşlar. Ne yaptık da oynayabilirler. Bari hepsi bir aradan çıkmış olsun. Yazıyordu. Tabi başvurular da yine Geri Ders Başkanlığı'nın interaktif sitesinden, E-Devlet üzerinden ya da postayla yapılabiliyor. Arkadaşlar bu da çok şey soruluyor. Bütün yapılandırma matrah artırımı da dahil. İlk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. Zaten Soner Üstad belirtecektir mutlaka. Eğer mükellef ödemeyecekse boşu boşuna ona matrah artırımı yapmayın. Yaptırmayın. Yaptığı anda ödemediği takdirde ilk incelenecek mükellef listesinde. Eğer incelenmek istiyorsa yapsın ödemesin. Ya da birine gariziniz varsa yapın ödemesin. İncelemek için. Çünkü ilk incelenecek mükellef listesine giriyor. Bir de bu aslında ben yani sunumda da söyleyeceğim. Mükelleflerinize peşin ödeme seçeneğini söyleyin. Çünkü matrah arttırdığınız zaman sistem sizi otomatikman taksitle ödediğiniz zaman sistem sizi takip ediyor. Ödemediğiniz an direkt inceleme edilsiniz. Şimdi şöyle orada unutma falan olabiliyor. Bu matrah artırımda unutmamak lazım. Mesela eğer bir mükellefin bir yılı inceleniyorsa onu peşin ödetmekte fayda var. Peşin ödetip götürüp belgelerini vergi müfettişine vermek lazım. Ben amcamlarda aynı sorunu yaşadım. Bize sormadı kimse. Son taksiti ya demişler nasıl bir süresi var. O sonu takip eden bir ay da geçiyor. Sonra ödeyecekler. İptal oldu matrah artırım. Şimdi matrah artırımın iptal olması demek o taahhüt eden matrah artırım vergisinin ödenmesi demek. O silinmiyor. Bir daha yeniden açılması lazım. Ben bu teklif aşamasında çok uğraştım. Aynı kesinleşmiş borçların yapılandırılmasının olduğu gibi ödediği rakamı düşün. Nasıl düşecek? Sen bu yasayla hangi yılları kapsam aldın? 18, 19, 20, 21, 22. 22'yi geçelim 21'de. Demek ki 18, 19, 20. Bu yıllarla ilgili olarak bir matrah artırımı yapmış. Adamı ihlal etmiş, ödememiş. O zamana kadar ödediklerini bu 7440'a sayılı kanuna göre aynı yıllara ilişkin bir matrah artırımı yaptığı takdirde oradan mahsup edildi. Aslında teklifte vardı bu. Ne oldu bilmiyorum. Hatta plan bütçe aşamasında da bu konuyu çok gündeme getirdi. Genel kurulda değişti. Şey olmadı. Mesela o bizim meslek mensupları ilgili Bağkur ihtiyacı var. Plan bütçedeki metinde yoktu. Plan bütçeye gelmedi. Son anda orada çıktı. O çıkarmış. Aslında bu mahsup imkanının olması gerekiyordu. Üstad bir sorum olacak. Daha önceki yapılandırmalarda matrah arttırımlarının ödenmemiş taksitleri kesinleşmiş kamu olacağı kapsamını değerlendirilip faizlerinde ve taksitlendirmede bulunulmuyordu. Bu yasada var mı bu? Var. Peki, bu yasada var. Onu geliyorum şimdi. Bir de burada belirtilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Hani yapılandırıyorsunuz. İlk iki taksit ödemesi zorunlu. Bunun dışında bir takvim yılı içerisinde sirayet eden taksitlerde hani taksiti atlatma diyoruz ona ödememe. İkiydi bu zamana kadar. 7440 sayılı kanunla bu 3'e çıkarıldı. Yani 3 kez taksit atlatabiliyor mükellef. Bu atlattığı taksitleri de
Yapılandırma süresinin sonunu, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar işleyen gecikme zamıyla beraber ödediği takdirde yine yapılandırması bozulmuyor. Eğer 48 ay olduğu için 4 yıla tekabül ediyor. Yani her bir takvim yılına sirayet eden yılda 3 taksit atlatma olanağınız var, bozulmuyor. Bunu da göz ardı etmemekte iki fayda var. 2 taksit ödedikten sonra 2 tane ama iki taksit kontrollü bir şekilde aksatabiliyorsunuz 12 tane. Evet. Üstad, şimdi Soner Üstad da şeye geçecek, yargı aşamasındaki ihtilaflı alacaklara geçecek ama burada siz de deminden beri bakıyorum kesinleşmiş alacaklar. Burada sanki şu kavramı açmak gerekiyor. Kesinleşmiş alacakla takip ve tahsil edilebilir aşamaya gelmek arasındaki ince çizgiyi açmanızı rica edeceğim. Ya da Soner Üstad'ım konuya girişte bunu açar mı bilemiyorum. Sanki buna ihtiyaç var gibi. Bir vergi dairelerinde de çünkü bu tür bu iki kavramı karıştırıyorlar. Şu anda vergi dairelerinde kimse tebliğ okumadığı için. Şimdi böyle bir sıkıntı Abdullah var. Abi. Neden? Sistem üzerinden yapılıyor ya. Şimdi herkes sistemi bekliyor. Şimdi bu 241'i bir okumak lazım sayfayı. Hatta iki kez okumak. Ben 3 kere okudum. Taslak halindeyken de okumuştum. Kanunu da epey bir okumuşumdur. Ama bunu bizim okumamız yetmiyor. Bunu idaredekilerin de okuması lazım. Ama 241 nasıl okunur onu bilmiyorum. Üstadım. Evet, buyurun. Şimdi yapılandırmalarda kredi kartıyla ödemeler yapılacağı belirtiliyor da 200 bin liralık sınır söz konusu ya. Onlarla ilgili bir bilginiz var mı ya da bir sınırlama vesaire olacak mı? Matra arttırımı ya da diğer yapılandırmalar. Şu an 200 bin liranın üzerinde kredi kartıyla ödeme söz konusu değil. O konuda bilgim yok ama iletirim. Tamam. Çünkü sınır olmaması lazım. Ya şu an yani şu kredi kartıyla ödemeyle bankadan kredi kullanarak ödeme arasında hiçbir fark yok. Muhakkak ama yok. Şu an söz orada sınırın olmaması lazım benim fikrimi soruyorsanız ama ben arkadaşlara mutlaka iletirim. Başkanım sizinle ilgili konu şimdi slide'da var. Daha önceki yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırıldığı halde yapılandırılması ihlal olan alacaklar matrah ve vergi artırımı dahil, işletme kayıtlarının düzeltilmesi de dahil bu kanun kapsamında yapılandırabileceksiniz. İşte ise gecikme zammı faizi silinsin. Yine dikkat ederseniz 7256 ile 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırma ödemeleri devam edenler de bu kanun kapsamında yeniden yapılandırabilecekler. Bu ne avantaj sağlayacak? Vadeyi uzatacaksınız. 4 yıla kalan tutarı 4 yıla yayıp bu kanun kapsamında da ödeyebilirsin. Mesela ödeme güçlüğü yaşayan mükellefleriniz varsa bu kapsamda orada kesip son taksite bu kanun kapsamında yeniden yapılandırıp ödeme vadesini 48 aya kadar yayabilirsiniz. Zaten bunlara gerek yok. Bunları bırakacağız. Bu borçsuzluk belgesi var biliyorsunuz. Biz bu yapılandırma yasasında aslında bu %10'un olmaması için çok uğraştık. Sayın Bakan'a kadar iletildi bu. Sayın Bakan da tamam demişti ama o kaldı. Eğer borcu yapılandırıyorsunuz, bir kamu ihalelerine giriyorsunuz ya da başka bir şey. Bu spor kulüpler açısından da çok önemliydi. Yapılandırdığınız borcun %10'unu öderseniz borçsuzluk belgesi alabiliyorsunuz. Eğer %10'unu ödemezseniz borçsuzluk belgesi alamıyorsunuz. Son birkaç yapılandırma yasasında bu var. Aslında daha önce yoktu. Bu şekilde biraz da mükellefleri ödemeye yöneltmek, dairelerinde tahsilatını artırmak için yapılan bir şey var. Burada yapılandırma örneğini ben yaptım. Zaten çok ayrıntılı şeye gerek yok. Bunların hepsini biz bırakacağız. Önünüze alıp bunları rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Üçüncü madde ihtiraflı alacaklarla ilgili. Arkadaşlar yapılandırma kapsamına girecek dava sayısı kanunun meclisteki görüşmelerinin başladığı tarih itibariyle veriyorum. 215.500 dosya. 215.500 ihtilaf var şu anda devam eden. Bu ihtilaflara konu olan tutar da 181,2 milyar. Bakın 350 milyar tahsil edilemeyen rakam var. İmkansız olan. 181 de İhtilaflı var.
Neye denk geliyor? 480, 530. 600 yapalım. 600 milyar. Bakın arkadaşlar. Bu da bu ayrı bir dikkat çekici bir nokta aslında. Ki bu davaların büyük bir bölümü de zaten mali aleyhine sonuçlanıyor. Çok enteresandı. Ben hani Danıştay falan da gittiğimde de görüyorum. Anlayacağım. Bunun kesinlikle artık çözülmesi lazım. Açılan davaların %90'ı sahte faturayla ilgili. Bütün her taraf kilitlenmiş durumda. Bu sahte fatura olayının, bu bizim meslek mensuplarının onunla iştirak olaylarının falan artık bir şekilde çözümlenmesi lazım. Benim bütün TÜRMOP başkanlarına o seçim sırasında söylediğim husus buydu Muharrem abi. Bu iştirak olayının bir şekilde vergi usul kanununda düzenlenmesi lazım. Orada iştirak lafının geçmesiyle onun kapsamı, şartlarının şey olması belli. Bir sürü mali müşavir arkadaşımız bu iştirakten dolayı ceza aldı. Hepsi dava açıyor, dava kazanıyor ama bu süreç içerisinde yaşayan bilir ancak onu. Bu yüzden bu iştirak olayının mutlak surette vergi usul kanununda düzenlenmesi gerekiyor. Sizin de bunu çok ciddi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Abdullah Üstad, öncelikle buyurun Nuri Bey. Hoş bulduk. İştirak konusu deyince ben ciddi olarak bu konuyla ilgilendiğim için bu konuda bir iki açıklama yapmak istedim. Nuri abi, senden önce ben TÜRMOP başkanlarına ileteceğim sayın üstadım. Ben de belirteyim. Nuri abi, ben çok yakından takip ediyorum. Açtığı davalarda takip ediyorum. Gerçekten şimdi, hiçbir boş dava açmıyor yani. Net bir şekilde. Şimdi şöyle, tanışın konu, diye mikrofonu verdim. Konu aslında hukuken, ben tebrik ediyorum yani. Konu aslında hukuken çok net. Konuyu karıştıran mesele 4 Serinoğlu muhasebe uygulamaları genel tebliği. Bu tebliğin yürürlükten kaldırılması durumunda hiçbir mali müşavir meslektaşım ne mali sorumluluk suçlamasıyla karşı karşıya kalır ne de somut delilleri olmadıkça iştirak suçlamasıyla karşı karşıya kalır. Çünkü Mükerrer 227 bu konuda çok net bir tanımlama yapmış. Mali müşavirlerin sorumluluğu vergi usulü mükerrerinde çok net tanımlamış. Mali müşavirlerin sorumluluğu uygunluktan. Yeminli mali müşavirlerin dahi hatta genişletilmiş şekliyle onun dahi uygunluktan. Ben şimdi zaten yeminli mali müşavirlerin sınırsız sorumluluğunu kabul etmiyorum. Yani. Yok yani zaten yargı kararları. Cumhurbaşkanının bile yok. Yani. Yargı kararlarıyla da bu çok net konmuş. Sadece olayı karıştıran şey muhasebe uygulamaları genel tebliğindeki o saçma sapan sorumluluğu genişleten hüküm. Oysa normlar hiyerarşisi çok net ve açık. Hiçbir tebliğ kanunla getirilmeyen bir sorumluluğu getiremez. Bunun sorumlusu kim? Ne yazık ki bunun sorumlusu bu örgütün önüne defalarca oy almak için çıkan bir takım meslektaşlar. Yapılacak olan şey çok açık ve bunu da ben yapmayı da düşünüyorum. Biliyorsunuz düzenleyici işlemlere sadece 60 gün içerisinde dava açılmaz. Birel bir işlem tesis edildiğinde de aynı zamanda iptal de talep edilebilir. Şu anda umarım herhangi bir meslektaşımın başına gelmez ama geldiğinde ben hem işlemin iptalini hem de 4 Serinoğlu tebliğin iptalini talep etmeyi düşünüyorum Danıştay'da. Ancak meslektaşlarım bu konuda çok net ve çok güvenli bir şekilde mesleklerini icra etsinler. Bizatihi fail olarak faturayı düzenlemediyse, fail olarak faturayı temin etmediyse, faturanın düzenlenmesi için azmettirici olmadıysa, faturanın düzenlenmesinden önce veya sonra yardım eden olarak fiile iştirak etmediği sürece bu suçlamaların tümü yargıda düşecektir. Hiç vergi usul kanununa düzenleme yapmaya dahi gerek yok. Yapılan düzenleme çok güzel bir düzenleme. Sadece genel tebliğin, 4 Serinoğlu muhasebe uygulamaları genel tebliğinin tümünün değil, mali müşavirlerin sorumluluğunu genişleten hükmünün iptali dahi bunu sağlayacaktır. Mesleğinizi ifade ederken hiçbir şeyden çekinmeyin arkadaşlar. Nuri abi, benim söylemek istediğim olay şu. Hukuki güvenlik ilkesi var. Şimdi ek vergide onu konuşacağız. O hukuki güvenlik ilkesi bakımından bunun bir kanunda düzenlenmesi lazım. Ama vergi, üstad, vergi usul kanunu bunu tanımlamış aslında sorumluluğu. Nuri abi, şimdi bak iştiraki bakın bu şimdi normların birbirine geçmesine sebep olur. Hiçbir şekilde bir suça iştiraki siz vergi usul kanununa tanımlatamazsınız. Çünkü suça iştirakin kendisi bizatihi bir suç olduğu için bu çok doğal olarak ceza kanununa tanımlanacaktır. Burada yapılması gereken ve verilmesi gereken mücadele aslında çok basit ve çok net.
vergi muhasebe uygulamaları genel tebliğinin mali müşavirlerin sorumluluğunu genişleten o saçma sapan hükmünün iptali için mücadele etmek. Bu noktada benim söyleyebileceğim bu arkadaşlar, yapacağınız tek şey şu: çok net bir şekilde suça iştirak etmenize neden olacak eylem ve fiillerden kaçının. Bazen tanık oluyorum. E-faturayı kesemiyor, kendi serverlarınızdan fatura kesiyorsunuz, yapmayın. İşte bu suça yakalanıyorsunuz. Bu suça iştiraktır. Yapmayın. Örneğin fatura temini konusunda telefonla görüşme yapmayın. Vergi mükelleflerinin evrak ve belgelerinizi, işi bitmişleri büronuzda bulundurmayın. Bunlara dikkat edin. Onun dışındaki hiçbir eylem ve fiiliniz sizi suça iştirak eder hale getirmez. Bu konuda böyle bir açıklama yapmak istedim. Teşekkür ederim. Öncelikle de hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur abi. Nuri Bey, teşekkür ederim. Yalnız saydığım bütün unsurlara ilave olarak suçtan gelir elde etmeyi de belirtmen lazım. İştirak suçunun unsurlarından biri de o. Yani atladın onu. Hızlı girdin, atladın onu gördüm. Ama şöyle, vergi usul kanununda ayrı bir tanımlama var. Gelir elde etmeyenler için de cezai yaptırım söz konusu ve iştirak suçundan suç duyurusunda bulunmayı engellemiyor. Ya ben 28 yıl devlete görev yaptım arkadaşlar. Şunu öğrendim. Hiç kimsenin kaderini başka birinin eline, yorumuna, inisiyatifine bırakmayacaksın. Ben o yüzden yasal düzenleme yapasın. Bırakmayacaksın. Doktriner anlamda da hukukun genel prensiplerin bağlayıcı normaline dönüştürülüp dönüştürülmemesi tartışılıyor. O da ayrı bir şey. Evet. Bu ihtiyaplı borçlarda arkadaşlar, şimdi dava süreci devam ediyor. Mahkemede olabilir, istinafta olabilir, Danıştay'da olabilir. Bu yapılandırma yasasıyla bir imkan getiriliyor. Burada bir değerlendirme yapmanız lazım. Bu dava yönetim süreci deniyor bunu. Bunda emsal kararlar daha önce falan varsa, eğer kazanabilecekseniz devam edin. Ama kazanamayacaksınız, çünkü sonuçta bir literatür taraması yapmanız lazım. Literatür taramasında emsal kararlar falan varsa yasadan yararlanmanın da bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Ama çoğu işletme yararlandı. Mesela geçmişte hatırlar mısınız? Hisse senetlerin, hani biliyorsunuz, 2 yıl geçtikten sonra satılırsa vergiye tabi değil, elden çıkarılırsa. İlmihaber'le yapılırsa diye bir tartışma çıktı geçmiş dönemde. İlmihaber hisse senedini saymıyoruz dediler mesela. Çok ciddi tahriyatlar yapıldı. Adam kazandı vergi mahkemesinde. Olay Danıştay'a gitti. Danıştay aşamasında 6736 sayılı kanun çıktı. Adam yararlandı. 4-5 milyar civarında para ödedi ve yapılandırmadan yararlandı, kapattı. Ben o zaman rahmetli hocamız dedim, hocam diyorum ya, bu adam niye böyle bir şey yaptı, zaten kazanacak dedim. Dedi ki orası net değil, belli değil dedi, garanti değil, o yüzden yararlandı dedi. Şimdi benim size söylemek istediğim olay da bu. Eğer garanti edebilecekseniz dava sürecini, davayı kazanacağınızı, yararlanmayın. Eğer bir tereddütünüz varsa mutlaka yararlanın, çünkü ciddi bir avantaj sağlıyor. Hele de ilk aşamadaysa. Mesela vergi mahkemesinde henüz bir vergi mahkemesi karar vermediyse vergi aslının %50'si ne ödersiniz? Buna işleyen gecikme zammı, faiz, işte onların yerine yurt içi üfeye göre yıllık %9 faiz oranı hesaplanıyor. Onun ikisini öderseniz kalan vergi aslının %50'si siliniyor. Vergi ziyan cezası siliniyor. Usulsüzlük falan, bunların %75'i siliniyor. Gecikme zammı, gecikme faizinin tamamı siliniyor. Şimdi baktığınızda böyle bir imkanı var. Ben bunların hepsini sitede tablolaştırdım. Üst yargı merciindeyse mesela, vergi mahkemesinin geçtiği istinaf ya da Danıştay'da, eğer vergiyi telkin etmişse mahkeme son karar, vergi aslının %10'unu yatırırsan diyor. Mesela orada maliye orada bir şey alıyor. Diyor ki %10'unu yatır. İşte yurt içi üfeyi yatır, kalanından vazgeçiyorum diyor. Şimdi diğerine geçiyorum. Tasdik etti diyor. O zaman diyor vergi aslının tamamını ödeyeceksin. Ben kazandığımda %10'unu ödettiriyorum ha. Sen kazanmışsan sen de %10'unu vazgeç, ama yıllardır böyle bir ezbere bir sistem var. Bununla ilgili olarak da ben size bu şekilde bir tablo yaptım. Her aşamasına göre bu tabloyu önünüze alarak kısa yoldan, hiçbir şey okumadan bunları
yapabilirsiniz. Aşamasını aşama aşama yaptım ben bunu. Biraz hızlı geçiyorum çünkü. Yine bundan da yararlanmak için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunmanız gerekiyor. Yalnız başvuru dilekçesinde hangi davalardan vazgeçecekseniz o davaların dosya numarasını yazmanız gerekiyor. Bunun için ayrıca gidip vergi mahkemesine ya da istinaf falan dilekçe vermenize gerek yok. Vergi dairesine dilekçe vermeniz yeterli. İnceleme ve tarihat aşamasındaki alacaklar. Ben bununla bayağı bir uğraştım. Açıkçası bu dördüncü maddeyle ilgili. Şimdi süre açısından biliyorsunuz vergi müfettişlerinin incelemelerini tamamlamaları için kanunun yayın tarihinden itibaren bu zamana kadar hep 2 aya kadar bir süre veriliyordu. Ama da uzun bir süreydi. Bu 2 aylık süre çok uzundu ve bu süreç içerisinde de gördüğümüz, yaşadığımız çok olay vardı. Kimi vergi müfettişi arkadaşlar bekletiyordu, kimi arkadaşlarımız da bunu tamamlayıp veriyordu. Çünkü bu sorumluluğun ben onu biraz önce belirttikken bunun için de söylüyordum Nur abi. Hiçbir çalışana, hiçbir insana, hiçbir görevliye, makama verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve burada bu yasa çıkarken de bu 2 aylık sürenin olmaması gerektiğini, kaldırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Ve yazdım da bunu ve televizyonlarda da bayağı yüksek sesle de söyledim. Çünkü bu olmaması. Kanun çıktı mı? Çıktı, bitti. Bırakacak orada kalem. Herkes bırakacak. Belli bir bekleyecek. Tarihe kadar. Belli bir tarihe kadar. Sonra erecek. Evet, arttırıyorsa gidecek. Fakat yine bir zorlamayla bir 7 gün geldi. Mesela o 7 gün olayı çok önemliydi. Şimdi kanun yürürlüğe girdi. 12 Mart. 7 iş günü 21 Mart sonuna kadar yapılması lazım. Ben bekledim acaba bir şey açıklama olacak falan diye. Kimse bir açıklama yapmadı. Sistem açık değil. Kimse matrah artırımında bulunamıyor. Ben dedim ki bununla ilgili olarak bir dilekçe verirseniz matrah artırımı yapacağınıza dair bu olay bitti. Çünkü bizde de vardı birkaç mükellef. Biz gittik vergi dairesine dedik ki benim hakkımda şöyle bir inceleme yapılıyor. Ben bu incelemeyle ilgili olarak matrah artırımında bulunacağım. Dilekçeyi verdik olayı. Orada bitirdik. Mesela 7 günde bile sorun çıktı. 7 gün bile sıkıntılı olmaması lazım. Kanun yayınlandığı halde herkes kalemi, kitabı, defteri bırakacak, bekleyecek. Matrah artırımı yapacak mı, yapmayacak mı diye. Biraz önce Muharrem abinin dediği olaydı. Yaşayan madde bu 4. madde. İncelemesi devam ediyorsa kanun yayın tarihinden önce, o inceleme bitene kadar beklenir. Kanun sizin lehinize işlemeye devam ediyor. Bitti, tarihat yapıldı, ihbarnameler gönderildi. Siz ihbarnamelere 30 gün içerisinde başvurarak ihbarnamelere karşı vergi dairesinde ben 7440 sayılı yasadan yararlanmak istiyorum, buna göre yapılandırmak istiyorum dediğinizde yine kanunun bütün imkanlarından yararlanırsınız. Ne oluyor? Vergi aslının %50'si siliniyor, vergi ziyaret cezasının tamamı kaldırılıyor, usuzluk cezasının %75'i gidiyor, gecikme zammı faizi kaldırılıyor, yurt içi üfe faizi. Peşini öderseniz yine %90'ı kalkıyor. Taksitle öderseniz de izleyen aydan itibaren 12 eşit taksitte ödeme süreci başlıyor. Bu yaşayan madde eğer sizlerde böyle incelemesi devam eden mükellefler varsa eğer herhangi bir matrah artırım falan da yapmayacaksanız hemen endişe etmenize ya da mükellefin de telaşlanmasına gerek yok. İnceleme bittiğinde de yine bu 30 günlük süreç içerisinde bu yasadan yararlanabiliyorsunuz. Hiç acele etmeye, endişelenmeye gerek yok. Bu bizim tabirimizde, maliyende bu yaşayan madde. Bu 4. madde. Özellikle incelemeye devam edenler de bununla ilgili olarak da zaten sizlere bir tablo yaptım. Kısa yoldan bu tablolardan yararlanarak. Tabii burada bir şey ilave edeceğim. Bu tabii Abdullah'ın söylediği bazen matrah artırımı yoluyla ödeyeceğiniz para inceleme sonucunda ödeyeceğiniz paradan daha büyük olursa bu yol çok daha avantajlı oluyor. Bize böyle başımıza evet. Bir olay gelmişti. Daha düşük bir tutarla incelemeyi sonuçlandırdık. Yani onun matematiğini yapmak lazım. Evet, inceleme yasadan önce başladığı zaman rapor düzenlediği zaman o raporun vergi aslının %50'si ve ceza ve gecikme faizi kalktığı zaman sizin ödeyeceğiniz parayla matrah artırımı yoluyla ödeyeceğiniz para
karşılaştırıldığında daha düşük kaldığı için o yolu tercih etmiştik. Özellikle yani, 2022 matrı evet, artırımda rakamlar yüksek olduğu için evet, bu matematikte dikkatli olmakta 2022, fayda. 2022 evet şu anda. Mesela bu pişmanlık izada kendiliğinden yapılan beyanlar var. Bu kanunla bu da çok ciddi şekilde teşvik ediliyor. Özellikle tapu araçları falan ya da matra falan artırımı yapmayacaksanız eğer, pişmanlık da bu 7440 sayılı kanun kapsamında düzeltme yaparak yine bu kanundan yararlanabiliyorsunuz. Verginin tamamını ödüyorsunuz. Pişmanlık zammı falan hiçbir şekilde ödemiyorsunuz. Sadece o düşük yurt dışı ÜPE faizi hesaplanıyor. Şimdi ben işletme kayıtlarına geçmeden önce matrap ve vergi artırımı için sözü Soner Üstad'a devredim. Buraya kadarki süreçle ilgili bir sorunuz varsa da bir mola verecek miyiz? Yoksa devam yani, nasıl arzu eder? Olarak sizlerin bu konudaki yani arkadaşlar yani arkadaşların performansına bağlı. Çünkü yaklaşık bir buçuk saat daha sürer. Salona soralım mı o zaman? Evet, bence demokratik bir şekilde. Bir 5 dakika ara verelim. Devam diyenler el kaldırsın. Ara verelim diyenler. Devam. Bu noktada arkadaşlar ben şunu hatırlatmakta yarar görüyorum. İnteraktif çok verimli. Üstadlarım ne diyecek bilmiyorum ama konu da uzuyor. Hızlı bir şekilde anlattıktan sonra soruları bundan sonra sonunda mı alsak evet, acaba? O zaman interaktiften sonuna sorularını alma şeklini değiştirmiş olduk. Sorularını anlatacağım. Hatta artırım zaten çok önemli. O kesilmemesi de evet, lazım. İnsicamın bozulmaması lazım. O yüzden sonunda alalım o soruları. Sayın başkanlarım, değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle aynı masada birlikte olmaktan onur duyduğum Abdullah kardeşime çok teşekkür ediyorum. İlk defa birlikte bir seminer veriyoruz. Çok güzel gidiyor diye düşünüyorum. Ben de 7440 sayılı yasanın matra artırımı ile ilgili bölümünü anlatmaya çalışacağım. Beyan sisteminde kurumlar vergisi beyannamesi revize edildiği için o beyannameyi de koyarak örnek bir çalışma yaptım. Biliyorsunuz 2018-2022 yılları için matra artırımı da bulunma şansınız var. Kurumlar ve eksim mükellefler açısından. Ekrana gelmedi mi? Çıktı sanıyorum. Ekrana gelmedi. Şimdi geldim. Geldi mi? Tamam. Evet, bunlar bildiğiniz şeyler aslında. 2018 ve 2022 takvim yılları için matrahlar ekranda görülen yıllar itibariyle belirlenen oranda artırmak suretiyle matra artırımdan yararlanılacak. Burada 2022 yılı biraz özellik arz ediyor arkadaşlar. Tabii bu şans özellikle de zarar beyan eden mükellefler açısından çok daha önemli. Eğer ki 2021 takvim yılında ve 2022 yılının geçivergi dönemlerinde eğer zarar beyan etmişseniz matra artırımından asgari matra tutarını dikkate almak suretiyle matra artırımından yararlanabiliyorsunuz. Bu 2018 ve 2021 yılları içinde belirlenen tutarlar içinde geçerli. Yani aynı yıllarda da zarar varsa daha az vergi ödemek suretiyle matra artırımından yararlanabiliyorsunuz. Şimdi belki birçok vergi barış yasası gördünüz. İlk defa 2022 takvim yılı için özellik arz eden bir durum var. Şimdi 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermek üzeresiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Matra artırımı kararınız var mı yok mu? Onu da henüz mükellefle de konuşmamış olabilirsiniz. Bence öncelikle kurumlar vergisi beyannamelerinizi normal beyan edebilirsiniz. Daha sonra başınıza ne gelecek onu konuşalım. Mükellef matra artırımına karar verdiği takdirde kanun size diyor ki öncelikle diyor 2021 yılı kurumlar vergisi matrağınızı 122.93 oranında arttırın ve bu tutarı bir kenara yazın. Daha sonra 2022 yılı 3. geçivergi dönemindeki geçivergi matrağınızı 1,40 yani %40 oranında arttırın. Onu da bir kenara koyun.
hangisi yüksekse o sizin için asgari kurumlar vergisi matrah arttırımı ve asgari kurumlar vergisi ödemeniz gereken matrah oluyor. Tabii kendi beyanınızın bu tutarın altında kaldığı varsayım altında. Şimdi bunu örnekle de açıklayacağım arkadaşlar. Tabii örneğe geçmeden önce eğer ki 2021 yılı kurumlar vergisi matrahınız zararlıysa, 2022'nin geçici vergi dönemlerinde de zarar beyan edilmişse bu iki kriter dikkate alınmadıksın. Direkt asgari matrah tutarları dikkate alınmak suretiyle matrah artırımından yararlanabiliyorsunuz. Burada bir kritik soru geldi bana. Bunu Abdullah'la da paylaşmıştım. 2021 yılı zararlı, 2022 yılı geçici vergi dönemlerinde de zararınız var. Asgari matrahtan kurumlar vergisi matrah artırımı yapıyorsunuz ama asgari tutardan kurumlar vergisi ödeyecek misiniz, ödeyemeyecek misiniz? Şimdi vergi idaresinden bazı arkadaşlar ödenmesi gerektiği yönünde görüş beyan etmişler. Benim kişisel görüşüm, tebliğdeki örnekten de anladığım kadarıyla yasa da buna izin veriyor. Kurumlar vergisi ödenmemesi gerekir. Abdullah da bana katılıyor. Birlikte böyle bir değerlendirme yaptık. Ama bunun aksini idarenin bir uygulaması olursa da bunun hukuki olmadığı kanısındayım arkadaşlar. Üstad, zaten 2021'i dikkate aldığımızda hani biz onu bir çıpa olsun diye şey yapmıştık, önermiştik. Getirirsin, o rakamı yazarsın, onun üzerinde matrah artırımı yaparsın. Burada biraz daha ileri gittiler. Aslında o hukuksuz. Nuri abi ne der bilmiyorum. 2022 yılı kurumlar vergisini ödeyecek kurumlar vergisini de ondan alıyor. Halbuki o matrah artırımına ilişkin bir çıpa. 2022 yılı kurumlar vergisini etkilememesi lazım. Ben baştan söyleyeyim, oradan gider bu iş. Ama yanlış. Yanlış. Ben burada de öyle düşünüyorum. Burada söylediğiniz olayda da 2021'den gelirse 2021 beyanı hesaplanan %122 ile artırdığımız yüksekse 2022 kurumlar vergisinin aradaki farkın kurumlar vergisini öde diyor. Ama zararla gelmiş, ben zaten asgariden beyan ediyorum. Onun kurumlar vergisi olmaz ki. Doğru. Asgarinin neyse onu ödenir yani. Yanlış o. Şimdi arkadaşlar ekranda bir örnek paylaştım. Mükellefin 2022 takvim yılı kurumlar vergisi matrağı 3.750.000 TL. 2021 takvim yılı kurumlar vergisi matrağı 3.000.000. 2022 takvim yılı 3. geçici vergi dönemi geçici vergi matrağı 2.500.000. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle birinci kriter, 2021 takvim yılı kurumlar vergisi matrahımızı 122.93 oranında arttırıyoruz. Bu tutar ne olmuş? 6.6 milyon. İkinci kriterimiz ne? 2022 takvim yılı 3. geçici vergi matrahının %40 oranında artırılması. Bunu da arttırdık. 3.5 milyon. Artık benim 3.5 milyonla bir işim yok. Benim birinci kriter üzerinden hem kurumlar vergisi ödemem lazım, hem de kurumlar vergisi matrah artırımı yapmam lazım arkadaşlar. Bakın, ebeyanname programında bunları ben kendim sisteme girdim. Hani siz uygulamayı gördüğünüz zaman çok daha anlaşılır olduğunu düşündüğüm için. Bakın, ticari bilanço karım 3.7 milyon. Kanunen kabul edilmeyen giderim var 150 bin lira. Toplam eğer matrah artırımı yapmasam 3.9 milyon üzerinden kurumlar vergisi ödemem lazım. Doğru mu? Ve eğer ki matrah artırımı yapmak istiyorsam, bakın arkadaşlar ekranda şey var, kurumlar vergisi matrahının altında bir bölüm var. 7440 sayılı kanunun geçici birinci maddesi kapsamında kurumlar vergisine yönelik artırılan matrah diye bir bölüm var. Ne yapıyorum oraya? O 6.6687'ye ikmal etmem için yazmam gereken 2.7 milyonu matraha yazıyorum. Dolayısıyla ödeyeceğim vergi ne oluyor arkadaşlar? 1.538 oluyor. Bu benim kurumlar vergisi matrahım. Bir de bu
tutarın 6.6 milyonun %25'inin duruma göre %15'i veya %20'si kadar da matra artırımda bulunmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki ben yasadan yararlanmasaydım ödeyeceğim kurumlar vergisi tutarı 897 bin liraydı. Geri dönüyorum. Pardon, çok özür dilerim. Bu şekilde aslında ben, yani ben şöyle bir şey paylaşım yapmıştım. 2022 takvim yılında beyan esası geçerliliğini yitirmiştir. Gerekçesi de bu. Sizin beyanınıza göre değil, beyanınızın işte 7440 sayılı yasayla getirilen iki kriterden kaynaklı beyanınızın üzerinde bir tutar üzerinden kurumlar vergisi ödemek durumunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Hocam biraz önce söylemiş olduğunuz kurumlar ödenmeyecek. Şöyle tekrar izah edeyim. Zararlı geliyor. Şöyle. Şimdi bu örnekte mükellefin 2021 yılı takvim yılı kurumlar vergisinin zarar ettiğini düşünün. O aynı örnekten gidelim. İkinci kriterde de zarar var. İkinci kriterlerde yeniden değerleme oranında çarptığın zaman sıfırın çarpımı sıfır zaten. Orada bir sonuç yok. Dolayısıyla kanun beni neye götürüyor? Asgari matra üzerinden matra artırımına götürüyor. Bu tutarda 500 milyon. Pardon, 500 bin lira. 2022 için. Anılan tutar üzerinden ayrıca kurumlar vergisi ödemeyeceğim. Sadece matra artırımı ödeyeceğim. 740 bir şey yazmayacağız mı oraya? Yok, yazmayacaksınız. Evet, aynen öyle. 2021'den gelen bir fark yok. Evet. Şimdi üstadım, burada zarar dediğiniz için aslında yasada göremediğim, sonunda dile getireceğim şeyler vardı mı? 359 B ve C maddesinde yönünden matra artırımına engel var. A maddesi biliyorsunuz muhasebe iyilesi. Evet. O zaman muhasebe iyilesine zorluyor. Engel şimdi de yok. Şimdi onu şöyle, başkanım şöyle izah edeyim. Aslında off the record konuşmak lazım da bunu ama şimdi kaydı kessinler isterseniz. Hani şöyle, şu örneğe göre gelelim aslında. Pardon, geri gelelim. Şu benim paylaştığım örnekte. Şuradaki örnekte kendi beyanının 33 milyon olduğunu düşünün. Matrahı 6.6 milyona göre ayarlarsanız ne olur? Ayarlamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Benim burada böyle bir yorum yapmam söz konusu değil arkadaşlar. Ben sadece hukuki durumu ortaya koymaya ben çalışıyorum. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Yani 359A muhasebe iyilesi yapanların, ki ben de yasanın ilk çıktığında ve tebliğ okuduğumda dikkatimi çekmedi. A maddesi yasadan yararlanmak, matra artırımı hükümlerinden yararlanmaya engel değil. Burada üstü örtülü bir teşvik var gibi arkadaşlar. Tabii yararlanın ya da yararlanmayın demiyorum. Hukuki duruma dikkat çekiyorum. Muharrem abi, biliyorsun Nasrettin Hoca'nın bir kazan hikayesi var. Matra ihmal edersen kazan doğurmuş olur. Matra aşağı çekersen de kazan ölmüş olur. Başka bir şey demiyorum. Yani teşekkür aslında, ederim üstad. Ya aslında getiren düzenlemede bir şey yoktu. Biz millet olarak bunu nasıl dolanırız ona bakıyoruz. Dolanma, evet. Normal beyan et, git. Yani yasa her şeyi düşünemez yani. Biraz alelacılandı anlamı da çıkmıyor mu üstadım burada? Şöyle, bu alelacılandırılmış bir şey değil. Hayır, burada, ben genelini söylemiyorum. Hayır, 2022 söyle. Kısmını söylüyorum. Tamam, sizinle de uzun süre telefonla görüştük, WhatsApp'tan yazıştık. Evet, burada bir alelacelecilik var üstadım ya. 2022 aynen. İçin söylüyorum. Yok, 2022 için biz Abdullah'la çok uzun zaman önce görüşmüştük. Böyle iki kriterden hareketle bir matra artırımı oluşabileceğini belki Kasım ayı falandı. Kasım. Kasım 2022 idi. Ama şu yoktu. Tekrar matra artırımı yaptığınız rakam üzerinden bir de kurumlar vergisi ödeyin o kısmı. O bir tuzak. O tuzak abi. Onu o an göremiyorsun. Bunun olmaması gerektiğini söylüyorum ben zaten. Evet. Bakın, ekranda görüyorsunuz 2.7 milyon üzerinden sırf 2022'nin matra artırımından yararlanmak için o tutar üzerinden %23 oranında vergi ödemeniz gerekiyor. Üstadım, şimdi bu tabii maliyeciler biliyorsunuz. Sonunda bu kanunu yazıyorlar. Evet. Aslında 2022 yılı matrah artırımında devlet veya maliyeciler bir vergi güvenlik önlemi koymuşlar. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz be hocam. Siz
Ben biliyorum sizin Türk kafanızı. Siz de öyle düşüneceksiniz. 2022 matrakını ona göre ayarlarsınız. Dolayısıyla ben de böyle bir çıpak... Doğru hocam. Kesinlikle doğru. O yüzden bunu hani... Hayır, diyor ki yararlanmak istiyorsan biraz pahalıya patlayacak. Bu örnek uygulamada tereddüt ettiğiniz bir husus var mı? Tekrar üzerinden geçebiliriz. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kıymetli bir seminer oluyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu çok. Bize. Benim sorum tam yeri şu anda. 2021'e de artırım yapacağım. 2022'ye de artırım yapacağım. Şimdi 2021'e artırım vergi denetmeniyle yani incelemede bir dosyam var. Oradaki müfettiş beyin de bana uyarısı olmuştu. Belki hani arkadaşlar da bilmiyordur. Hem bir hatırlatma yapayım. Aramızda faal müfettişler de var. Hatırlatmak istiyorum bunu sana. Şimdi devam edebilirsin. Kötü bir şey söylemedi. Sağ ol. Söylemedin ama ben yine de hatırlatayım. Şuna dikkat etmemi söyledi. Ben onunla ilgili de hem bilgi almak istiyordum sizden. 2021'i arttıracağın için şuna dikkat et mutlaka dedi. Mesela şeyin altındaysa, askeri matrak artımının altındaysa 2021 yıl matrakın artacağı için 2021 yılı matrakını ona göre 2022'de kale yok, alman şöyle, gerekir sizin gibi. 2021 o yılı bir açıklık getirdi. Ben sizi anladım aslında da. Yok ben sizi anladım. 2021 yılı zaten şu anda incelemede sizinle ilgili bir tarihat yapılmıyor değil mi? Hayır, yapılmadı. Yapılmıyorsa 2021 yılı ile ilgili olarak matrak artırımı yaparken neye dikkat edeceksiniz? Beyan ettiğiniz matrakın %25'ini alacaksınız. Evet. O matrağı da o yıl için belirlenen 260 bin liralık asgari matrağla karşılaştıracaksınız. Hangisi yüksekse onun üzerinde matrağı artırımı yapacaksınız. 2022'ye geldiğinde sizin 2021'de beyan ettiğiniz tutarı 122.93'te arttırıp 3. geçici vergi dönemindeki %40'la karşılaştırıp hangisi yüksekse beyanınızla da karşılaştırmak suretiyle matrak artırımı yapacaksınız. Ben anladığım kadarıyla 2022'de incelemedim. 2021 için özel bir durum. 2022'de incelemedim. Hani şöyle bir tarihat yapılmış olursa da o tarihat kesinleşirse o kesinleşmiş tarihatı kendi beyanınızın üzerine eklemek suretiyle matrak artırımı yapıyorsunuz. Ama sizde öyle bir durum yok. Abdullah Bey izniniz olursa herkes vergici mantığıyla yaklaşıyor meseleye. Çok da doğal. Yani mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin ve vergi denetmenlerinin olduğu o yerde tabii ki konuya vergi ile yaklaşılması çok doğal. Ama ben geçici birinci maddeye anayasa yönünden yaklaşmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi bu geçici birinci maddede anayasanın hem 73. maddesine açıkça bir aykırılık var. Hem özel mülkün de ihlali söz konusu. Şimdi doğru olan bizim herkesin vermiş olduğu beyanların doğruluğunu kabul etmektir. Vergi idaresi de konuya böyle yaklaşır. Herkesin vermiş olduğu beyan doğrudur. Bunun aksi ancak incelemeli ortaya çıkar. Şimdi siz eğer bir vergi mükellefini yapılan bir özel düzenlemeden yararlanmak için kapanmış 2022 yılı faaliyetlerin sonucunu farklı olarak yansıtılmasına zorluyorsanız bu 73. maddenin herkes mali gücüne vergi öder hükmünün açık bir ihlalidir. Yani, doğru hocam. Artı kişilerin kazanmadıkları ve elde etmedikleri gelirlerinin üzerinden fazladan yapmış olduğunuz bir yasal düzenlemeden yararlanmaya zorlamak için fazladan bir vergi almayı düşünüyorsunuz da bu da özel mülkiyet hakkının açık bir ihlalidir. Bununla ilgili bir çalışmam devam ediyor. İtirazi kayıtla beyanda bulunup bu konuda dava açmayı da düşünüyorum. Gerçekten şu anda bu düzenleme anayasanın 73. maddesine açıkça aykırıdır. Şundan savunma yapılamaz. Diliyorsa arttırmasın. Hayır. Bir yasal düzenleme yapıyorsanız herhangi bir şart ve koşul getirmeden yapılması gerekir. Burada yapılması gereken şey şuydu. Ya baskılara direnerek 2022'yi kapsam dışı bırakacaklardı ya da yasal düzenlemenin düzenlenme tarihini uzatarak Nisan ayının sonundan sonra bu yasal düzenlemeyi yapıp matrahlar oluştuktan sonra beyannameler verildikten sonra yapılacaklardı. Bunu ifade etmek istedim. Yani açık bir hukuka aykırılık söz konusu burada. Vergi tekniğinin dışında. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Üstadım burada mali güç derken
bir işletmenin sahip olmuş olduğu diğer varlıklarını falan algılamamak gerekiyor. Nuri Bey doğru bir şeyi söyledi. Ama orada mali güçten anlamamız gereken o yıl beyan ettiği, elde etmiş olduğu kazanç. Buradan bakmak gerekiyor. Yoksa duran varlığı var. Mali gücü vardır anlamı çıkmıyor burada. Evet. Mali güç tanımı burada önemli. Ama interaktif gittikçe konu uzar mı bilmiyorum. Konuşmacılar karar versin buna. Evet. Böyle şeyden geçiyoruz zaten. Devam. Tamam. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ekranda bir örnek daha paylaşıyorum. Ek vergi kısmını Abdullah arkadaşımız ayrıntılı olarak olayın teorik kısmını açıklayacak ama ben ebeyannamede nasıl işleyecek onu anlatmaya çalışacağım. 2022 yine bir beyan dönemi. Mükellefin 13.7 milyonluk bir kazancı var. 1 milyonluk taşınma satış kazancı istisnası, 2,5 milyonluk iştirak kazancı istisnası, 1.7 milyonluk da indirimli kurumlar vergisi matrağı var. Şimdi ek vergi Abdullah arkadaşımız ayrıntılı açıklayacak. Bazıları için ek vergi oranı %5, bazıları için %10, bazıları da ek vergiden muaf. Şimdi ebeyanname programında ticari bilanço kârına 13.7 milyon yazdık arkadaşlar. 350 bin liralık da kanunen kabul edilmeyen giderimiz var. Bizim toplam 14.1 milyonluk neyimiz var? Mali kârımız var. Burada bakın iştirak zararın bulunması halinde indirilecek istisnalarımız iştirak kazançları istisnasıyla taşınmaz satış kazancı istisnası. Bir de İndirimli kurumlar vergisi matrağımız var. O da 5 milyon civarında. 5 milyon lira. Bakın gördüğünüz gibi 5 milyonun tamamını da %0 oranında indirimli kurumlar vergisine tabi olduğu varsayımı altında. Her ne kadar matrağımız 10.6 milyonsa da 5 milyon 600 bin liralık tutar üzerinden sistem %23 KDV kurumlar vergisi hesaplamış oluyor. Şimdi ek vergi bildirimi diye bir bölüm var. Ekranın sol tarafında ikinci kısımda ek vergiye siz istisnalara yazdığınız zaman zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümüyle kazancın bulunması halinde indirilecek istisnalar bölümüne otomatikman bir de 32 aya ayrı alıyor. Gördüğünüz gibi alıp ek vergiyi otomatik hesaplıyor. Burada ek vergi için ayrı bir beyanname verilmeyecek. Siz beyannameyi doldururken istisnalardan yararlandığınız anda sistem otomatikman siz kendiniz yazmıyorsunuz. Otomatik oraya gidiyor. Kazancın türüne göre vergi oranı da belli olduğu için direkt kendi hesaplıyor. Hani bu noktada zaten olayın hukuki boyutuyla ilgili değerlendirmeyi Abdullah arkadaşımız yapacak ama bununla ilgili eğer ki bir dava açmak istiyorsanız ihtirazi kayıt koyup dava açmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Yani sistem şeye izin vermemiş. Yani bazı mükellefler şey düşünüyordu. Hani ek vergiyi ayrı bir beyanname olursa beyan etmeyebiliriz. Hani bekleriz. Öyle bir durum da olabilirdi. Bir de şu var, bu ek vergiyle ilgili kısmında belki Abdullah arkadaşım değinebilir ama sizin örneğin iştirak kazancı istisnanız var. Anılan dönemde de ticari bilanço zararınız var. İstisnadan yararlanmak zorunda mısınız, değil misiniz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Benim kişisel görüşüm istisna ihtiyaridir. Yani kimse sizi istisnadan yararlanmaya zorlayamaz. Ama 7440 sayılı yasada 2022 takvim yılı ile ilgili olarak her ne kadar matra artırımından yararlansanız da ek vergi açısından vergi idaresinin inceleme hakkının saklı olduğuna dair bir düzenleme var. Bu düzenleme ne şekilde kullanacağız? Onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Evet, kurumlar vergisi matrağı artırımı ile ilgili tebliğde de bir örnek var. Onu da üzerinden çok kısaca seri bir şekilde geçelim. Kendi beyanı 780 bin lira. Yine 2022-21 yılı kurumlar vergisi matrağı 400 bin. Geçici vergi matrağı 550 bin.
tekrar edip belki aklınızda kalmasını sağlamak açısından 2021 takvim yılı kurumlar vergisi matrahını 122.93, 2022 yılı 3. geçici vergi dönümü matrahını %40 oranında arttırmak suretiyle ne yapıyoruz? İki tane kriteri ortaya çıkartıyoruz. En büyük kriter kendi beyanından yüksekse hem o tutar üzerinden kurumlar vergisi hem de kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması gerekiyor. Buradaki örnekte 891'in %25'i asgari matrahın altında kaldığı için de asgari matrah üzerinden kurumlar vergisi matrahı artırımı yapılacak ama 891 bin üzerinden de kurumlar vergisi ödenmesi gerekiyor. Arkadaşlar, üstadım ilk beyanname düzenleme beyannamesi miydi? Hayır. Şey yapmış olduğunuz ilk beyanname. Yok, ilk aslında düzeltme ayrı ayrı vermedim aslında orada ben. İlk beyanname kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra mı düzenlenecek? Yok. Benim beyanım bu. İki kriteri de ortaya koydum. Ben direkt beyanımı yazdım, arayı da ikmal ettim. Direkt tek beyanname ile. Matrah artırımından yararlanmadan önce verdim. Aynen öyle. Daha sonra da düzeltme beyannamesini verirken sizin ilk slaytınızı mı dikkate alın? Evet. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Hani kendi beyanınızdan sonra matrah artırımı vereceksiniz ya. Oradan tahakkuk eden aradaki fark çıkan vergiyi daha sonra ödemek için matrah arttırımını için 31 Mayıs'ı bekleyebilirsiniz. Düzeltme için de kurumlar vergisini o tarihi beklerseniz o farka isabet eden kurumlar vergisini biraz daha geç ödemiş olursunuz. Amaç o. Şimdi arkadaşlar, vergi oranını sistem kendi otomatik çek ediyor. Siz zaten matrah artırım beyannamesini beyan sisteminden doldururken %15 uygulamak istediğiniz zaman sistem size uyarı veriyor. Diyor ki anılan dönemde anılan vergi türüyle ilgili bir tarihat var. Veya siz kanunun ikinci veya üçüncü maddelerinden yararlandınız diye uyarı veriyor. Dolayısıyla kanun vergiye uyumlu mükellef bu kriterlere haizseniz %15, aksi takdirde %20 vergi ödüyorsunuz arkadaşlar. 2022 takvim yılında beyannamede geçici vergi iadeniz varsa anılan yılla ilgili matrah artırımı yaptığınız takdirde arkadaşlar bu geçici vergi iade olarak alamayacaksınız. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi matrah artırımda en önemli konulardan biri de zarar mahsubu. Arkadaşlar şu anda matrah artırımı imkanı olduğunuz yıllar 18, 19, 20, 21, 22. 22'yi kenarda bırakalım. Siz daha önce 2021 kurumlar vergisi beyannamesinde 18, 19, 20 yılına ait bir zararları 2021 yılı kurumlar vergisi matrahından geçmiş zararlarını mahsup etmişseniz bununla ilgili düzeltme yapılacak bir durum yok. Anladınız mı? Yani gittiniz 2018'e, 19'a, 20'ye matrah artırımı yaptınız. O yıllarda da zarar var. O zararlarda 2021 yılı kurumlar vergisi matrahında mahsup hakkı konu edilmiş. Artık onlarla ilgili herhangi bir düzeltme yapmayacaksınız. Bunun altını çizelim. Ama 2018, 19, 20, 21 yılının zararları ile ilgili herhangi bir mahsup yapılmamış. Şu anda matrah artırımı yaparsanız 2023 ve izleyen dönemlerde bunu ne olarak dikkat almanız lazım? %50 olarak dikkat almanız lazım. Bir önemli husus daha, 2022 yılı ile ilgili zararlarınız matrah artırımında bulunduğunuz takdirde 2023 ve izleyen dönemlerin matrahından indirim konusu yapılmayacak arkadaşlar. Diğer matrah artırımı, gelir vergisi itibariyle matrah artırımı imkanı var. Beyan dönemi geçti. Çok üzerinde durmayacağım. Kısaca şöyle izah edebilirim. Vergi türleri itibariyle işte işletme hesabı, bilanço hesabı, serbest meslek ve diğer gelir unsurları itibariyle matrah artırım tutarı ilgili yıllar itibariyle öngörülmüş. Ayrıca bu yıllar için asgari matrah tutarları belirlenmiş. 2022 takvim yılı için gene
aynı kriterler geçerli. 2021 yılı gelir vergisi matrağı, 2021-22 yılı 3. geçici vergi matrağından hareketle iki kriter belirleniyor ve bu kriterlerden hareketle kurumlar vergisi, gelir vergisi matrağı artımı yapılıp yapılmayacağı tespit ediyor. Bir örnek var. Örnekten daha iyi anlaşabiliriz arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim. Şuraya bir örneğe gelelim. Bilanço esasına göre defter tutan bir gelir vergisi mükellefinin 2021 yılı gelir vergisi matrağı 600 bin lira olsun. Üçüncü geçici vergi dönemi geçici vergi matrağı 800 bin lira. Gelir vergisi beyannamesinde Mart sonunda vermiş ve 1 milyon olmuş olduğunu varsayalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? İki kriteri ne yapmamız lazım? 122.93 ve %40 oranında arttırmak suretiyle iki kriterden yüksek olanını belirlememiz lazım. Gördüğünüz üzere 2021 kurumlar vergisi matrahının 122.93 oranında arttırılması suretiyle bulunan tutar en büyük, en yüksek kriter oluyor. Dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiyse de bu yılla ilgili ne yapmamız lazım? Aradaki farkı beyannameyi düzeltmek suretiyle aradaki farkı isabet eden gelir vergisini tahakkuk ettirip ödememiz lazım. Aynı şekilde yüksek hadden gelir vergisi matrağı artırımı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, tabii ki. Tabii. Ama şöyle, şunu da tekrar altını çizeyim arkadaşlar. Siz eğer ki matrağı artırımını öngörüyorsanız, şu anda bir bilanço çıkarttınız ya, tek beyannameyle o işi çözebilirsiniz. Kriterleri hesaplarsınız. Kurumlar vergisi beyannamesini verirken beyanınızı oraya yazarsınız. Aradaki farkı da biraz önce gösterdiğim ekrandaki kısma yazarsınız. Tek beyannameyle de bu işi çözersiniz. Ama bu sizin aleyhinize. Niye? Kurumlar vergisini erken ödemiş olursunuz. Aradaki farkı isabet eden. 31 Mayıs'a nasıl? Evet. Bir de şöyle bir daha şey sonradan düzeltme yoluyla bunu yapabilirsiniz diyor üstad yani. Evet, aynen öyle. Düzeltmede zaten gecikme zammı, faiz falan, ceza meza yok. Şimdi bu endekslemeyi şey yaparken tabii önerenlerden birisi de benim. Şimdi niye endeksleme falan filan diyorlar. Ben tecrübeme dayanarak söylüyorum. Siz sağ, benden daha çok sağdasınız. Bizim Türk milleti ne numara yapacaksa son 3 ayda yapar. Şimdi hani geçici vergide %40 geliyor ya. Onun mantığı odur yani. Hani son 3 aya bırakmamak. Onu yeri gelmişken belirttim. Teşekkür ederim abla. Şimdi arkadaşlar gelir vergisi... Buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ses gelmiyor, mikrofon al. Mikrofon al istersen ses gelmiyor. Şimdi 31 Mart sondu gelir vergileri için. Beyannameyi düzeltmemiz gerekiyor. Orada çıkacak olan ek vergiyi de kanun süresinden sonra mı, pişmanlıkla mı verilecek? Onu 15 düzeltme. Düzeltme. Kanun süresinden sonra mı düzeltme olmuş oluyor? Ona herhalde sistemde bir tanımlama olur diye düşünüyorum. Yani normal şartlarda böyle oluyor mesela 31 Mart. Kanun için... süresinden sonra düzeltme. Tebliğde hüküm var onun gibi. Var mı? Tamam. Düzeltmelerden herhangi bir ceza, gecikme zammı, faiz aranmayacaktır diye özel hüküm var. O kim fark edecek diye koydular onu da. Tebrik ederim, fark ettin yani. Teşekkür ederim. O şey beyanname programında zaten pişmanlık olmaz. Kanun süresinden sonra düzeltme. Başka bir seçeneğiniz yok. Zaten 31 Mayıs'a kadar evet. Sürem var ya. Yani orada bir ilave. Evet. Sıkıntı yok yani. Şimdi arkadaşlar gelir vergisi matrağı artırımı ile ilgili bir tartışılan bazı hususlar var piyasada da. Şimdi bir onun altını çizmek istiyorum. Şu anda bir mesela bir mükellefiniz var. İşte 20 tane gayrimenkul satmış son 4 yıl içerisinde. Hiç beyanname vermemiş. Matrağı artırımından 2022 takvim yılı için nasıl yararlanacak? 2018, 19, 20, 21'de herhangi bir sıkıntı yok. Bakın sarıya boyadım. Kanunun o kısmını. Diyor ki 2021 yılı ve 2022 yılının 3. geçici vergi dönemlerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar dolayısıyla matrağı oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması. Yani ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş ama hiç beyanname vermemiş. Biraz önceki örnekte olduğu gibi. Yukarıdaki şartlar aranmaz diyor. Koray seninle konuşmuştuk. Dolayısıyla asgari matrahlardan hangi gelir türü itibariyle yararlanmak istiyorsanız
o matrah tutarlarını dikkat alarak matrah artırımı yaparsanız herhangi bir şekilde vergi, o gelir türü itibariyle vergi incelemesine maruz kalmazsınız arkadaşlar. Bu piyasada biraz tartışılıyor. Kore'yle de konuşmuştuk. Şu sarıyla çizdiğim yeri farklı anlam çıkaranlar da var. Çok yorum geldi o yönde. Abdullah sen ne düşünüyorsun? Farklı anlam çıkaranlar var. %50-50 diyebiliriz. Ama. %50-50. Ben katılmıyorum. Ya oradaki şey şu. Daha önce hocanın tabiriyle kümesteki kaz değilsiniz. Yani hiç vergi mükellefiyetiniz yoksa, beyanname vermemişsiniz. Okey. Ama 2021'de beyanname verdiniz. Ben de vermeyenler için söylüyorum aynısı. Ben onun aynısını düşünüyoruz. Evet, daha aynı. Beyanname vermişseniz zaten bu kıyaslamayı. Örneğim şeydi. 20 tane gayrimenkulü satmış, hiç beyanname vermemiş. Hiç mükellefiyeti yoksa. Aynen öyle. Tamam. Aynen. Şimdi bu örnek... Yok, beyanname verdiyse senin aynısı. Şimdi onu çok soruyorlar da işte diyor ki 2021'de ben beyanname verdim. 2022'de hiç beyanname vermeyeyim. Matrah artırımını nasıl yapacağım? Yok. İşte kıyaslamaya gireceksin. Yani asgariden onu yapamazsınız. Burada hiç beyanname vermemişler için. Tamam. Burada şeyi de özellikle belirtin. Bu 20'den fazla gayrimenkul dediğiniz için o yıllara ilişkin katma değer vergisi matrah artırımı yapması gerektiğini evet, tabii. Atlamamak lazım. Hem gelir vergisi açısından hem de katma değer vergisi açısından matra artırımı yoksa yapmakta bir aya eksik kalacak. Tabii. Şimdi arkadaşlar bu 7440'tan önceki bütün yapılandırma yasalarıyla yapılan matra ve vergi artırımlarında hep bir taraf açık kalıyordu. Bu da kar payı dağıtımıyla ilgili. Evet. Tamam mı? Hep matra kurma vergisi yönünden matra KDV'den KDV artırımı yaptınız. Siz diyorsunuz ki biz bu işten yırttık. Fakat bir incelemeye alınıyorsunuz. Müfettiş diyor ki ben transfer fiyatlandırması yönüyle bakıyorum. Transfer fiyatlandırması yönüyle inceleme yapıyor. Diyor ki sen tamam kurumlar yönünden yapamıyorum. KDV'den de yapamıyorum. Ama ortağa dağıtılmış kabul ediliyor yani transfer fiyatlandırması. Oradan hem kar payı stopajı artı ortağı da beyan etmedin diye o taraftan yürünüyordu. Ben bu teklifle ilgili çalışmalar başladığında dedim ki bu taraf açık, bu kar payı stopajının girmesi lazım bu şey. İlk defa girdi sağ olun. İlk defa 7440'la bu kar payı stopajı girdi. Eğer kurumlar vergisi yönüyle bir artırım yapıyorsanız eğer, o bazı tarafları da dediğim kapatmak istiyorsanız kurumlar vergisi KDV kar payı stopajı artırımı yapın. Her taraftan bir yönüyle kapatmak lazım. Sadece kurumlar vergisi ve KDV artırımı yetmiyor arkadaşlar. Tamam, bu hususu özellikle belirtmek istedim. Evet, tam ekrandaki görüntüyle de özdeşleşti Abdullah açıklaman. Matra artırımı aslında vergi inceleme riskini tam olarak kaldırmıyor diye yorum yapabiliriz. Matra arttırdığınız vergi türü itibariyle inceleme riski ortadan kalkıyor. Ya bazen biz şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Abdullah da bununla ilgili çok mücadele verdi. Şimdi mükellefleri ikna ediyoruz. Ya işte matra arttırın, kurumlar vergisi. KDV diyoruz. Vergi müfettişleri, içimizde arkadaşlarımız var. Sakın yanlış anlamasınlar. Damga vergisi açısından, tapu harcı açısından bir şekilde incelemeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi mükellefler de diyor ki siz bize matra arttırdınız, hani incelenmeyecektik. O yüzden hani Abdullah çok mücadele etti aslında. Bu vergi türleri itibariyle de küçük bir rakam belirlenip bu rakamlarda ödenip devletle tam barışalım. Biz yarı küs kalıyoruz hala. Yani tam barışamıyoruz devletle. Yıllardır böyle diye düşünüyorum. Bir de tabii şeyde söyleyeceğiz. İşte katma değer vergisinden matra artırımı yapıyorsunuz. Size sahte belge kullandığınızdan bahisle kayıtlardan faturaları çıkartın diye yazılar geliyor mükelleflerinize, değil mi? Evet. Tabii o sonraki döneme devreden KDV yönünden vergi dairesinin inceleme hakkı olduğu için kayıtlardan faturaları çıkarttığınız dönemde eğer ki ödenecek KDV çıkarsa hiçbir sıkıntı yok. Zaten tahriyat yapamıyor. Ama o matra artırımı yapılmayan bir döneme kadar sonraki döneme devredeni azaltıp o dönemlerde ödenecek KDV'ye dönüşüyorsa o zaman vergi dairesinin
matrah artırımı yapma hakkı var arkadaşlar. Yani, bunda altını arada bir ödeyin. Arada bir ödeyin. Tabii. Yani arada bir ödeyin. Aralığı ödersen bir de matrah artırırsan 10 numara iş yapmış olursunuz. Düzeltme yoluyla olursa. Efendim? Şu anda mı aralık ayında düzeltme yapıp... Düzeltme öncesi beyannameler dikkat alınıyor abi. Şimdi 7326 sayılı vergi barış kanunundan farklı bir düzenleme daha var arkadaşlar bu kanunda. Eskiden tevkif yoluyla devletten ödenmiş vergilerden kaynaklı bir alacağınız varsa bunu matrah artırımı dolayısıyla ödeyeceğiniz vergilerden mahsup konusu yapamıyordunuz. Bu yasada tevkif yoluyla ödenen vergileri, yani devletten olan alacağınızı matrah artırımından kaynaklanan borçlarınıza mahsup etme imkanı getirildi arkadaşlar. Çok önemli. Bir de tasfiye ile ilgili önemli bir hususun altını çizeyim. Tasfiye dönemleri itibariyle matrah artırımı yapabilirsiniz ama bu tasfiye kârının inceleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Yıllara sari inşaat işi yapan mükellefleriniz varsa işin devam ettiği yıllarla ilgili gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapmanızın herhangi bir faydası yok. O yıllarla ilgili KDV matrah artırımı yapın. İşin bittiği yılla ilgili gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapın. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. KDV matrah artırımı oranlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Biz hep şikayet ediyoruz. 25 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye bir değil. 25 yıl önce Türkiye'de hepiniz biliyorsunuz faaliyetlerin belki %50'si %60'ı kayıt dışıydı. Şu anda belki %95'i, %100'ü kayıt altında. Yani hesaplanan KDV'nin tamamı kayıt altında aslında. Hala aynı oranlarla matrah artırımı yapılmaya zorlanıyor. Bu da mükellefler tabii şimdi 500 milyon cirosu olan bir firmada 90 milyon lira gibi bir hesaplanan KDV'nin matrah artırımını yapmak çok kolay bir karar değil. Çok ciddi bir yük getiriyor. Ben hep Abdullah'la da konuşuyoruz. Buradaki oranların daha düşük belirlenmesi gerektiğini, yani daha fazla kaynak yaratabilirsiniz. Hani biz o istatistiklere çok ulaşamıyoruz ama şu anda 3 milyon mükelleften geçen sene mesela ne kadar kişi KDV matrah artırımı yaptı? Ben olsam bunları 10 binde 2-3'e çeviririm. Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanmak için de bunu zorunluluk düşerim. Para yani toplamanın ödeyenden daha çok iade var. Aynen öyle. Net yani, değil mi Adnan Hocam? Size geliyordur. Şimdi katma değer vergisi matrah artırımı ile ilgili değişik senaryolar var. Onları çok fazla anlatıp da sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece bir örnek. Eğer ki bütün beyannamelerde hesaplanan KDV'niz yoksa hesaplanan KDV'leri toplayıp bir örneğimiz var burada. Onun yüzde vergi oranıyla o yılın gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımının %18'ini karşılaştırmak suretiyle hangisi yüksekse o oranda KDV matrah artırımından yararlanabilir. Bir de gene bir eleştiri olacak. Yani 3 beyannamenin verilmemesi, 2 BMB, ya artık böyle bir şey mi var? Yani eskiden kağıt ortamında verilirken vergi dairesi bunu takip edemiyordu. Yani kanunda yer alan, paralelinde tebliğde yer alan düzenlemelerin birçoğu 25 yıl öncesi Türkiye'ye dayanıyor. Hani Abdullah daha tecrübeli bu anlamda. Hani daha basit, daha sade bir dille KDV matrah artırımı yazılabilirdi diye üstadım, düşünüyorum. Burada hesaplanan KDV'nin olmadığı dönemlerde gelir veya kurumlar vergisinde matrah artırımında bulunmayı zorunlu kılıyor. O yüzden lazım. Mükellefler bazen ne yapıyor? Her dönemde düşük de olsa bir hesaplanan KDV yaratmaya çalışıyor. Çünkü aksi durumda sizin bir dönemde hesaplanan KDV'niz yoksa kurumlar vergisi matrah artırımından demek ki aralık ayında beyan etmek yetmiyor. Arada da bir 3-5 liralık fatura kesmek gerekiyor herhalde. Arada hem ödemek hem de hesaplanan KDV yaratmak, evet, sağlıklı bir karar gibi görünüyor.
Bir konu daha var arkadaşlar. Her ne kadar matrah artırımı yapsanız da iki nolu KDV açısından vergi inceleme riskiniz ortadan kalkmıyor. Vergi dairesinin her zaman iki nolu KDV açısından sizi inceleme hakkı nahais. Abdullah biraz önce söyledi. Muhtasar açısından da işte ekranda görüyorsunuz ücret itibariyle serbest meslek, yıllara sarı inşaat, kira, çiftçi, esnaf muaflığından matrah artırımı şansı var. Burada tek yenilik kar paylarından yapılan matrah artırımı, o da şu şekilde oluyor. Bir bitireyim. Anılan yılda gelir veya kurumlar vergisi, daha doğrusu kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmanız gerekiyor. O tutarın %80'inin %15'ini ödemek suretiyle kar payına ilişkin matrah artırımından yararlanabiliyorsunuz. Burada da eleştirim olacak. Şimdi ücretlerde matrah artırımı yapmak isteseniz şeyler gene yüksek. Ekranda görüyorsunuz. Oranlar çok yüksek. Yani 25 yıl önceki oranlar. Eskiden hani sigortalı çalışmak çok nadir rastlanan bir şeydi değil mi başkanım? Evet. Öyle yani biraz şeydi. Şimdi 25 yıl önceki Türkiye değil. Hani bazı mükelleflerde şey oluyor yani ücretle elden edilen ücretle hak edilen ücret farklı olduğu için bodroya yansıyan veya işte muhtasar beyannameye yansıyan ücret farklı olduğu için bu mükelleflerin hani bu yasadan yararlanmak suretiyle geçmişte ilgili bir sıkıntıyı gidermesi düşünüldüğü takdirde ödeyeceği bu rakamlar belki de adamlara elden değil de normal ödeyse ödeyeceği rakamdan daha yüksek bir yük getiriyor. O yüzden bu rakamlar da biraz daha makul belirlenebilirdi. Bunu biz her seminerde söylüyoruz. 6111'den beri söylüyorum ben ama 20 yıldır çok değişen bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kısaca Abdullah da bahsetmişti. Matrah artırımını peşin ödemek daha avantajlı. Çünkü peşin ödemede %10 avantaj var. İndirim var. Taksitli ödediğiniz zaman hem %10'dan indirimden yararlanmıyorsunuz hem de %9 katsayıtık olduğu zaman kümülatifte %21 bir finans maliyeti yaratıyor. Bir de sistemde göründüğünüz için ödeme taksitlerini aksattığınız takdirde gerçi biraz yumuşatıldı ama vergi incelemesine girme riskiniz var. Ama damga vergisi peşin ödenecek arkadaşlar. 1000 lira yapıldı. O da plan bütçede değil de genel kurulda verilen bir önergeyle 1000 lira yapıldı. O da ciddi bir rakam. Yani oradan da ciddi bir gelir olur diye düşünüyorum. Biz deprem bölgesine gitmesi için öyle bir şey yaptık. Genel bütçeye girmesi değil de ama çıkmıştı abi. Pardon. O da öyle oldu. Yapacak bir şey. Biz deprem bölgesi, biz deprem bölgesi için bu beyannamelerden 1000 lira hani yararlanın 1000 lira da ödesin deprem bölgesi için diye ama ayrı bir fon için bu genel bütçeye girdi. Tabii oradan aktarılırsa iyi olur bölge için. Şimdi arkadaşlar matrah artırımında da buyurun arada. Hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk. Ben KDV matrah artırımıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yanlış kesilen faturalar var. Bu adam 1000 lira kesmesi gerekirken 1 milyon lira fatura kesiyor. Karşılıklı olarak tabii bu kayıtlarda 8 gün geçtiği için karşılıklı faturalaşmalar mevcut oluyor. Bu karşılıklı mevcut faturalaşmalardan dolayı kayıtlara bu şekilde intikal ettiriliyor. Hesaplanan KDV olarak yansıdı mı? Evet yansıyor. Çünkü karşılıklı fatura kesmek zorunda 8 günü itiraz süresini geçirdiklerinden dolayı bu durumda bizim KDV matrah artırımı... Onu şöyle olacak. Yani ben hani o konu kayıtlara aslında iptal edip hiç kayıtları almasaydınız, interaktiften de dilekçe verseydiniz daha sağlıklı olur. O beyannameye hesaplanan KDV olarak yansıdıysa artık onun üzerinden %2-3 neyse o tutar üzerinden de ödemeniz gerekiyor. Çünkü zaten interaktif vergi dairesinden sizin KDV matrah artırımı ile ilgili beyanname vereceğiniz zaman sistem onu hesaplanan KDV ile otomatik karşılaştırıyor. Onu düşerek matrah artırımı yapmaya çalıştığınız takdirde sistem ona izin vermeyecektir. Teşekkür ederim. Yani Türkçesi geçmiş olsun. Yalnız üstad burada daha sonraki yasalarda satış ve satıştan iade biliyorsunuz KDV beyannamesinde ayrı olduğu için bunlar mahsup edilip öyle hesaplanan KDV. Hayır bundan sonrakilerde böyle bir öneriyle gidilebilir. Uğraştım da hesaplanan KDV girdiği için. Bir de üstadım şu ortak hükümlere geçmeden önce
katma değer vergisi matrah artırımında özel esaslardan çıkma hususuna bir değinebilirseniz yararlı olacak diye düşünüyorum. Ben geçen bizzat bununla ilgili de bir bizim mükellefimiz vardı da fiilen gittik. Eğer ki herhangi bir sahte belge faturasının çıkartılması istendiyse o yılla ilgili de matrah artırımını yaparsanız zaten özel esaslara alınmayacaksınız. Şeyse bir tarihat yapıldı, dava açtınız. Bizim başımızda bir örnek var. Yasadan yararlanıp parayı öderseniz veya yapılandırırsanız eş zamanlı olarak özel esaslardan çıkartılacaksınız. Zaten yeni 46 nolu bir KDV genel tebliğ yayınlandı biliyorsunuz. Bundan sonra alımlarınızın %5'ini aşmayan sahte belge kullanımlarında zamanında yapılmış tam tasdik sözleşmesi olursa bir yeminli mali müşavirle özel esaslara mükellefler alınmayacak. Bu da güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Soner Bey, şey sorabilir miyim? Tabii ki. Yaptığınız sıra olan özel esaslar konusunda idarenin yetkisiz olduğunu, bu yapılan düzenlemenin devletteki bu hükme bağlı olarak özel esaslar uygulamasının hukuka aykırı olduğuna dair binlerce karar vermişken idare niye bunda ısrar ediyor? Kanunsuz bir uygulama, evet, sonuçta. Kanunsuz tebliğ. Bir uygulama. Yani tebliğde kural iktisat ediyoruz. Ben şunu anlatmaya kesiyor. Çalışıyorum aslında. Yani bizim idaremiz, vergi idaremiz ne zaman yargı kararlarını uygulayıp ciddiye alarak işlem yapmaya başlayacak? Ne zaman tebliğlerle vergi toplama alışkanlığını bırakacak? Ve ne zaman biz gönül rahatlığıyla artık bizim de hukuka uygun, anayasanın şartlarına uygun bir vergi sistemimiz var ve gönül rahatlığıyla vergi ödüyoruz diyebileceğimiz bir gün gelecek. Çünkü çok açık, çok açık. Yani özel esaslar uygulamasının hukuka uygun olmadığı, anayasanın çalışma hürriyetini ihlal ettiği çok açık. Açılan her davada da mahkemeler bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar veriyor ve yaklaşık 40 gün içerisinde yürütmeye durdurma kararları veriyorken niye vergi mükellefleri bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor? Ben de bunu çok merak ediyorum. Abi ne güzel. Ben merakını gidereyim o zaman. Dava açıyorsun işte. Yok ama mesele sadece kadar coşur açısından bakmıyorum ya. Nuri abi, bu benim özel olarak ilgilendiğim bir alan. Çok haklısın. Bu konuda açılan bütün davalar mükellef lehine sonuçlanıyor. Dediğin gibi anayasadaki çalışma hürriyetiyle alakalı. Şimdi bu Naci Ağbal Bey'in bakan olduğu dönemde KDV Kanunu 36'ya ikinci maddesi değiştirildi. Hani şeyle özel durumlar dikkate alınacak, sınırlamayı falan diyor. Ben o zaman da ifade etmiştim, tekrar ifade ediyorum. Bu özel esaslarla ilgili olarak kanunda net bir şekilde açıklama yapmak gerekiyor. Yani bu yetki vererek falan değil. Çünkü yetki verdiğin anda zaten tebliğlerin en büyük iptal nedeni yetki aşımı. Usul esas belirleme ile yetki aşımı biraz farklı. Şimdi bu özel esaslarda hep 36'ya 2 kaynak gösteriliyor KDV Kanunu'nun. 36-2'nin de bana göre alakası yok. Bana göre. Dediğiniz gibi bunun bir şekilde kanunla bir tarafa usul mü olur, yani KDV Kanunu mu olur bilemiyorum, oraya bu özel esaslarla ilgili bir madde eklemekte fayda. Çalışma hürriyetini ihlal etmeden mümkün değil. Bu hukuksuzluğu giderme adına bu tebliğ ile bir yumuşatma oldu diye düşünüyorum. Yani ben evet. Ben çok katılamayacağım size. İşin esasında, esasındasınız Nuri Bey. Şimdi hepsini söylediniz. Ben size bir misyon yüklemek istiyorum burada. Kazanmış olduğunuz bir davada uymayan bürokrasi belli. Bürokrasinin en tepesindeki belli. Anayasadaki uygulayıcıların mahkeme kararlarına uymamaları ve ısrar etmeleri noktasında bir dava bekliyorum sizden. O ya, belki o zaman çözeriz. Orada düz memurların meslek bile, camiasına böyle bir katkı yaparsın diye bekliyorum. Orada düz memurların bile yargılanmasına izin vermiyorlar. O nedenle çok üzgünüm. Bizim orada bir laf vardır. Devletle ve damatla kavga olmaz diye. Çünkü kavga değil, hak aramaydı üstad ya. Evet. Soner Bey hazır mikrofonu almışken bir konuda burada da bir sürü meslektaşımı hazır bulmuşken özel hukukla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Tabii. Özellikle matrah artırımını yapmayı düşünen meslektaşlar buna dikkat ederlerse, çünkü ben birkaç tane Yargıtay kararıyla karşı karşıya kaldım. Gördüm. Riskli bir durum söz konusu. Özellikle
matra artırımının ödenmemesi durumunda borcun kalıp hak hükümlerinden yararlanamam durumunda vergi mükellefleri sıkıntılara düşebiliyorlar. Anlatmak istediğim şu. Meslektaşların yapmış olduğu sözleşmeler vekalet sözleşmesi ve borçlar kanunu vekalet sözleşmeleri hükümlerine bağlı. Bildiğim kadarıyla da TÜRMOP'un yapmış olduğu tek tip sözleşmede bu özel uygulamalarla ilgili mali müşavirlere baştan verilmiş bir yetki yok. O nedenle benim önerim matra artırımı yapmayı düşünen müşterileriyle bu konuda bir talep geldiklerinde her bir mali müşavirin matra artırımı yaptırmak isteyen mükellefinden yazılı bir onay belgesi almasını öneririm. Aksi durumda yapılan matra artırımın sonucunda çıkan vergi ödenmez ise ve vergi mükellefi de bununla ilgili bir borçla karşı karşıya kalıp hiçbir hakkından da yararlanamadığı durumda mevcut halde aralarında bir uyuşmazlık olmasa bile 5 yıllık bir zaman aşımı süresine de tabi olduğundan sorumluluk maddi sorumluluklarına gidilebiliyor mali müşavirlerin ve bundanla ilgili iki tane Yargıtay kararını tanık oldum. Benim işte nacizane önerim matra artırımı yapacağınız her müşterinizden mutlaka yazılı onay belgesi alın ki yarın 5 yıllık süreç içerisinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayın. Tekrar teşekkür ederim. Tamur abi, bu olayı ben biliyorum. Birkaç kişi hatta ihlal edenlerden bakanlığa da dilekçe verdiler. Özel sözleşmeye gerek yok. Benim haberim yokken mali müşavirim vermiş. Benim haberim yoktu. Yoksa öderdim diye bazı olaylar oldu. O yüzden Nur abinin dediği gibi bir özel bir yetki almakta bir sözleşmeyle falan fayda var. Şimdi beyannameyi alsak çağırdıktan sonra onay alacağım. Arkadaşlar bir mail bile alsanız yeterli olur. Sonuçta bir elinizde karine olsun, şimdi, belge olsun. Konu dağılıyor da Nur abi senin dağılıyor. Güzel güzel konular hepimiz için de. Bak özet sonuçta bu özet döviz raporundan tutun da BABS'lere veyahut da diğer gerçek faydalanıcı bilgi formlarına varana kadar o zaman onlar için de alınmalı. Evet. Yani bizim hususi şartlar dışında mesela yani sigortayla alakalı bir pozisyonumuz var mı? Yok. Dolayısıyla onun için de almanız lazım. Yani bunu eğer bir azdırırsanız kelebek etkisi bütün hepsine sirayet eder. Yani bence dokunmadan bazı pozisyonlara dokunmadan 3568 sayılı yasayla yetki almış pozisyonda bırakırsanız çok daha iyi olur. Yahut da çıkan tebliğde, sirküde her neyse normları yararçısı biraz değişti yani artık eskisi gibi söyleyemiyoruz. Bu anlamda mesela onu çıkan bir işte tebliğ pozisyonda belli edersem 3568 yetki almışların vereceği kabul olur pozisyonlar. O şeye gerek kalmaz. Yani vekalet alayım, yok ıslak imzalayayım falan. Kötü ona bir gerek kalmaz. Şimdi bu tartışma beraberinde şunu da getiriyor. Mali müşavirlik sözleşmesinin dışında yapılan işlerin hepsinde sözleşme yapmak ve ücret almak konusunu da gündeme getiriyor. Şimdi çok daha mesela değişik boyutlara gidebiliyor yani o durum. Hukuki olarak bunları çok tartışabiliriz ama yani bilmiyorum dinleyici arkadaşlar ne diyor? Böyle bir değiştiriyor yani rotayı değiştiriyor. Evet. Konuya teşekkür dönelim. Teşekkür ederim. Nur abi ilave bir şey söyleyeceğim. Hani Maliye Bakanlığı tebliğle vergi toplamaktan artık vazgeçmeli dediniz ya. Biliyorsunuz finansman gider kısıtlaması ile ilgili bir son gelişmeden bahsedeyim. Biliyorsunuz finansman gider kısıtlamasında 3'er aylık dönemler itibariyle çıkarılan bilançoda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamının öz kaynakla karşılaştırılması aşan kısma isabet eden kredi ve kredi faizle kur farkının da %10'unu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almanızı öngörüyor ve sistem onu otomatik olarak kontrol ediyorlar. Yapmadığınız takdirde mükelleflerle ilgili izaha davet geliyor. Çünkü sistem kısa ve uzun vadeli topluyor. Öz kaynağı aşıyorsa diyor ki burada finansman gider kısıtlaması olması gerekiyor. Zaten beyanname üzerinde de finansman gider kısıtlaması ile ilgili ayrı bir kanunen kabul edilmeyen gider bölümü var. Şimdi vergi yargısı son bir karar verdi. Benim de içinde olduğum bir durum.
kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamının içerisinde satıcılar gibi, alınan avanslar gibi, dönem kârı vergi yasal yükümlülükler gibi bir takım hesapların öz kaynak karşılaştırılmasında dikkate alınmaması gerektiğini, maliyenin aksine bir de 320'den 340 alınan avanslardan kaynaklı kur farklarının da gider kısıtlamasına tabi olmaması gerektiğini, yani özetle finansman teminine ilişkin hesapların öz kaynak karşılaştırmasında dikkat alınmasını, aynı hesaplardan kaynaklı kredi faizleriyle kur farklarının da finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmasını onayladı. Bu noktada 2022 takvim yılına ilişkin olarak vereceğiniz kurumlar vergisi beyannamelerinde eğer ki kanunen kabul edilmeyen gider yazacağınız tutarlar çok yüksekse ihtirazi kayıt koyarak dava açın arkadaşlar. Bunu da size ekstra bir bilgi olarak paylaşmış olayım. Lehe döndü çünkü. Evet, lehe döndü. Hatta Cumhurbaşkanı kararı yanlış hatırlamıyorsam 4 Şubat 2021 tarihinde çıktı. Vergi yargısı diyor ki anılan tarihten önce kullanılan kredilerden kaynaklı kur farkı ve kredi faizleri finansman gider kısıtlamasına tabi tutulamaz diyor. Bunun da altını çizmiş olayım arkadaşlar. Bu da matra artırımı dışında ekstra bir bilgi. Bunu da evet, değerli bir bilgi. Benim ikisi de hala hazır kendi açtığım dava, yani kendi açtığım derken hani kendi şirketlerimi ilgilendiren davalar olduğu için sizle paylaşmak istedim. Kısaca biraz devam edelim. Matra artırımda birinci ve ikinci taksitin zamanında ödenmesi durumunda diğer taksitleri geciktirirseniz de endişelenmeyin. En son taksiti izleyen ayın sonuna kadar yatırdığınız takdirde matra artırım hükümlerinden faydalanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Zamanında ödeme yapmaya dikkat edin. Hatta peşin ödeyin. Ben mükelleflere diyorum ki kredi çekin, matra artırımını ödeyin. Devlete borçlu olacağınıza bankaya borçlu olun. Kredi bulabiliyorsanız. Efendim? %10 indirim. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Matematik olarak %21 finansma maliyeti var. İnceleme riski var. Bizim mesela öyle bir pozisyon oluyor ki ha devlete borçlanmışsın, ha bankaya borçlanmışsın hesabıyla. Yani oraya borçlan, oraya borçlan. Yani ben bunu mesela kendi pozisyonumda müşterime şöyle diyebilirim. Yani sen 48 ay öde, 48 aydaki mesela plasman deplasman pozisyonuna baktığım zaman oradaki benim kar zararım nedir? Onu da bir orantılamam lazım. Yani bir anlamda baktığınız zaman yani belki yüzde işte 10 düşerek veyahut da cezaların düşerek falan. Şimdi 10 düşüyorsun 9'da katsayı oluyor ama, ya. %21 yapıyor kümülatifte. Soner'cim bak şöyle bir durum var ama. Ben elimdeki finans kaynağını şu anda sana verirsem, yani devlet olarak söylüyorum, verdiğim zaman ben dönemem. Ama 48 ayda dönebilme... 48'de ödeyemiyorsun. Matra artırımda 12 ay abi. Yani oradaki plasman pozisyonunu kaynak olarak yaratma pozisyonunda orada bir sıkıntıya girer miyim, girmez miyim? Abi şöyle yaparak, bir şey var. Yani hani işletmeleri şöyle yani düşünmek lazım. Her ay ödeme var. Yani bir ay ödem tamam. Aynen. Bunda biraz daha yumuşak. İki taksiti en azından iki taksiti yattır abi. Ay o tamam. Ondan, ondan sonrakileri en azından şey telafisi var. Bu biraz finansman politikası. Evet. Finansman. Evet. Aynen, onu da. Burada sadece vergi kısmını ilgilendiren en son vergi kısmını ilgilendiren kamuya ödemiş olduğumuz zaten faizlerin gider yazılıp yazılmaması kısmı sadece o kısmı var. Öbür tarafı hangisinin faiz oranı daha uygunsa piyasadan daha düşük temin ediyorsanız ona bakmak lazım. Arkadaşlar tabii anlatacak çok şey var da zaman da daralıyor. Tekrar bir de stok affı var. Kasa ortaklar Abdullah onu vereceğim. Ben son olarak size şey diyeceğim. Vergi borcu almak isterdiğiniz takdirde Abdullah bahsettiydin herhalde ama %10 ödeme şartı var. Hani diğerlerini slaytları sizle paylaşıyoruz. Zaten 7 günlük inceleme süresini Abdullah söylemişti. Ben hani kısmı bu kadar bırakayım. Matra hakkında sormak istediğiniz sonra Abdullah arkadaşımız stok hakkı ile ilgili kısma devam etsin. Buyurun. Hocam kar dağıtım stokajını
marka hakkı yapılabiliyor. İşletme kayıtını düzelttiğimiz zaman ortadan kalkmıyor mu? Yok. Ondan sadece kasayı ve sadece düzelttiğimiz yılda kalkıyor. Başka bir şeyden bahsediyor üstadım ya. Tamam ben onun... Anladınız siz, onun o yılla ilgili kalmıyor aslında da. Baktım anlarım. O off the record kalsın isterseniz. Eğer radyo televizyon üst kuruna tabi olsaydı kapatma cezası gelirdi bu programdan dolayı. Buyurun aferin. Aslında bitmişti. Pardon çok. 2022'nin kaç ay faaliyette bulunduysanız son geçici vergi sadece. Son geçici vergi dönemi. Yani 3. dönem geçici vergi. Tamam onu %40 arttırın. Kendi beyanınızla karşılaştırın. Hangisi yüksekse o tutar üzerinden hem kurumlar vergisi matrah artırımı yapacaksınız hem de kurumlar vergisi ödeyeceksiniz. Karşılaştırmaya gerek yok. Teşekkür ediyorum. Karşılaştıracak bir şey yok zaten. Var. 2021'de bir şeyiniz yok. Fiili imkansızlık var burada. Mikrofon oraya gidebilirse arkadaşınız. Şöyle tekrar. Merhaba. Ben bu matrah artırımla alakalı veya ödemelerle alakalı konusu olaraktan iki taksitin ödeme zorunluluğu geldiğini biliyoruz. Fakat bu ödemeleri yaparken cari dönem ödemelerinin de yapılması zorunluluğu diye ben biliyorum. Doğru mudur? Cari dönem ödeme birimlerinin ödemesi de zorunlu. İlk iki taksit yani yıllar öncesinde hayır, yıllar öncesinde vergi borçları yani normal vergi borçlarının da onunla ilgili bir düzenleme yok bildiğim kadarıyla. Yalnız daha önceki uygulamalarda vardı. Daha önceki uygulamalarda onu yaptılar. Bunda evet. O 7000 burada yok. İşte var. Bu kanunda öyle bir düzenleme yok. Yok. Cari dönem ödenmese de olabiliyor. Evet. Teşekkürler. Zaten en çok o yüzden bozuluyor. Kardeşim daha fazla. Evet, bir aksiyon. Taner Bey bir sorusu var mikrofonu. Görüşürüz. Taner abi. Üstadım geliyor mu sesim? Geliyor. Şöyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin normal süresine verdik. Fakat daha sonra 2022 yılı ile ilgili matrah artırımını yapalım diye bir karar çıktı ve düzeltme verdik. Üstadım siz sadece gelir kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltme yapmamız yeterli olur dediniz ama ben şöyle düşünüyorum. Bilanço kalemlerinde de düzeltme yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yok. Bilanço kalemlerinde düzeltmeyi engellemek için 7440 diye bir bölüm açıldı. Sadece oraya ilave yapıyorsunuz. Şey diyeceğim. Vergi yükümlülüğünüz artıyor ya. Evet. Dağıtılabilir karınız azaldığı için evet. Kar dağıtımı açısından soruyorsanız evet. Eğer ki karın hepsini dağıtacaksanız o düzeltmeyi yapın. Aksi takdirde 2023'te yapın. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Toplak gel istersen. Şey ben kapattım aslında neyse. Özellikle. İşletme bir şey olacak mı? Acaba devam edeceğiz mi? Devam edelim. Bence kısa bir dakika. Ara falan devam edeceğiz mi? Yani özetlerseniz zaten bir tamam. Ara verirsek Ramazan iftar evet, tamam. Bir daha kimse. Arkadaşlar işletme kayıtlarının düzeltilmesi var. Aslında matrah ve vergi artırımından sonra mükelleflerin en çok ilgi gösterdiği alan burası. 6. madde. Burada 3 ayrı düzenleme var. Birinci düzenleme işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetler. İkinci düzenlemede kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayanlar. Diğeri de kayıtlarda yer aldığı halde işletmedeki kasa ve ortaklardan alacaklar ve diğer hesaplarda yer alan tutarların düzeltilmesiyle ilgili. Bunun gerekçesi de şey işte kayıt dışı ekonomiyle mücadele, işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi. Gerçekten pandemi ve sonrasında yaşanan bu yüksek enflasyon, fahiş fiyat artışları bilançoları çok zorladı ve bilançolarda bir düzeltme yapılma ihtiyacı hasıl oldu. Aslında 2022 yılı matrah artırımının istenilme nedenlerinden biri de buydu. Birkaç
sektör hariç bütün şirketler özellikle 2022 yılında enflasyon muhasebesinin de olmaması nedeniyle büyük kayıplarla karşılaştılar. İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetler, bu stok beyanı olarak geçiyor biliyorsunuz. Kanunun 6 taksim 1. maddesinde eğer faturasız bir mal almışsanız, duruyorsa işletmede veya da makine tesisat falan, bu 6 taksim 1. maddeden yararlanarak bunları vergi dairesine bir beyanda bulunarak ve envanter listesi ekleyerek 31 Mayıs'a kadar bu işlemi yapıp kayıtları uygun hale getirebiliyorsunuz. Ama mutlak surette bu envanter listesinin eklenmesi gerekiyor. Eğer envanter listesi yoksa bu yaptığınız stok beyanı da geçersiz olarak kabul edildi. Bundan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Dediğim gibi stok beyanının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması ve tahakkuk eden verginin de bu süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ödemediniz, stok bozuluyor mu? Stok beyanınıza herhangi bir şey olmuyor, sapasağlam duruyor. Oradaki şey şu, beyan ettiğinizde özellikle emtiada KDV indirimi varsa ödemediğiniz takdirde o KDV'ye indirim konusu yapamıyorsunuz. Bu stok beyanı raiç bedeller üzerinden yapılıyor. Raiç bedelleri mükellefler kendisi de tespit edebilir. Ya da bağlı bulundukları odalar vasıtasıyla da tespit ettiriliyor. Neler beyan edilebilir? Mamül olabilir. İmalatçıysa yarı mamül, ham madde, bunların hepsi olabilir. İnşaat şirketlerinde daire, dükkan bile olabiliyor. Tebliğde buna ilişkin hükümler var. Yalnız burada stok beyanında düşük bedelden satamama ve amortisman ayıramama diye yasayla iki düzenleme var. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu stok beyanında belirttiğiniz raiç bedeli üzerinden satış yapmanız lazım. Daha düşük bedelle satış yaptığınız zaman maliye o zararı kabul etmiyor. Tebliğde buna ilişkin düzenleme var. Ayrıca stok beyanı kapsamında beyan ettiğiniz makine, tesisat, demirbaşlarla ilgili olarak da amortisman ayırma hakkınız yok. Karşılık hesabına aldığınız tutar onun amortismanı olarak kabul ediliyor. Bununla ilgili herhangi bir vergi yükümlülüğü var mı? Var tabii. Eğer bu sadece KDV yönüyle aslında yapılan bir işlem, kayıt düzeltme. Eğer stok beyanında bulunduğunuz emtia, demirbaş, makine, tesisatın KDV oranı %18 ise yarısı %9, %8 ya da %1 KDV oranına tabi ise yarısı, yani %4 veya %5 oranında KDV ödeyerek bu stok beyanından faydalanabiliyorsunuz. Yararlanamıyor. Geçen sefer bu kitap yayınları, kitapçılarla ilgili bir düzenleme vardı ama bu yasaya dikkat edin. Eczacılar yok, kitapçılar yok, hurdacılar zaten yok. Çünkü bu şu anlama geliyor. O KDV'den istinad stok yarattığınız zaman onları bir KDV oranı koymanız lazım. Hani bu KDV ile ilgili. Mesela biz kitapçılara geçen sefer %4 bir KDV ödemelerini öngörmüştük ama bu sefer hiç kimseye bir ayrımcılık gösterilmedi. İstisna ise teslimleri istisna olan mallarla emtia, demirbaşla ilgili herhangi bir stok beyanı yapılamıyor. Burada dikkat edeceğiniz husus şu, stok beyanında bulunduğunuz emtia ile ilgili sadece ödediğiniz KDV'leri indirim konusu yapabiliyorsunuz. Makine, tesisat, demirbaşlarla ilgili yapamıyorsunuz, gider yazıyorsunuz. Burada bir önceki yasaya göre değişiklik, stok beyanında bulunduğunuz emtialarla ilgili olarak ödediğiniz KDV'leri, eğer iade hakkı doğuran işlemleriniz varsa artık iade olarak talep edemiyorsunuz. Bu biraz zorunlu olarak geldi. Çok şahit olduğumuz olay oldu. İnsanlar mesela stok beyanı ne zaman yaptınız? Diyelim ki Mayıs'ta yaptınız. Mayıs 2023'te. Sen gidip o stok beyanını 2022 yılındaki bir iadenin izahında kullanamazsın. Çünkü sen diyorsun ki orada 2023 Mayıs'ında bu stok var diyorsun. Sonra gidip 2022'deki iadede onu kullanmaya çalışıyorsun. O hiçbir şekilde kabul edilmedi. Bunun tebliğe yazılma nedeni de, kanuna yazılma nedeni de bu tür zorlamalardı. Ona bir dikkat edin. Yok, evet. Yok. Onları zaten başkası beyan ediyor. Arkadan bu, bir arkadaş geldi. Geçmişe... Buyurun hocam. Mikrofon geliyor.
geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Stok artımından dolayı yüklenilen KDV'ye koyamıyoruz ya 191'e. Şimdi ihtiyari olarak %10 KDV iadesi alıyoruz. Bu durumdaki iadelerimiz nasıl olacak? Yani artırdığımız kadar hep devreden KDV'miz mi olacak? Evet. O stoktan gelen şey hep devir KDV olacak. Teşekkür ederim. Evet. Bir de %10'u ben çok önemli. Biz çok uğraştık onu ve %10'a özellikle hani inşaat sektörü için ben çok uğraşmıştım. Bu sırf yüklenim listesi, sahte fatura kullanmam falan bu işleri bitirelim diye. Fakat %10'la iade almak şu anda zor. Üstadım, sonradan şimdi, uğraştıracak bir konu. Bu yorum muydu söylediğiniz yoksa yasada ve tebliğde bir düzenleme var mı bununla ilgili? %10 KDV iadesi alanlarda arındırılmasına ilişkin. Yok iade şimdi devreden KDV dikkat alınmaz dediği için indirilecek KDV devir KDV olur zaten. Sistem onu şöyle takip etmesi lazım. Stok affından kaynaklanan İndirim KDV'nin üzerindeki tutara isabet eden %10'u ihracatçılara iade. Böyle bir düzenleme yok ama yani arkadaşın sorusu yerinde aslında. Yok, güzel sistemin bir soru. Açığı, sistemin ama açığı sistem var onu, orada. Sistem onu bir şekilde kontrol abi eder. Şöyle yani nereden baktığınıza bağlı olayı biraz da. Şimdi burada diyor ki yüklenilen KDV'nin %10'unu mesela şey var, yüklenilen KDV ile karşılaştırıyorsun. Yani KDV'nin %10'unu veriyor ya direkt. Hayır veriyor ama o yüklenilene gidiyor olay. Arkadaş biliyor zaten. Yüklenileni %10 olarak tanımlıyor ya üstad orada otomatik olarak. Ama bu metin çok net yani. İade hesabında dikkat almaz. Bitti. Alamaz. Hangisi olursa olsun. Aynı işte onu idare takip eder. Bir şekilde evet. Takip eder o iadeyi alamazsın. Bu stok affının sağladığı en büyük avantajlarından İşte takip müessesesi eksik orada. Bence burada belirtilmesi gerekirdi ama diye düşünün. Yani mükellefin abi, aldığı şeye göre konuşlanamıyorsun. Yoksa kanun iade edemez diyor. Evet. Onu da net sistem artık bir şekilde takip etmesi lazım. Bu en büyük kolaylıklardan birisi şu garantilerden. Mesela 9.2'ye göre KDV kanunun belgesi mal bulundurduğunuz zaman size bir soruluyor. 15 gün soruluyor. İzah edemezseniz onun KDV'si sizden aranıyor. Bu stok affından yararlandığınız takdirde böyle bir sorgulama yapılmıyor. Bunlar için emtia için 525, diğer makine tesisat için 526'da karşılık ayırmanız gerekiyor. Bu stok affını cazip kılan nedenlerden birisi de emtia stok affı diyeyim. Beyan ettiğiniz tutar var stok olarak beyan ettiğiniz. Diyelim ki 1 milyon. Bu 1 milyonu nereye yazacaksınız? 525 hesaba yazacaksınız. Buradaki mantık şu. Bu işletme kayıtlarında gözükmüyor. İşletmeden bunun parası çıkmadığına göre bunu kim ödemiştir? Ortak ödemiştir. O zaman fon hesabını alalım. Fona koydunuz. Bu zaten ortağın kendi parası. Bunu ortağa verirken herhangi bir kar dağıtımı sayılmıyor. Stopaj yok. Ortağın herhangi bir geri vergisi beyanına girmiyor. Bunun mantığı bu. Şimdi cazip kılan da bu. Örneğin stok affından beyan ediyor. İleriye dönük KDV'sinin sadece yarısını ödeyerek ileriye dönük bir vergisiz bir maliyet oluşturuluyor aslında burada. Artı ortağa stopajsız çekebileceği bir imkan veriyor. Zaten bu en fazla rağbet edilmesinin nedeni de bu iki unsur oluşturuyor. Bu noktada Abdullah bir araya girmek tabii istiyorum işte. Da arkadaşlar bu kaydalanan emtia karşılığını Abdullah'ın dediği gibi ortağa kar dağıtımına bağlı olmaksızın dağıtabiliyorsunuz. Ortaklar da bunu yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan etmiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de enflasyon düzeltmesi 31.12.2023 tarihine kadar ertelendi. Enflasyon muhasebesi tebliğ taslağında şöyle bir hüküm vardı. 31.12.2023 tarihli bilançolarda yer alan 525 emtia karşılığı hesabında yer alan tutarlar 698 enflasyon düzeltmesi kar veya zararına aktarılarak kapatılacağı için stok affından kaynaklanan 525'lerinizi ortaklarınıza dağıtın. 31.12.2023'ten önce yoksa dağıtamazsınız. Onu da altını çizmiş olalım. Bir de mutlak hesabı almamız yeterli. Yeterli bence. Evet. Şimdi bir de tabii üstadın sorusu da cevaplanmış oldu aslında. Bakınca anladınız ya. Evet. Bence onu da cevaplanmış oldu. Ya şöyle o farklı oraya geleceğim şimdi. Mesela oradan mesela bu stok beyanında bulunarak oluşan özel fon alınan tutardan cari hesaplar da kapatılıyor. Evet. Ama onları yönetim kurulu kararı almadan yapmayın.
Doğru. Şirketlerde. Onu mutlaka dikkat edin. Şimdi geçen sene olan Bursa'da da paniğe neden olan bir olayı bahsedeyim. Maliye stok beyanında bulunanları inceleyecek mi? Maliye stok hapında bulunanları inceleyecek mi? 7326'ya kadar kimse incelenmedi. Sormadı da maliye. Fakat öyle bir şey oldu ki 7326 herkes uyandı. Tabi bu avantajları da görünce özellikle emtia stok bildiriminde dedi ki biz hepimiz yararlanalım. Bu işin ölçüsü kaçtı. Abarttık biraz. Faaliyet dışı stokta stok beyanında var. Ya senin orada faaliyetin var. Yani sistem artık elektronik. Eğer faaliyetin dışında bir stok bildiriminde bulduysan kırmızı ışık yanar orada. Hakkında sahte bilgi düzenleme tespiti var. Ya da kullanma falan adreste bulunamama durumları var. Sen stok beyanında bulunuyorsun. O da kırmızı ışık yaktı. Herkes beyanda bulunduktan sonra maliye tuşa bastı. 400'e yakın mükellefi tespit etti. Arkasından da herkese bir yazı. İşte stok beyanı ilgili kontrol yapacaktır. Hatta bizzat gidilen yerler var. Mesela ben biliyorum. Mesela şirket merkezi Ankara gözüküyor. Ama fabrika Sivas'ta. Yazdık onu. Abdullah, yazdım. Yazdık. Sivas'ta. Şimdi adam beyan etmiş. Adamın beyanlarına bakıyor. Boş. Hiçbir şey yok. Düzenleme tespiti var adamın hakkında. Ekip gitti, orada baktı. İşte fabrika var mı yok mu diye. Ekip bırakın fabrikayı, kuş bile yoktu. Yani. Kuş. Bırak uçan havadan kuşup oraya hani insan çalışanı bırakın. Ya yani ben şahit olduğum için söylüyorum. Tabii ama bu stoktan yararlananlarda büyük bir paniğe neden oldu. Hatta sosyal medya birbirine girdi, yok incelenemiyorum falan diye. Sonra ben dedim ki bu toplam 400'ü bulmayan bir mükellef, ki elimde bilgiler vardı benim, panik yapmaya gerek yok. Bu incelenenler bunlar. Düzenleyiciler, düzenleme tespiti olanlar, özel esaslarda olanlar, faaliyet dışında şey yapanlar. Orada da eleştiri geldi. Bunları nereden biliyorsunuz bilmem ne olmuyor. Ya kardeşim ortada bir şey var. Bir panik durum var yani, bir mükellefler bir şey var. Dedim ki 400'ün üzerine çıkarsa o zaman konuşalım. Hatta Koray'la falan da konuşmuştuk o zaman. Ki 400'ün üzerine çıkmadı. Burada söylemek istediğim şey, işle, ciroyla, faaliyetle orantılı olması lazım. Kafasına göre kimse ben şu kadar mata artırımı yapacağım diyemez. Çünkü iki yönü var. Bir, kurumlar vergisini ileri dönük azaltıyorsunuz kullanarak. İki, şirket ortaklarına ciddi anlamda bir fon yaratıyorsunuz. Vergisiz bir fon yaratıyorsunuz. Maliye de bunu inceler, inceleme hakkına da sahip. Abdullah, burada araya girmek istiyorum da şimdi sadece aslında hani tedirgin olmamak için söylüyorum. Stok affı açısından bu stok denetiminde bizim stok affından yararlanmayan 3 mükellefe de geldiler. Yani biraz fahiş fiyat denetimi gibi de o farklı. O aynı dönemde geldiler. O yüzden tam aynı dönemde geldikleri için benim çünkü stok affından yararlanan mükelleflerim de vardı. Onlara da geldiler. Stok affından yararlanmayanlara da geldiler. Hani orada bilmiyorum belki yanlış bir seçim yanlış olabilir bir ama şeydir de, o hani Abdullah'ın da dediği gibi stok affını yaparken zaten işletme de fiilen bulan kayıtlarda bulunmayan o dengeyi tutturarak stok affından yararlanmak faydalıdır diye düşünüyorum. Fiilen yapmak evet, lazım. Tabii bunun ne avantajları var? Ben hani slide'da da var. Bir kere faturasız emtia makine tesisat ve demir başladım faturasını devletten almış oluyorsunuz aslında. Almışsınız ama devletten almışsınız. İkincisi, faturasız emtia demirbaşları düşük bir KDV ödeyerek, yarı KDV ödeyerek kayıtlar alıyorsunuz. Bu da ayrı bir avantaj. İndiriyorsun, bir şey kalmıyor. 9-2'den sorgulama yapılmıyor. Cezalı tarihat yemiyorsunuz. Emtia için ödediğiniz KDV indirim konusu yapıyorsunuz. Bu kayıtlar alınan bu makine tesisat demir emtia ile ilgili olarak bilançoyu yükseltiyorsunuz. Hem öz kaynak tarafını hem aktif tarafı yükseltiyorsunuz. Bildirilen emtianın değeri kaç liraysa
o kadar parayı işletmeden çekme imkan sağlıyor. Ve devlet güvencesinde, öyle diyelim, geleceğe dönük, risksiz, düşük KDV'li bir stok oluşturuyorsunuz. Ciddi faydası. Bu dezavantajı yok mu? Var. Makine ve tesisat demirbaşı olunca bunun KDV'sini indiremiyorsunuz. Bu demirbaşlarla ilgili oluşturulan karşılığı sermayeye ekleyemiyorsunuz. Bunlarla ilgili bir amortisman ayrımı. Yani sattığınız üzerinde olduğu gibi kar olarak gözüküyor. İlave bir şey söyleyebilirim Abdullah burada. Şimdi demirbaş makine ve tesisat için ayrılan karşılık dönem sonunda birikmiş amortisman adlı olacağı için mükerrer 298. madde hükümleri dahilinde yeniden değerleme yapmanın herhangi bir anlamı yok. Onu da ilave etmiş olayım. Mükerrer 298'den yararlanmıyor. Bir de bunun tersi durum var. Kimse bundan yararlanmıyor ama. Kayıtlar da var, işletmede yok. Diyor ki burada neden? Raiç bedelden... Okula anlatırken geldi aklıma. Raiç bedelden fatura kes, KDV'sini normal beyan et. İşte ama bir yük oluşuyorsa ödenecekten. 3 taksitle öde diyor ama bundan pek kimse yararlanmıyor. En çok yararlanan 3. düzenleme kasa cari hesap üstad düzenlemesi. Kasa ve ortaklara geçmeden şu stoklarla ilgili bu art ayında çıkan bir demirçelik izleme tebliği var. Orada bir çelişki oluşuyor. Ama o önümüzdeki bir yürürlüğe girecek. Onda sıkıntı olmaz abi. Yani. Ama çelişki ama şey yani şu an sen şey diyorsun. Yani tebliğin getiriliş amacına aykırı bir şey yapabilirsiniz. İzlemeden kaçış anlamına geliyor. Evet. Şu an yürürlük dedi. İzlenmeye takılmadan. Ya şöyle oluyor. Mesela ben akaryakıtta demirde zaten bütün Türkiye bu iki şeyi kullandı. Yeteri kadar. Demir ve akaryakıtta kredi tükendi. Şu anda kullananlar tebliğ yürürlüğe girdiğinde avantaja geçecek. Bunu kastediyorum. İkincisi de biz miktar bazında stoğu beyan ediyoruz. Yararlanıyoruz. Ama enflasyon NIST ortamında 3 yıl önce aldığımız stok var elimizde. Kayıt dışı aldığımızı onu düşünün. Onu artıramazsın. İşte artıramıyor. Fiyat güncellemesi yapamıyoruz. Sanki bu da sistemde tekrar tartışılması gereken bir husus gibi. İşte hani bu düzenlemeler gelirken biraz da onlar gözetlerek geliyor zaten. Yani eğer işletmeye kayıtlıysa o stokları falan şu anda düzeltmeniz zaten mümkün. Yani o zaman şöyle diyor. Bunu fazla olarak gör, fatura et, KDV'sini düşük öde. Tekrar yüksek fiyatta geri al gibi bir şey çıkıyor. Gibi. Matematiksel bir denge olur ama enflasyon muhasebesi kadar güncellenmiş olmaz. Mesela en çok rağbet edilen düzenlemelerden buluruz. Birisi de bu kasa, ortaklar cari hesap düzeltmesi. Bu kendiliğinden kapanıyor herhalde. Bu neler kapsamda? Kasa, ortaklardan alacaklar, bunlarla ilgili diğer hesaplardan diyor. Şöyle çeviriyor. Diğer hesaplarda rakam varsa diyor bunu yapıyor. Neden? Çünkü uygulamada gerçekten başka hesaplar aktırıyor. Baktığında aslında bu muhasebeyiz. Bakalım ama bu ağ piyasalarıyla biraz da bu buna hani imkan verip düzeltin geçin diyor. Şimdi bu niye böyle? Şimdi Türkiye'deki şirketlerin büyük bir bölümü gerçekten aile şirketi. Aile şirketleri de herkes şirketin kasasını kendi cebi gibi kullanıyor. Cari hesap. Aslında buna bir yasak getirmek gerek. Aslında TTK'da var ama bir cezası olmayınca, yani sopa olmadığı sürece bizim millet sonuna kadar kullanıyor. Bir sopası olacak değil mi Adnan Hocam? Sopa olmazsa mümkün değil. Diğer durum ortaklardan alacaklarla ilgili. Orada da ciddi anlamda. Mesela bütün belgesiz harcamalar ortaklara yazılıyor. Onlara da yazık. Bir şey oluyor mesela ortağa yaz gitsin diyoruz. Ortağın haberi yok. Adamın çektiği falan bir para yok. Ortağa yaz gitsin. Sanki ortak para kazanıyor. Bir de bir 7.000 liralık bir sınır var. Herkes 7.000'in üstünde kasada para bulur ama bu şirketten şirkete değişebilir. Yani günlük para ihtiyacı farklı. Koray bazen paylaşıyor. Danıştay kararları var. Mesela kasada fazla gözüken para maliye diyor ki ben böyle bir paranın olduğunu inanmıyorum, bunu ortak çekti. Şimdi Danıştay da diyor ki buna yönelik bir saptama yaptın mı? Fiili tespit lazım. Fiili tespitin sonra var mı? Yaptı. Yok. O zaman da tabii ama bu bir süreç. Nur abi burada herhalde. Bu 4-5 yılı buluyor yani bir davanın sonuçlanması en erken.
Daha halen Danıştay'da 2016'lar bitti, 2017'ler falan görüşülüyor şu an esas numarası itibariyle. Düşünün, ya o ızdırabı yaşayacaksınız ya da bu işe girmeyeceksiniz. Orada bir karar verilmesi gerekiyor. Bunun tabii düzeltmenin de bir maliyeti var. %3 vergi ödenmesi gerekiyor. Artık bu %3 yerleşti. Bir ara %5'e çıkacaktı ama bazı müdahaleler falan oldu. O yüzden %5'e çıkamadı. %3 vergi ödeyerek bu şeyi kullanabiliyorsunuz. Eğer düzeltmediniz, şimdi maliye hani bir kuzudan, bir koyundan 4 post çıkar mı diye bir atasözü var. Maliye isterse 4 de çıkarır, 6 da çıkarır. Nitekim bu kasa ve ortaklardan alacakları hesapları bunun en güzel örneği. Bir kere bunlara yerleşik uygulama adat faizi hesaplamanız lazım. Adat faizi hesapladığınızda bir faiz tutarı var. Bu kurumlar vergisinden tabi. Bir de faizin üzerinden KDV hesaplamanız lazım. Biraz zorlarsan bu ortaklara dağıtılan kar yapmadığınız takdirde %10 şu anda. Bir de ortağın onu beyan etmesi lazım. 4 post oluyor. Ha, biraz daha ileriye gidilebilir ama gitmiyor. Orada bırakıyor maliye sağ olsun. Abdullah, burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii üstadım. Şimdi 31-12-2021 tarihli bilançoda yalanan kasa veya ortaklardan alacaklar hesabını %3 ödeyerek kayıtlardan siliyoruz. Biz 7143 döneminde bununla ilgili bir şey yapmıştık. Sonra vergi idaresi o dönemde 2021'di herhalde. 2020'ydi pardon. 2020'ydi. 7326. 7326. 2021. 31-12-2020. Yok. Bilanço tarihi 31-12-2020. O yılla ilgili adat yapıp KDV hesaplayıp hesaplamadığımızı sordu. O yüzden kasa ve ortaklardan yararlanıyorsanız 31-12-2020 itibariyle o para nereden itibaren geliyorsa hem KDV açısından hem de kurumlar vergisi açısından matra artırımda bulunmanızı öneriyorum. Çünkü %3 yaparak sisteme kendinizi zaten kaydediyorsunuz. O vergi türleri itibariyle inceleme riskiniz olabilir. Evet. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Bundan sadece bilanço esasına göre devletten kurumlar vergisi mükellefleri yararlanır. Bir de işletme hesabına göre devletten kurumlar vergisi mükellefleri. Onlar yararlanamıyor bundan. Yine 31 Mayıs'a kadar bundan düzeltmeyi yapıp beyan etmeniz gerekiyor %3'ü. Ödemeniz gerekiyor. Ödemediğiniz bozulur mu? Ödemediğiniz bozulmaz. O gecikme zammıyla yine takip ediliyor. Yine Cumhurbaşkanı bunu bir aya kadar uzatmaya yetkili. Diğer hesaplar derken başka hesaplar da verebilir miyiz? Geliyorum. Burada şimdi iki kıstas var bu düzeltmede. 31-12-2022 tarihini esas alıyorsunuz. Ama düzeltmeyi yaptığınız tarih, diyelim azami tarih ne orada? 31 Mayıs. 31 Mayıs'taki tutarla karşılaştırıyorsanız. Hangisi? Eğer 31 Mayıs'taki tutar büyükse 31-12-2022'deki rakamı dikkate alıp düzeltiyoruz. Eğer küçükse azalmış, o zaman 31 Mayıs'taki azalmış tutarı dikkate alarak %3'ünü hesaplayıp ödeyerek düzeltebiliyorsunuz. Önceden bununla ilgili olarak sadece önceki yapılandırmalarda 7143'e kadar kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkat ediyorum. Bir de oradan vergi ödüyorsunuz. Fakat bu bütün rasyoları bozuyordu. Rasyoları. Özellikle kamu ihalelerine giren şirketler açısından büyük yıkıma neden oluyordu. İhalelere giremiyor. İhale giremeyince adam zaten bitmiş oluyor. O yüzden bir geçici hesap bulundu. O tarihten itibaren de bütün yapılandırma yasalarında var. Yapılandırdığınız tutar, yani düzelttiğiniz tutarları kanunen kabul edilmeyen gider yazmak zorunda değilsiniz. O tutarı ve tutarı 296'ya alırsınız. Ama o %3 vergiyi her halükarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almanız gerekiyor. Üstadım, şimdi bana çok soru geliyor. Geçmiş yıllarda 296'ya alınan hesaplar bilançoyu bozduğundan dolayı şeyden yararlanabilir miyiz diye, %3 ödeyerek bunu sıfırlayabilir miyiz diye çok soru geliyor. O farklı konu. Ben aslında bu yapılandırma yasasında bunun düzeltilmesiyle ilgili, o 296 hesapların düzeltilmesine ilişkin özel bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledim. Neden? Çünkü bankalar takıyor.
Ama ona, muhasebe tekniği anlamında zaten o %3 öderek, ödenerek o hesap alınmış tutar değil mi? Evet. Onu düzeltmen için gider yazdığın zaman yani direkt onu alacak yazacaksın kapatman için. Borç hesabı, gider hesabı çağırıyor. KKG yapacaksın. Zaten o da öz kaynakta bir azalma yaratacak. Yani ya bilançonda öyle kalacak ya da öz kaynağını azaltacaksın. Muhasebe tekniği açısından mümkün değil. Mümkün zaten değil. KKG yapıp geçmek gerekiyor. Ya da kısım kısım yapmak lazım. Evet. Duruma göre yapıp. Ama şimdi bu özellikle bu onu engel yok. Geçici 31, geçici 32 ve mükerrer 298 gerçekten işletme aktifindeki kıymetleri yeniden değerlemek suretiyle ciddi öz kaynak yarattık. Hani bunu fırsata çevirip o hesaplar da bazı mükellefler nezdinde kapatılabilir diye düşünüyorum. Diğer hesaplar konusu müphem çünkü kanunda da tebliğ de buna ilişkin bir şey yok. Şimdi şirketi zarar ettirirsin. Gene öz kaynağınız o kadar azalır. Gene o kadar azalır. Hı. Bu diğer hesaplar şimdi tebliğ de saysan bunun şeyi bitmiyor bir türlü. Hepsi. Ama nitelik itibariyle baktığınızda aslında fiktif hesaplar bunlar. Yani ortağa yazmanız gereken ya da kasaya atılması gereken rakamlar. Ama sahaya çıkıp gördüğünüz zaman çok enteresan. 108 nolu hesaba yazıyor adam yani. Evet. Senet alan makul bir hesap. Hayır, 255 Demirbaş'a da yazabilirsin. Yani bu şöyle zaten kanun diğer hesap diyor ya aktifteki bütün hesaplar bunu karşılıyor zaten. Bunlar ben örnek olarak yazdım. Yazanlar da var. 255 amortismanla yani amortisman azmış. Sınır yok. Fren de yok. Herkes her şeyi yazabilir. O fiktifler de bu şekilde ortaklara alınıp ama 31-12'de ben olsam daha defterler falan gönderilmedi. 31-12'den önce onlara ilgili ortaklar hesabını alarak olayı bitiririm. Sonradan değil de kapanmadan, defterleri gitmeden yapmanızda fayda var. Ben örnek olarak 120-121 hani alacak senetleri falan 136 yazan var, 159 yazan var, 236-259 var. Bunlarda da düzeltilebiliyor. Şimdi burada biraz önceki sorunuz işte bu. Ben anladım dediğim olay buydu. Bu %3 ile düzeltme yaparsanız söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tahriyat yapılmayacaktır diye hem kanunda hem tebliğ de var. Ama bu tamamen kapatmak istiyorsanız bu kurumlar vergisi ve KDV'ye engel değil tahriyata o zaman Soner Üstad'ın söylediği gibi kurumlar vergisi ve KDV yönünden artırım yapmanız gerekiyor. Evet, aynen. En bunu güvenli söyledik. Arkadaşlar, buyurun. Mikrofon alsan, sesin hiç gelmiyor. Ben öyle öneriyorum. Kapanmadı. Nasıl duydunuz Üstad ya orada? Ben anlarım ve duyarım. Ya şöyle mi? Başka duyan oldu mu hocam? Üstattan siz de mi duydun? O zaman ya ben şöyle, kulak kurum boğaza ben arkadaşlar ben hepinize de bir şey önereceğim. Ben haddim değil ama ben 3 defa beden dili eğitimi aldım. 3 defa. 2 defa da hızlı okuma kursu aldım. Yani hızlı okuma kursu almamın nedeni şeydi. Hem biraz hızlı gideyim hem de konsantrasyonum hiçbir şey bozmaz. Benim konsantrasyonum hiçbir şey bozamaz. Ben kendim sinirlenmemişsem eğer. Şöyle bakarım kimin ne dediğini, nereye varmak istediğini de anlarım demek istediğim orada. Yani o beden dili, eğer vaktiniz varsa beden dilime bedenden anladınız o zaman onu. Ben şöyle baktığım zaman abinin ne demek istediğini anladım onu. Şeyde. Ne güzel. Şimdi bir ek vergi belası var diyelim başımızda. Aslında Adnan hocamdan da tabii daha önceden yansımıştır. Bu ek vergi ve 2022 yılı matra artırımı birbirinin alternatifiydi. Tamam, bir grup ek vergi tarafıydı. Bizim grup da matra artırımı tarafı. Zaten matra artırımı lobisi diyorlar da bize. Şimdi ikisinin bir anda olmaması lazımdı. 2022 yılında çok inatlaşma olduğu için hani beyan dönemi geçmedi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Gördüğünüz gibi beyan dönemi geçmeden de getirilebiliyor muymuş? Getirilebiliyor. Hem de çok pahalı getirildi.
Bir kere son yılın 2022'nin artırım oranının 15 olması lazım. Ne yaptılar? 25 yaptılar. 10 puan arttı. 200 bindi, 500 bin yaptılar. Şimdi anlatabiliyor muyum? Efendim? Bu rakamlar müracaatları azaltacak 2022. Ya azaltacak ama şimdi şöyle bir şey var. 2022'de çok fiktif bir kazanç var. Bütün sektörlerde. Bundan yararlanmak isteyen yararlanacak. Biraz pahalı olacak ama yararlanacak. Onlar da diyor ki zaten erkeksen yararlan diyor. Tamam, sen getirip de 2021 kıyaslamasındaki o farkı adamın kazancı gibi ondan ekstra bir kurumlar vergisi ödetemezsin. Nur abinin dediği gibi olay biraz farklı boyuta gider. Tamam mı? O düzenleniş tarzı itibariyle tamam. Endeks şey tamam. Çıpa koymak okey. %100 zarar mahsubu da okey. Ortayı bulmak lazım. Hazine tarafını düşünmek lazım. Hep mükellef tarafı olmaz. Hazine tarafını da göz ardı etmemek lazım. Ona da okey. Geçici vergi iadesi yapmam. Okey. Ama sen getirip de orada kazanmadığının bir ek vergisini adama ödetme. Yani adama bir kurumlar vergisi, ilave bir kurumlar vergisi ödetemezsin. Ödetmemen gerekiyor. Maalesef öyle bir şey gündeme geldi. Bu ek vergiye görülen, gösterilen tepki ve arkasından yaşanan olaylarda son dakika itibariyle 2022 yılı matar artırımında getirdi. Şimdi ek verginin mükellefi kim? Bu tamamen deprem bölgesine dönük bir olay. Yani oradaki harcamaların finansmanına dönük. Normalde bunun bana göre seçimden sonra ama toplumun tüm kesimine dönük olarak getirilmesi lazımdı. Fakat burada mükellefler ve verginin üzerinden hesaplanacak tutarlar dikkate alındığında çok bariz haksızlıklar da var. Haklılıklar da var. Şimdi ben onun şeyini zaten Nur abi de burada. Yani bu slaytları hazırlarken hukuki tarafını da koydum. Vaktiniz olduğunda mutlaka okuyun. Bu ek vergi itirazı kayıtta mı vereceksiniz? Vermeyecek misiniz beyanını? Bu şeye göre karar verebilecek noktaya ben getirdim açıkçası bana göre. Şimdi ona geçelim. Kurumlar vergisi mükellefileri ek verginin mükellefi. Onlar ek vergi ödeyecekler. Gelir vergisi efendim? Gelir vergisi beyanı verirken sistem bize bunu getirdi. Ama geri vergisi mükellefleri şey de değil, o yazılım hatasıdır. Beyanlamayı verirken beraber sistem getirdim, güzellikle yap. Yazılım hatası olabilir çünkü aynı anda bu ek verginin falan yazılımlar da devam ediyordu. Zaten sistemin ağırlaşmasının nedeni buydu ama gelir vergisi mükellefleri kanun açık 10/27. Zaten kurumlar vergisinden istia edilen indirim ve istialarla 32A'dan dolayı sistem tıkanmıştır. Çünkü gelir vergisi mükellefleri de indirimli kurumlardan yararlanabiliyor ya. O yüzden olmuştur. Anladım. Ondan dolayı bir sıkıntı olmuştur. Mükellefler bunlar ama deprem bölgesinde 6 Şubat itibariyle mükellefiyeti bulunan şirketler ya da kurumlar vergisi mükellefleri ek vergiden muaf. Ek vergi sadece 2022 yılına ilişkin olarak getirildi. Bir defaya mahsus alınacak. Bunun içerisinde %5 ve 10 ek vergi oranı var. Siz yorulmayın diye ben size onu istisna bazında ve tabi olunan oran açısından tablolaştırdım. Biraz sonra vereceğim. Zaten sizde olacak. Ona göre hareket edebilirsiniz. İlk taksiti Nisan ayında ödenecek. Nisan sonuna kadar. İkinci taksit de 4. ay yani Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu vergi dönem kazancıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilmeyecek ödenirken. Beyannamede zarar var. İstisnalardan dolayı, geçmiş yıl zararından dolayı matra oluşmadı. Bu ek vergiyi hiç ilgilendirmiyor. Ek verginin hesaplandığı kazançlar belli. Onun üzerinden ek verginin hesaplanıp ödenmesi lazım. Yani istisna sütununa yazdığınız an otomatikman evet. Ek vergi bildiriminde vergiyi hesaplayıp önünüze tahakkuk getiriyor. Bu ek vergi kesinlikle gider veya maliyet unsuru olarak dikkate, indirim olarak dikkate alınamıyor. Üstadın da söylediği gibi matrah veya vergi artırımı yapmanız 2022 yılında ek vergi açısından yapılacak incelemeye engel oluşturmuyor.
ek vergi yönüyle yapılacak. Doğru mu? Bu doğru bir şey yani. İlla bu ek vergi açısından doğru. Bu incelemenin mahiyetinin ne olacağı biraz tartışılacak diye düşünüyorum. Ya şöyle. Ben istinadan yararlanmadım. Ona geliyorum arzın. Tamam. Onlar geliyor. Şimdi arkadaşlar, vergiye tabi indirim istisnalar neler? Tablo halinde ben yazdım hepsini. Hepsinin tabi olduğu ek vergi oranlarını da yazdım. Hazır bir vaziyette bunu bilgisayarınıza falan indirip buradan şey yapabilir misiniz? Ek verginin ne var? İstisnalar var, indirimler var. Bir de kurumlar vergisi kanunu 32A maddesi var. İndirimi kurumlar vergisi matrağı var. Bana göre en yanlışı oydu bunun içerisinde. Tabii bunun dışında en çok sorulan soru var. Yani ben çok sık geldiği için de cevaplıyorum. Bir de bunun dışında istisna indirimlerin dışında bazı indirimler var. Mesela VUK'la UFRS'den kaynaklanan düzeltmeler var. Yani reels kontlardan tutun, özellikle bankacılık, sigortacılık sektörüyle ilgili düzeltmeler var. Onlar kesinlikle ek vergiye tabi olmayacak. %5 uyumlu vergi indirim var. O herhangi bir istisna ve beyannamedeki o tablolara girmediği için bu ek vergiye tabi olmayacaklar. Kıdem tazminatı karşılıkları, SGK prim karşılıkları gibi bunlar kesinlikle bilanço düzeltmeleri olmayacak. Geç faturalardan kaynaklı düzeltmeler de yine gündeme gelmeyecek. Ek vergi hesaplanması açısından. Bununla ilgili olarak tebliğ henüz taslak aşamasında. Belki son bir torbayla ben bir geri adım atılabileceğini düşünmüştüm ama dün böyle de bir torba vardı ama meclis tatili olduğu için o bugün güme gitti. Bugün resmi gazetede yayınlandı. Evet. Hocam ihracatçılar için %1'lik bir indirim var kurumlarımız hesaplamasında. Bununla bir bağlantı var. Onun bunda bir alakası yok. O şöyle. O şöyle. İhracattan veya imalattan elde edilen kazancı biliyorsunuz ayrı hesaplayıp müşterek genel giderleri de bir dağıtım anahtarıyla hesaplayıp o kazancın ticari bilanço içerisindeki oranını bulup onu da mali kar içerisinde bulup o tutara %1 daha az vergi uyguluyorsunuz. Bunun o oran indirimi. Onun bu ek vergiyle herhangi bir alakası ama yok. Ama nakdi faiz indirimi var. Var. Nakdi faiz indirimi aslında var. Şöyle, şimdi e-beyanname programı açıldı ya, sisteme oraya girdiğiniz zaman istisna türlerini otomatik vergiye tabi olup olmadığını da check edebilirsiniz. Ben şeye bakacaktım aslında, personel primleri var. Ek vergi açısından bir yük getiriyor mu getirmiyor mu diye ona bir bakacaktım. Yok, düzeltme şey ise değil. Şeyi temettülere mi diyorsunuz? Personele genel kurul kararıyla ödenen temettüler var ya, onun ek vergi açısından bir %10 vergi yükü getirip getirmediğini, getirmemesi gerekir diye düşünüyorum ama onu şimdi beyanname programından çek edebiliriz. Onu gelir vergisi yönünde zaten vergiliyor. Ek vergi getirmesine gerek kalır. Ben, o da geçmiş şey karından bir düzeltme ya. Abdullah'ın dediği gibi ama o düzeltme olduğu için ben sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu ek vergi yürürlüğe girdi. Daha tebliğisi yok. Beyannamede şey yok. Daha tam açılmadı. Onunla ilgili düzenleme şeyleri devam ediyor. Fakat tartışması başladı, bitmiyor. Bu herhalde dava açılıp dava sonuçlanana kadar da devam edecek. Çünkü burada bir anayasaya aykırılık iddiası var. Anayasaya aykırılık iddiası iki maddeye dayanıyor. Birincisi anayasanın ikinci maddesi. Bu hukuk devleti, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik. İkincisi de anayasanın 73. maddesi, verginin mali güce göre alınması, vergi yükünün eşit dağılımı. Bir de bunun dışında Anayasa Mahkemesi içtihatları var. Gerçek geriye yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme diye. Gerçek geriye yürüme kabul görmüyor. Gerçek olmayan geri yürüme kabul görüyor Anayasa Mahkemesi içtihatlarında. Bu ek vergi biraz önce de belirttiğim gibi 2022 hesap dönemine ilişkin sadece ve bir defaya mahsus olmak üzere getiriliyor. Bu hukuk devleti ilkesinin alt ilkelerinden birisi de bu hukuki güvenlik ilkesi. Yani vergi kanunları rahatça anlaşılsın, belirgin olsun, geçmişe yürümesin, kıyas yasağı var. Kıyas olmasın.
Vergilendirmede bu hukuki güvenlik ilkesi gerçekten çok önemli. Burada kanunların geriye yürümezliği ilkesi var. Burada da kanunlar yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanması lazım. Önceki olaylara uygulanmaması gerekiyor. Bu geriye yürümemesi biraz kuralı. Biraz önceki finansman gider kısıtlamasındaki karar gibi aslında. Gibi. Aynı hukuki gerekçe. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin anayasamızda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda vergi düzenlemelerinin geriye yürümeyeceğine dair açık bir hüküm yok. Yürümeyeceğine dair açık bir hüküm yok. Tabii bu uygulamalarda da bir açıklık yaratıyor açıkçası. Kanunların geriye yürümezliği ilkesinden bu vergi normlarına kadar götürüyor olayı. Yani hangisi geriye yürümüş, hangisi geriye yürümemiş diye. Bu da bunun tek dayanağı da maalesef bu İkinci maddedeki anayasanın hukuki güvenlik ilkesi. Dediğim gibi doktrinde iki şey var. Gerçek geriye yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme diye. Hukuki sonuçlar doğduktan sonra vergi yükünün artırılması gerçek geriye yürüme oluyor. Hukuki sonuçlar doğduktan sonra vergi yükünün artırılması gerçek geriye yürüme. Hukuki sonuçlar henüz doğmadan vergi yükünün artırılması ise gerçek olmayan geriye yürüme. Şimdi ek vergi açısından baktığımızda 2022 yılı hesap dönemi kapandı ama 2022 yılı beyannamesi verilmeden kanun yürürlüğe girdiği için gerçek yürüme olayı kapanıyor. Burada gerçek bir yürümeden bahsedilemiyor. Beyan henüz verilmediği için, yani hukuki sonuçlar tam anlamıyla doğmadığı için vergi açısından, burada bir gerçek olmayan geriye yürüme söz konusu. Geçmiş dönemlerde, bu ekonomik istikrar vergisi gibi şeylerde, bu getirilen ek verginin amacı toplumsal yarar dikkate alınarak gerçek yürüme, gerçek olmayan yürümeye Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla izin verdi. Uygun gördü. Bu da gerçek olmayan bir geriye yürüme olduğu için bu geriye yürümeden dolayı bir dava açılırsa ben çok olumlu sonuçlanacağını sanmıyorum açıkçası. Mali güce göre ödeme şey var Anayasa'nın 73. maddesi. Şimdi arkadaşlar bakıp incelediğimizde aslında bu ek verginin konusuna giren o kazançlar ya istisna kazanç ya indirim. Yani üzerinden kurumlar vergisi ödenmemiş tutarlar. Şimdi diyor ki kanun, ben bu ek vergiyi vergi ödenmemiş olan bu ikisinden alıyorum, istisna ve indirimden. Şimdi baktığınızda bu vergi ödeme gücünü, vergi yükünü değiştiren bir şey de değil. Böyle olduğu için bu 73. maddeden de hareket edilerek dava açıldığında ben bundan da bir sonuç anlamayacağını düşünüyorum. Anlamayacağını düşünüyorum. Adnan Hocam siz ne diyorsunuz? Kısa bir şey söyleyeceğim burada. Şirketin ticari bilanço zararı yüksekse zarar olsa dahi indirilecek istisnalar o anılan dönemde zaten vergi yükü yaratmayacağı için izleyen dönemlere geçmiş yıl zararlı olarak devredeceğin için bu noktada bunun bir şey olabilir, istisnası olabilir. Ona geliyorum ben. Ama Anayasa Mahkemesi özellikle bu tür şeyle depremde, bu olağanüstü durumlarda çıkan ek motorlu taşıtlar vergisi hariç hepsine vizeyi vermiş, yani geçmiş şeyler. Bu da geçer diye. Geçer. Üstadım şöyle, şimdi tabii 1994 ekonomik denge vergisi 98-99'da depremden dolayı ek vergiler var. Buna benzer uygulamalar. Aslında tam uluslararası hukuka göre bakarsak şimdi değerlendirmeyi 90'lı yıllarda yapılmış değerlendirmelerle 2023 yıl değerlendirmesi aynı olur mu? Ona bakmak lazım. Neden? Çünkü biz gerçek geriye yürüme ve gerçek olmayan geriye yürümeyi Anayasa Mahkememizin değerlendirmelerinde biz Almanya Anayasa Mahkemesi kararlarını baz alarak yaptık yıllardır. Ama Almanya Anayasa Mahkemesi bu gerçek olmayan geriye yürümeyle gerçek geriye yürüme kavramını değiştirdi. Ve dedi ki
vergiyi doğuran olaya dönemine bağlı geriye yürüme ve vergiyi doğuran olaydan sonraki dönemler itibariyle geriye yürüme. Artık gerçek geriye yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme diye bir şey yok artık Almanya'da. Bizde hala eski kavramlar devam ediyor. Orijin değişti yani. Ha, dolayısıyla ben de size katılıyorum. 73'ten maliye, yani bu ek vergi getirenler özellikle onu düşünmüşler. Hani biz zaten vergi yükünü hafifletilmiş olan kısımdan vergi alıyoruz. Dolayısıyla normal vergi yüküne getiriyoruz. Buradan hani vergi yükünü dengeli ve ilave bir vergi değil bu zaten. Hani vazgeçtiğimiz vergileri şimdi yerine koyuyoruz anlamında. 73. maddeden anayasaya aykırılık konusunda bir şey çıkmaz. Gerçek geriye yürüme var mı? Tabii benim tahminim gerçek geriye yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme tartışmasına da girmeyecek bu konuda Anayasa Mahkemesi. Hukuk devleti diyecek, yani daha genel değerlendirecek. Hukuk devletine aykırılık var mı yok mu? Çünkü teknik şeye değerlendirmeye girerse, hani yeni Almanya Anayasa Mahkemesi'nin yeni görüşünü tartışmaya açma ihtimali var. Oraya da girmeyecek. Ama diyecek ya, böyle durumlarda işte devletin kamu yararı gereği bu tarz düzenlemeler yapabilir deyip anayasaya aykırı olmayacak diye bir kararla sonuçlanabilir. Geri ders başkanım bu konuda antrenman yaptı. Ek vergi hazırladın da o görüşünü ben de görüştüm Anayasa Mahkemesi'nde. Abdullah Bey. Ve bu şeyleri söyledim. Ben görüştüm abi, onun için söylüyorum. Burada tek sadece bir şey var, hukuki belirlilik ilkesi, hukuk devleti. Buradan sadece yürünebilirse, hani ödeyeceğim vergide, kazanca göre ödeyeceğim vergide bir belirginlik olması lazım. Bir açıklık olması lazım. Bunda bu açıklık yok. Var mı? Yok. Yani şimdi... Ya bunu bireysel başvuru yoluyla, yani buna maruz kalan kişiler itiraz kayıtla beyanname verip, ondan sonra tabii ki reddedilecek bunlar, hani Anayasa Mahkemesi'nde uygun görmedi. Sonra bireysel olarak bireysel başvuru yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da ileri sürüp oradan bireysel başvuru yolundan hak ihlali çıkabilir. Bu şu anki ne belki işe yaramaz ama bundan sonra çıkacak benzer düzenlemeler açısından bir yeni bir zemin oluşturabilir. Ben yani şeyde muhalefet de çok iptal davası açma taraftarı değil ben gördüğüm kadarıyla. Bir de o depremle hani finansman olduğu için kimse de çok topa girmek istemiyor açıkçası. Şimdi burada biliyorum üstadım, size hani rakam var mı? Bu ek vergiden yararlanacak kurumlar vergisi mükellef sayısı da 20 bin civarı mükellef deniliyor. Yani az sayıda mükellef deniliyor. Bilmiyorum hani rakam var ben mı? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi 1 milyon kurumlar vergisi mükellef var. %10'u derseniz 100 bin. Şimdi bu düzenleme yapılırken düzenleme önergesini veren Sayın Milletvekilimiz 22.500 dedi. O 22.500 dediğinde 90 binin üstündeydi. Şimdi 17 bin dediler ama 60 bin. Öyle 17 bin, 20 bin mükellef değil. Ben ama şu açıklandığında göreceğiz. Ben bir şey ilave edeceğim. Şimdi indirim ve istisnalara belki yatırım teşvik belgesi geçmişte uygulamalardan bir tahmin yaratılabilir ama yıl içinde yatırım teşvik belgesi alanlar var. Birincisi bu. İkincisi tam mükelleflerden kar dağıtımı yapanlar, yapmayanlar, geçen sene düzenli olarak dağıtanlar bu yıl dağıtmamış olabilir. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasını geçmişte bu kadar yararlandı, şimdi bu kadar yararlanacak diye bence bir genelleme yapılamaz diye düşünüyorum. Tamam, şimdi 2023... Yani çok sağlıklı bir tahmin zor diye düşünüyorum. Şimdi 2023 tahmin ne olmaz? Bir sayılar var zaten. Evet, 2023'te istisnalar nedeniyle vazgeçilen tutar. Belli zaten 2023 bütçe teklifinde var. 300 küsür milyar. Toplasan 39 milyar yapıyor. Bak toplasan. 100 milyar değil ama. Anladım. Yani bunun etken... 39 milyar için... Bu kadar negame gerek var mıydı? Onun yerine kurumlar ve eksi oranını her şey için herkes 2-3 puan arttırmak daha mantıklı olabilirdi aslında. Neyse. Şimdi buradaki en büyük tartışmalardan birisi de şu. Soner Üstad'ın dediği gibi geçmiş yıl ya da zarar ya da dönem zararı olanlar ek vergi
ödememek için bu istisnalardan, indirimlerden vazgeçmek istiyorlar. Bu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bununla ilgili çok ciddi bir tartışma var. Maliye'nin çok geçmiş tarihli eğitim öğretim kazanç istisnası ile ilgili bir özelgesi var. 2015'te falan. Diyor ki orada istisnadan vazgeçebilirsin. İstersen yararlanabilirsin, istersen yararlanmazsın diyor. Sonra yeni tarihli özelgelerde biri sizin ilinizin başkanlığı verdiği özelgede diyor ki istisna mutlak bir şeydir. Sen vazgeçemezsin diyor. Mutlaka uygulamak zorundasın diyor. Ben araştırdım, arkadaşlarla da konuştum. Bu daha önceki istisna 2015'te ölmüş. 2016'da bu eğitim öğretim kazançlarına ilişkin istisna 11 nolu tebliğiyle değiştirilmiş. Eskiden bakanlığa başvurup izin almaları gerekiyordu. Bu istisnadan yararlanmak isteyen. Bakanlığa bakanlık soruyordu. Şimdi bundan vazgeçti. Vazgeçmeye de gerek yok. Bu onunla alakalı bir durum diyorlar. Ve son verilen özelgelerde istisnalardan vazgeçemezsiniz. Çünkü kurumlar vergisi kanununda da, geri vergisi kanununda da istisnadan vazgeçeceğinize dair bir madde yok. KDV kanununda var. Eğer istenseydi bu iki kanuna da konulabilirdi diyorlar. Ama ben Ankara'da bunun üzerine biraz atraksiyon yapıyorum tabii. Bunlardan bir vazgeçilebilir mi, geçilemez mi diye. Yani burada olay şeye geliyor. İstisna bir hak mıdır? İstisna bir yükümlülük müdür? Nur abi senin alanına geliyor. Abdullah bir ilave bir şey yapıyorum. Bitiriyorum usta. Ben hani hukukçularla da görüştüm. Devletteki arkadaşlarla da görüştüm. Yani Danıştay ya da Ayakta biliyorsun. Onlar diyor ki istisna bir haktır. Bir yükümlülük değildir. İster yaralanır, ister yaralanmaz diye. Ama bu konu çok tartışmalı. Ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Ben ilave bir şey diyeceğim. İstisnadan yararlanıp yararlanmayacağım tereddütlüyse, taşınma satış kazancı istisnasında, iştirak satış kazancı istisnasında bazen işte o şartlara haiz olup olmadığı konusunda tereddüt oluyor. Hadi ben yararlandım, %10'u ödedim. Yarın bir gün bir müfettiş geldi, sen bu istisnadan yararlanamazsın dedi. Diyebilir mi? Der. Diyebilir. O yüzden istisna bence mükellefin seçimlik hakkıdır diye düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Yani yaptığım araştırmalarda onu işaret ediyor zaten. Burada yıl içindeki devamlılığa dikkat etmek gerekiyor. Yani geçici vergi dönemlerinde istisnadan yararlanmışlarsa evet, veya şey yapmışlarsa şimdi biz kaldırıyoruz bundan diyemez. Şöyle, hocam, o da şöyle hocam. Arkadaşlar çıkmayın, birer resim çektirelim. 9 aylık dönemde karınız vardır, kazancın bulunması halinde indirilecek istisnanız vardır. 31-12'de zarar edersiniz, o zaman o istisnadan zaten yararlanamıyorsunuz. Gibi. Yani bu iş çok su götürür hocam. Şimdi efendim, şöyle yapalım üstadım. Çok su götürür. İstisna öyle, katma değer vergisindeki istisnadan vazgeçmeyle kurumlar vergisi kanunundaki istisnayı da vazgeçmek bu kısmı var. Biz bize yine konuşalım. Tamam. Salonda katılımcı arkadaşlar dağılıyor. Soru var salon. Bu konuşmalara dışarıda devam ederiz. İnceleme engel olmuyor. Ama vergi tarihi yapılmasını engelliyor. Engelliyor. Ama aynı zamanda da kamu davası açılmasını da engellemiyor. Bu durumda aslında şöyle, fiili durumda şöyle bir şey oldu. Geçen sene başlayan akaryakıt sektörü ile ilgili incelemelerde KDV matrağı arttırımı ve kurumlar vergisi matrağı arttırımı yapan mükellefler sadece 359 yönünden incelendi. Biliyorum ve 359. madde uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kanunda açık hüküm var aslında bununla ilgili. Hani 359. madde hükümleri dahilinde inceleme hakkının saklı olduğu, matrağı arttırma yapısı bile. Bu kullanılıyor.
Ama vergi tarihi yapılmıyor. Yapılamayacak. Yapılıyor. Vergi tarihi yapılamıyor. Ama kamu davası açılıyor. Kamu davası açılabiliyor. Açılabiliyor. Ceza davası açılmadan sonra devam ediyor. Kanunun burada şunu öngördüğünü düşünüyorum. Biraz kanunu okuduğunuz zaman devam eden incelemelerle ilgili olarak aslında matra artırımı yaptığınız takdirde yani 7 gün içinde bitirilmesi gerekiyor ya. 7 günden sonra savcılık yönünden inceleme devam edebilir. Geçmişte matra artırımı yapan gelir ve kurumlar veya KDV açısından 359 yönünden tekrar inceleme başlatılamaz diye ben yorumluyorum. Ama uygulamada 359 yönünden inceleme yapılabiliyor. Tarihat yapılmıyor. Evet. Sadece savcılığa suç yani duyurusu. Yani parasal bir müeyyidesi yok. Yok. Ama... Özgürlüğü bağlayıcı müeyyidesi var. Değerli müdürümden ziyade soru alalım arkadaşlar. Az önce bu geçmiş yıl zararlarını kullanımın zaman aşımı durdurduğundan bahsetmiştik. Yani uzatıyor. Abdullah Bey, o arada sessiz bir şekilde amortismanlar da aynı şekilde diye bir şey duymuştum. Onu böyle açmadık ama böyle aklımın bir köşesinde kaldı. Amortismanlar ne yönde bu şekilde etkiliyor? Biliyorsunuz o düştüğünüz amortisman tutar. 7.338'de yani geri yatmaya başladı. Her şimdi amortisman süresi bir yılda bitmiyor biliyorsunuz. Seneleriz yayıldığı için. Evet, sadece o tutarla sınırlı olur. Mesela ama KDV'de öyle bir şey yok. Sadece vergi usulü kanununa göre ayrılan amortismanlar arasından etkilediği kurumlar ve eksik kadarlık bir bölüm için devam ediyor. Devam ediyor. Teşekkürler. Ama bak benim dışımda da duyanlar var ya. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abdullah Üstad ve Soner Üstad bir kırmayarak geldiler. Biz var mı soru? Bir şey sorabilir miyiz? Ha, elini görmedim Ali, sen kusura bakma. Yok estağfurullah. Şimdi arkadaşlarla tartışıyorduk da bir daha önce şeyin başındayken bu bizim teftişte olan bir tane dosyamız var. Henüz daha matra arttırmada açılmadığı için ekrana yapamadık. Sözlü olarak söyledik. Biz dedik matra arttırımı yapacağız. Ama herhangi bir yazılı bir beyanat vermedik matra arttırımı yapacağımıza dair. Bu konu hakkında hani siz sanki 7 gün içinde yazıyla başvurmanız gerekiyor. Eğer başvurmazsanız matra arttırımı yapamayacağız gibi algıladık da öyle bir şey mi var? Yanlış mı algıladık? Tebliğde hüküm var. 7 gün önce de inceleme tamamlanmasa bile 31 Mayıs'a kadar matra artırımı yaptığınız takdirde inceleme sona eriyor. İstediği şey farklı. O 7 iş günü ayrıca o gün değil. 7 iş günü. Başka bir 7 gün. Şimdi müfettişle konuşun. Şimdi müfettiş sizi aradı mı? Dedi ki matra artırımı yapacak mısınız dedi, değil mi? Siz de dediniz ki yapacağım. Şimdi o 31 Mayıs'a kadar bekliyor. Onda bir sorun yok. Bir de başka bir müfettiş var. O da diyor ki ben bu raporu bitireceğim. 21 Mart'a kadar da teslim edeceğim. Tamam, raporu bitireceğim diyor. Öyle yüzlerce olay var. O zaman git, kanun yürürlüğe girdi ya 12 Mart'ta. Pazar günü müydü? Cumartesi günü. Cumartesi. Pazar günü sabaha kadar. Pazartesi, salı. Mesela ben yazıyı çarşamba günü yazdım. Bekledim bir şey olacak diye. Siz 21'ine kadar bir dilekçe, ben matra artırımı yapacağım. Ekranlar açık. Matra artırımı yapacağım, hakkım inceleme var dediniz de dilekçeyi kayıtlara soktunuz vergi dairesine. Müfettişin raporu gelse bile 31 Mayıs'a kadar bekliyor. Rapora göre işlem yapılamıyor. Benim söylemek istediğim olay oydu. Orada İşte kalmasın diye 7 gün oldu zaten. Yok şimdi. Ama ben yazdım. Bir dahakine daha önce getiririz. Bir dahakine daha önce getiririz üstadları. Şeyi girmesi lazım. Vergidersi kayıtlarından girmesi. Girmesi lazım. Girmediği takdirde 31 Mayıs'a kadar matra artırımında bulunduğunuz takdirde incelemek ya bizde oldu mesela. Müfettiş rapor yazdı. Biz çarşamba salı günü dilekçe verdik. Biz matra artıracağız. De çarşamba günü müfettişin raporu geldi. Vergidersi kaldı. Hiçbir şey yapamıyor. Şimdi sistem de açık değil ya. Sistemi açtığında biz matra artırımı yapacağız. Rapordaki matra artırım 400 diyelim. Ben 450 ya da 400 matra artırım yaptım. Eşitleniyor, bitecek. Rapor sizin olayınızda zaten matra inceleme raporu henüz
geçti süresi, o yüzden matra arttırın, kurtulun. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. 31 Mayıs'a kadar beklemek zorunda. Bir şey demenize, yazılı bir taahhüt vermenize gerek yok. Yok. Yok, yok. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Önde oda başkanları soru soracak galiba. Mikrofonları almışlar. Sıraya girelim. Evet, üstad, bir soru da ben sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla yasa yapılırken taslak halinde ve sonrasında oldukça müdahilsiniz. Müdahil olmuşsunuz. Başkanım şöyle, her tarafından sorumlusunuz yani, anladığım kadarıyla. Şimdi Selahattin Üstad Bağkur'la ilgili soru sormamı istedi. Bağkur'la ilgili bir kısım var gerçekten. 7440'ın vergi kısmıyla ilgili bu seminer. Yok, sosyal güvenlik kısmıyla. Ben İhya'yı soracağım. Evet, İhya'yı soracağım ama buradaki eşitsizlik ve adaletsizlik de yasada mevcut. Ben başkanım, ben söyleyeyim size. O teklifte vardı. Evet. Bağkur İhya'sı vardı. Fakat o ara deprem oldu. EYT rafa kalktı. EYT rafa kalktı. Süreç devam ediyor. Fakat EYT'yi çıkaracağız deyince ilgili bakan dedi ki o zaman İHA'yı çıkarın dedi. Şimdi bir işte eşitsiz... hem İHA'dan yararlan hem EYT'den iki double şey oluyor dedi. Avantaj o yüzden. Bir koyundan iki postu devlet çıkarır. Siz çıkaramazsınız. Ama şurada bir... Doğru mu yanlış mı derseniz bana göre yanlış. Ama işte EYT olmasaydı yine çıkacaktı. Başkan soracak mı? Hangisini sorayım? Hangisini daha çok seviyorsan ona sor. İhsan benim profesyonel arkadaşım zaten. Şimdi belli edecek sorudan. Evet. Şimdi 2002 yılında neyse 2002 yılında kurumlar vergisi beyannamesini herhangi bir nedenle vermiş devir, birleşme, bir şirket ekliyor. Yalnız mikrofon gelmiyor. Ekleyin muhatap olacak mı? Yani devir nedeniyle geldik biz, Kasım ayında beyan şirketi devrettik. Ya da nevi değişikliği yaptık. Beyannameyi de 30 gün içerisinde verdik. Evet. 2002 yılında bu kazanç indirim hükümleri olduğunu düşünelim. 2022 demek istiyorsun herhalde. Vergi alabilecek misiniz? Alacağız tabii ki. Onları... Nasıl alacaksınız? Beyanname yok. Fark etmez bu 2000... Hayır. Şimdi bak 2022 yılı şeyine getirildiği için tebliğde de kanunda da özel bir düzenleme var. Tamam mı? Bakalım kim tespit edecek dedikleri düzenleme. Düzeltme beyannameleri var ya. Tamam. Senden düzeltme beyannamesi isteyecekler ama aradaki geçen dönem için geç tahakkuk nedeniyle herhangi bir ceza kesilmeyecek, faiz gecikme zammı uygulanmayacak. Şu anda beyannameyi ama aynı beyanname de alıyorlar. Ek vergi aynı beyanname de alıyorlar. Ek vergi aynı beyanname de alıyorlar. Dolayısıyla siz nevi değişikliği nedeniyle Eylül ayında bir beyanname vermişseniz artık o şirketin atıyorum ilk 9 ayının şeyini vermişsinizdir. Tamam. Beyannamesini verdiniz. Orada indirim tamam işte, düzeltme alınacak işte. Aslında güzel bir soru başkanım. Şimdi ek vergiyle ilgili düzenlemede diyor ki 2022 yılına ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesine indirim yapılan, indirime istinaf. Dolayısıyla dönüşüm halinde veya devir halinde kıs dönem kurumlar vergisi beyannamesini veriyorsunuz ya, tamam. Orada yararlanmış bir şey varsa, istihdam indirim varsa bununla ilgili muhtemelen tebliğ düzenlemesinde ek vergi öngöreceklerdir düşünüyorum. Yani Abdullah doğru söylüyor. Çünkü 2022 kanun, bir defaya kanunun maske. Lafzı bu şekilde. Şu andaki ama şeyde beyanname de alıyor vergiyi. Ek vergiyi şu anda Nisan ayındaki beyanname de alıyor. İşte düzeltme tabii. İsteyecekler sana. Efendim? Muhtemelen düzeltme isteyecekler. Aynen öyle. Başka soru yoksa seminere kapatıyorum arkadaşlar. Var mı başka soru? Arkadaşlar çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz slaytları falan bırakıyoruz. Zaten ekranda odadan var. Odadan temin edebilirsiniz. Sunumlarından dolayı üstadlara çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına plaket vereceğiz kendilerine. Başkanım kürsüye davet